YouTube'cum! Bu arada YouTube ne yapıyorsun abla biliyorsun? Gel aşağıda kick linki var. Ne yapıyorsun hala orada? Basıyorsun kick linkine. Akşam 20.00'da geliyorsun. Yakında Aşk Yeniden dizisine başlayacağız. Müge Anlı'da Palo ailesine başlayacağız. Yazın fena yayınlar olacak biliyorsun. Kısmetse olur devam. Yani yaz programı şu anda yani inanılmaz dolu. Yani full artı full yüz abla. Yazın yayınlarımız yalnız Marmaris'te, Çeşme'de, Bodrum'da, Halikarnas'ta falan olacak. Değişik yerlerde. Bali'de yapmayı düşünüyorum bir ara. Bali'de. Maldivler'de. Dolayısıyla farklı böyle yani arka plan değişebilir. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Sizi seviyorum. Çıkın gelin abla. Bir like, bir yorum, bir abone. Devam. O zaman dedi. Esmi Nur demiş ki Diyarbakır'a gelmiyor mu? Gülüm Diyarbakır'a gelirim de Diyarbakır'a yayın geç geliyor. Onu kim söylemişti ya? Kim dedi onu chatte kim yazmıştı ya Diyarbakır'a? Can Koku aşığım demiş bu arada. Gülüm ben de Beyoğlu'ya aşığım. Artı Tayakok askerde. Tayakok Ben askerde sana öğreteyim dedi. şu Sen bana hiçbir şey öğretemezsin dedi. Oturdu geçti yanıma. Hep köpekten konu açıldı. İşte dedi bunun tokasını çıkartalım falan filan. anda. Manyak mı? Oturdu vallahi bir de köpeği vallahi bir. Köpeğe cinsiyetçilik yaptı adam. Vallahi delireceğim chat ya. Kısa süre ya orada. Müge Anlı tam şimdi bitti biliyor musun? Tılsım Selin. Tam şimdi bitti. Yani şey dedi, o zaman bunun tokasını çıkaralım. Bilmem ne falan filan. Öyle özel bir konu hiç aramıza geçmedi. Yok abla anasını satayım ya. Bu kendi kendine rollendi Serhan ya. Umduğunun dışında da gelişebiliyor bazı Kemi şeyler. patladı. Melih'im! Ne yapıyorsun gel arkada vallahi tezgahları kerk ediyorsun galiba. Hadi canım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Karşımda 4 tane bayan var yani. Çok bayan mı? Sıkıntı ya aslında. İnanılmaz sıkıntılı bir durum. Sen olacak da seni aldılar arada mı? Arada kalabilirsin. Doğru. Yani dilerim siz de yaşarsınız bu farklılığı. Vallahi billahi ya. Hoş geldin Hüdapar. Dilerim siz de yaşarsınız bu farklılığı. Merak ettik anlatsana ya. Ha belli aralarını almışlar. Aralarını mı almışlar? Nasıl yani? Ne kardeşim bir gün seni de 4 kişi çağırırsa yaşarsın yani. Yani yok bizi bir kişi çağırdı yetti o. Bravo. Melih'im benim ya. Melih de o sırada... Melih de o sırada yapış yapış ellerini gerçekten şey yapıyor. Rico Rico hoş geldin vallahi billahi ya. Vallahi deli olacağım ya. Olur abla tam kullanmayacağım bir daha söz. Vallahi billahi abla ya. Ne yapıyorsun kurban oldum ya. Hayır. Ne güzeldi. Ya niye burada böyle toplandık? Gelin duralım oturalım ya. Yani. Serhan kızların favori adayı olarak gözüküyor olabilir. Fakat evet, Erdem bir kıskançlık mı başladı abla? İleride Serhan favori adaylıktan çıkacak ve eminim ki daha başka isimler favori adayı olacaktır. Bu arada katılıyorum. Ya ileri görüş duymuşsun bu yani Erdem çok zeki. Kimse burada üstüne alınmasın. Hah ne oluyor gene? Kimse burada üstüne alınmasın. Ben yıllar önce bir film izlemiştim. Kemal Sunal'la orada İnek Şaban rolünü gördüm. Sen varsın, ha. Sen varsın. Bir de Murat var o zaman. Evet. Yani burada benim anladığım tek problem burada üçünüzün şu an normal evinizdeymiş gibi yaşamaya başlamış. Yok ya bizim ilgilen... Abi sakalları alınca kaşlardan ötürü... Aman Allah kahretsin ne alakası var abla vallahi bile hiç benzemiyoruz ya. Kendimiz kızlardan bir tanesi yok ki sana. Bitsin bu azoplar. Normal evinizdeymiş gibi yaşamaya başlamış. Yok yani. Ya bizim ilgilendiğimiz kızlardan bir tanesi yok ki sana. Yani. İlgilenmenle merak şey alakalı bir durum değil zaten. Ne gibi? Gene ne oldu? Gene ya durduk geldi gene Ercan'a niye gerçekten saldırdın ya? Ercan'a niye saldırdın ya? Şu. Harun abi bana mı kaldır diyor. Herif banlı değil anasını satayım ya. Şahsen. Bir de arkadaşlar chat'e Instagram adreslerinizi yazmayın. Chat'e Instagram adreslerinizi yazmayın arkadaşlar. Böyle bir şey senin başına gelmediği için şimdi anlayamıyorsun ama. Doğru. Sadece içerikle ilgili yazın. İçerik dışında yazanlar arkadaşlar time atıyor maalesef. Yarın öbür gün belki gelir başına. Geldiği zaman oradaki farkı anlayacaksın ve sen o farkı merak etmiyorsun. Merak et. Ne farkı? Yarışıyoruz sonuçta. Merak... Bir şey söyleyeceğim, sen referandumun sadece siyasette olacağını mı düşünüyorsun Serhan? Merak edeceğin çok şey var orada öğreneceğin. Ne diyorsun Serhan gene yani gizemli gizemli konuşuyorsun ya. Ya benim şunu anlatamadım. Orada gerçekten ilgi duyduğum bir kız olsaydı... Babacım sen anlatıyorsun da bunlar anlamıyor ki ya. Evet. Hani hakikaten şu kız ne yapıyor diye merak etseydim. Ha. Ben merak ederdim seni şu an. Demedin mi sen ben Demet'ten ilgiliyim birazcık diye? Abi... Demet mi? Demet nereden çıktı abla ya? Oğlum Demet de mi? Evet. Demet. Evet. Demet. Evet. Ben... Demet. Evet. Demet evet, chat evet, Demet evet, chat evet. Demet'e bir daha söyle Demet diye. Bir daha söyle Demet diye chat, Demet. Demet. Evet. Mükemmel bir diyalog. Mükemmel bir diyalog, vallahi billahi. Evet. Chat, Demet, evet.
Demet. Evet. Demet. Evet. Ben Demet'e dost... Bir daha söyle Demet diye. Demet. Evet. Bir takım tatlı Demetler. Vallahi bile. Demet. Evet. Ben Demet'e dost gözüyle baktım. Burada yüzlerce kez söyledim. Sen burada anladın. Var ya... Hem de Sema Hanım'ı anlattın yani. Sema Hanım kim? Allah kahretmesin. Sema Hanım nereden çıktı ya? Geçen gün de Melih'e Semih dendi ya. Yok Semih Hanım anasını, Sema Hanım kim anasını satayım ya? Tamer, evet. Tamer, evet. Bir daha söyle chat Tamer diye. Evet. Sema Hanım değil, Seda. Seda Hanım anlattı. Sen bugün herkesi karıştırıyorsun. Kafan herhalde 4 kişi bayağı basınç yapmış sana. Basınç mı? Senin düşündüğün şeyi ben 10 kere düşünüyorum. Vallahi çok... Sen çok zannetmiyorum ya Serhan'ım ya. Demet, evet. Yanlış düşünüyorsun. Senin yürüdüğün şu ayak izlerin var ya. Ben oradan dönerken bırakmışım o izleri zaten. Doğru söylüyorsun. Sen boşuna uğraşıyorsun. Başka? Ne diyorsun Hansel ve Gretel vallahi billahi ya. Başka ezberlediğin başka atasözleri gibi bir şey varsa onları da söyle. Ooo, Turabe? Mi bu? Ay işte onu diyorum, atasözü gibi bir şey varsa onları da söyle. Bilmiyorsan konuşma bence. Sana diyor. Ya çıldıracağım, herkes birbirine laf sokmaya çalışıyor ama sokulan lafların hiçbirinin manası yok. Vallahi bile. Çünkü niye? Demet, evet. Diyorum ki sen anlamadın, diyorum ki atasözü gibi bir... Konuşmacı Sema, detay var mı? Yeliziniz. Yeliziniz detay var mı? Vallahi bile. Bazıları da... Neyi soruyorsunuz? Neyse abla, tam söyleyecektim donet geldi. Abi kısmet orada olsaydın ilk hafta elenir miydin yoksa uzun süre elenmeden kalabilir miydin? Bir de tüyünüz kadar ömrünüz olur inşallah. Melek gibi beni harcayabilirlerdi. Ya da beni bir reyting malzemesi olarak kullanıp daha sonra atabilirlerdi. Bir şey varsa ezberlediğin onları da söyle. Ben hiçbir şey ezberlemiyorum. Tamam sıkıntı yok o zaman. Şu şey Elif Aşk 12'yi banlayalım. Elif Aşk 12 gerizekalısı. Ama... Evet devam edelim abla. Adımı sana ezberlettim ya. Adını ezberlettin mi? Da güzel. Şey vallahi çok ben daha senin diyorsun. Adını doğru düzgün bilmiyorum çok ama komiksin. Sen benim adımı iyi ezberlemişsin. Çok komiksin. Anlatacak mısınız ne oldu? Ben senin ne adını ezberlemem zekam. Şu sıfata bir baksana komik bir adama benziyor muyum ben? Bir dakika ne oluyor lan kavgayı? Bir dakika. Vallahi çok komiksin. Ben aynen kendine mi benim senin adını ezber... Bir dakika dur bunları iyice tetiklendi dur. Burası arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burası iyice hormon kokmaya başladı. Burası iyice... Libido kokmaya başladı geliyor. Zekamdan. Ben seni uyarmayacağım bir daha. Uyarma. Tamam. Oğlum öyleli bir de üstü yürümeli. Aha. Uyarma. Dur ne oluyor lan? Dedin sen. Aa dur geliyor. Bir dakika. Bana bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Ya bir şey söyleyeceğim bu kavgalarda niye illaki biri araya girene kadar bekliyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar niye birinin araya girmesini bekliyorsunuz? Saldırmak isteyen adam zaten saldırır ya. Saldırmak isteyen adam saldırır zaten anasını satayım ya. Erdem sen ne yapıyorsun Hacı Vat? Sen ne yapıyorsun karper peynir sakal? Kendisi başlatıyor. Niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Abi ah kurban olurum Ercan'ım. Ne güzel anlatıyor çocuk. Hakikaten kendisi başlatıyor. Doğru söylüyor. Niye anlamak istemiyorsunuz? Kendisi başlatmıyor. Adam burada geldi bir şey anlatacak. Hayır gelmiş şunu bak, söylüyor bak. Bak bir şey anlatacak sen. Ya sen Allah kahretmesin. Vallahi Ercan'ın ileriki bölümlerde yaşatacağını şimdiden yaşattın bize abla. Vallahi billahi. Dedin ki ben dinlemek istemiyorum. Tamam dinlemek istemeyebilir. Bu kadar basit. Ercan haklı. Tamam tartışmaya başladınız sonra. Hayır ben insan gibi dedim ki kardeşim merak edeceğim bir şey yok. Bitti. Merak etmek zorunda mıyım ben o adamın orada yaşadığını? Yok merak etmek zorunda değil. Bu kadar basit. Ben adam gibi adamım kardeşim. Burada geri vites falan yapamam. Ben bu adamın burada oynadığını biliyorum, onun düzenini de bozacağım anladın? Ya ne düzeni? Sen burada bir düzen kurmaya çalışıyordun beni delirtmez vallahi billahi. Buffon gözüyü... Anladın mı? Zaten asabi olduğunu bildiği için ona direkt oynuyor ve işin içine biraz da şimdi kıskançlık girdi. Ya sen ben sana bir şey söyleyeyim mi Murat Özbek'in? Murat Özbek'in iş at amı, iş at amı. Sen var ya yalakasın ha. Sen iktidar yalakasısın. Sen otoritizm, otorite yalakasısın. Dört. Tüyün kadar ömrün olsun. Bak Murat, tüyün kadar ömrün olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum hocam. Bir tane kızın onu çağırması bence Ercan'ı bu duruma getirdi. Evet. Ve onun üzerine oynuyor. Ya hiçbir şey yokmuş gibi şu adamı karşıma getirmeyin bak benim. Ercan bir de oraya oturmuş. Getirdi. Ercan da adamı kavga olmamış gibi oraya oturdu bir de. Ve onun üzerine oynuyor. Ya hiçbir şey yokmuş gibi şu adamı karşıma getirmeyin bak benim. Yemin ediyorum benim sinirlerim tepemde. Ercan aşırı kaba ve saygısız mı? Ercan'ın neresi kaba ya? Ercan gayet kibar ya. Kalbinizi kıracağım yani. Abi de böyle bu. Abi sen niye böyle yapıyorsun ya, hakikaten ya? Ya dur Melih ne yapıyor anasını sen niye böyle yapıyorsun derken anasını ya. İstediği yere oturabilir ya. Adam istediği yere oturabilir ya. Adamı deli eder gibi gelip bir de karşısına oturuyorsun abi yapma bari şunu ya. Bak bir şey söyleyeyim. Bence çok sılayı bir hareket bu arada.
2 dakika önce kavga ettiğin adamın karşısına oturup gerçekten bacak bacak üstüne atmak çok sıralı bir hareket. Ben o karşısına adam, insan gibi oturmaya geldim. Ercan. Aynen aynen Glamuş Garbi'den ya. Melih ilk defa ses çıkardı. Onda da haksız. Doğru söylüyor. Sinirli olabilir. Ben sen de sinirliyim. Yani, ben de bak, çok sinirliyim. Bence de yumak mı yapayım? Bence de sonuna kadar katılıyorum. Bekle birazcık ya. Tamam. Adam, bak Tankut ben de çok sinirliyim. Ya bak şuna ama Tankut. Sen onu çözmedin mi şimdi? Tankut şöyle. Abi ne demek şunu çözüm? Ben bunu hiç anlamıyorum. Chat ortamda sinirli biri varsa herkes o sinirli adamı idare etmek zorunda. Niye saçarım onun idaresini? Niye idare etmek zorunda herkes onu ya? Bir şey var bak. Bırak, 2 dakika. Sektörsün gitsin psikolojik destek alsın. En sevmediğim iş ya. Bir dinleyin. Ben 2 dakika. Ercan haklı ya. 2 dakika bir konuşayım. 2 dakika bana müsaade edin. Bak adam gelmiş. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Bak dedim yavrum ki. Benim sen cornflakes'ini ye. Cornflakes'ini ye sen vallahi bile ye. İnsan gibi. Kardeşim benim, tam, anlatma. Biz oradaydık zaten. Tamam ya, oradaydık. Tamam bir susun da bir adam anlatsın. Artık kendini anlatamıyor. Delireceğim ya. Yani, bitti abi bitti. Tamam. Diyorum ki benim merak edeceğim bir şey yok diyorum. Yok diyor ki bir gün gider sen de 4 kişi çağırırsa kıskandın mı? Ercan. Yok ismimi sana ezberleteceğim. Ercan. Abi niye tahrik ediyorsun sen beni? Ya tahrik burada bir şey var. Tehdit var. Şu anda mesela Melih'in şu anda arkadaşlar mısır gevreği yemesi de beni şu anda tahrik etti. Tahrik? Yükseldim yani şu anda. Tahrik ediyor resmen. Vallahi bile şuralarda bir yerdeyim chat ya. Yok ismimi sana ezberleteceğim. Ercan. Abi niye tahrik ediyorsun sen beni? Tahrik? Yani gerginlikten şuralarda bir yerdeyim chatçim çok affedersiniz ya gerçekten. Çok özür dileyerek yüksek dozlu gerginlikten şuralarda bir yerdeyim ya. Şuralardayım ya çok gerginim ya aşırı ya chat ya. Tahrik ediyor resmen. Yani bunu herkes gördü. Ooo patlıyor. Allah kahretmesin. Serhan şu anda düdüklü tencere oldu galiba. Ne bir bakın ya. Kapatın patlıyor. Patlıyor. Erdem altını kapat, altını kapat, altını kapat. Sen kapat. Altını kapat anasını. Melih ne yapıyorsun Melih? Melih'teki rahatlığa bak Allah'ını seversen. Flu Melih. Ben kapat. Melih Tugay. Tamam benim eserim değil. Ben kapatamam mı? Onu da Ercan yapsın. Onu da Ercan yapsın. Kapandı mı? Kapandı. Ya biz... Hepinizin hayatını Ercan kurtardı şu anda. Ercan inanılmaz sılayı bir karakter deli olacağım ya. Çok alfa beta. Bitir. Beta değil neydi? Sigma. Bitirdiniz yemin ederim. Kim açtı onu? Ben açtım. Biz size sabahtan beri diyoruz ya. Yani. Şu düdüklüğü çalıştırmayın vallahi, diye. Gerek yok ya. Bak hepimiz tamam. Vallahi billahi ya. Malbonte'yi görünce Ezo. Herkes... Ya bu iğrenç şakayı yapma artık ya. Bu mide bulandırıcı şakayı yapma artık ya. Birer kase yesin bitsin ya. İyi beyler denedik ki olmadı. Ne harcımız değil yani bizim o iş. Harcımız değil baba herkes yesin mısır gevreğini. Tencere. Herkes yesin mısır gevreğini kalksın ya. Zorladı bizi ya. Akşam yemeğini hazırlıyor musunuz? Ben yemeyeceğim. Ben de yemem. O zaman... Niye yemiyorsunuz abla? Kaç kişi yemiyor? Ya ne alakası Dani sen Ayşenur'la baş edemezsin sen anasadım. Akşam yemeği yiyecek misiniz ben yemeyeceğim diyor. O zaman niye soruyorsun diyor. Buna göre tabak koyacağım. Dani sana bu arada geçen bölüm Ayşenur'a kafayı taktığın için o Louis'i tutup fırlatma hareketine uyuz oldum. O hayvancağız da sürekli sana yanaşıyor uyuz oldum sana. Ama herkes masada olmaz. Yiyen el kaldırsın. Ben yerim usta ben atıştırırım biraz chat. Var mı yemek isteyen? Yemeyeceğim masada otururum. Ben de masada otururum işkembe falan yemem. Hadi o zaman bana bir yardım edin hemen. Oldu mu Mehmet? Duygu bak yine bekliyorum hiçbir ışık yok. Şimdi ben mi kalkayım yine? Ben mi kalkayım? Kim yapıyor gene? Kimse bir şey yapmıyor. Allah aşkına konuş. Şimdi Demet ben ne yapayım? Sabah hayır bir saniye bak bekliyorum. İnadına bekliyorum. Yine hareket yok. Siz oradayken... Ve hala hareket yok. Kalksanız artık abla. Bak Ayça göğe gidiyor. Bak Ayça sen inanılmazsın ya. Ayça sırf yardım ediyormuş görüntüsü vermeye gidiyor. Ayça oraya gidiyor ve dönüyor. Bak hiçbir şey elemeden dönecek. Burayı biz Ayça'yla sildik süpürdük. Evet, aynen. Door. Düşün ya. Esma abi iki varsın. Yani. Onu demeyelim artık. Yani onlar... Ben de şaşırdım. Bu ne Allah kahretmesin ya. Bu ne Allah kahretmesin ya. Bu kim am? Hakikaten yani chat vallahi billahi çok değişik. Çok değişik yerlerin içerisindeyiz. Allah'ım ne olur yardım et ya. Ne olur yardım et ya. Deli deli oldum da taşa sordum yara oturmuş divanda. Yana yana durdum seni bana buldum vermem artık dünyada. Ne oluyor chat vallahi delireceğim ya. Karı çarpıldı anasını satayım ya. Şu an bir saniye yine sofrayı ben mi kuracağım? Ya kim kuracak? Senin baban 10 yıl bilgisayar programcılığı yaptı. Kur gitsin ya. Mehtap baksana Mehtap zaten this kuramaz. Door. Mehtap zaten kuramaz. Mehtap'ın ensesinde şu anda peçete var. Ya. Deli deli oldum ya İrem Toşko. Ya Demet her sofrada niye sen ayağa kalkmıyorsun? Gel buradan hazırla. Bugün otur. Ayça sen kalkmadığın için olabilir. Anca konuşuyor. Ayça'ya bak hiç bok yaptığı yok. Dur.
Bugün otur abi. Oturmayan yemesin o zaman. Burada kimse kimse hizmetçisi değil. Ulan sen hiçbir şey yapmıyorsun ki Ayça. Benim şu anda sinirlerimi bozma. Sen hiçbir şey yapmıyorsun ki. Ancak çene suyu çorba. Yiyecek olan kalkar yapar. Ben kalkıp herkese hizmetçilik yapmak zorunda değilim burada. Ya sen zaten yapmıyorsun. Sen kendi yemeğine bile kendin hazırlamıyorsun. Yalandan görüntü veriyorsun burada. Ya böyle çakallar vardır çete. Sanki böyle söylenir bir şeyler yapar. Abi, ondan sonra yapıyormuş gibi davranır. Arada kaynar bunlar öyle. Arada kaynar. Bak mesela İrem İrezin demiş ki Ayşe sen bensin demiş. Var böyle tipler hakikaten chat. Ben de. Biraz ben de böyle yaparım mesela. Güzel hareketler chat yani deneyim. Var. Ben gelmişim burada koşturuyorum. Mesela kardeşim arkadaşlar 4 çeşit yemek yapar mesela arkadaşlar. Sanki onları ben yapmışım gibi mesela kardeşime de inandırırım onu. Onu da inandırırım mesela. Ya öyle bir davranırım ki mesela o ben yaptığını zanneder mesela. Yiyecek olan yesin yeter yani kaç gündür. Bence de herkes kendi yemeğini hazırlasın o zaman. Dur bakayım yastık çıkar mı? Ayça şuralarda bir yerde yastık çıkar mı acaba? Dur bakayım. Yardım eden adam yastık çıkar mı? Dur bakayım. Bir dakika. Komik yastık. Dur bakayım. Bir tane öyle vardı ya chat böyle yardım ediyormuş gibi sanki böyle bir şeyleri ucundan tutuyormuş gibi de oğlum ne kadar tuhaf tuhaf videolar çıktı. Yardım eden adam yazdık ne çıktı ya. Ya onun gibi işte anasını satayım anladınız siz. Anlamadınız da neyse. Ritim kaçtı. Tabağını da... Yenmez bu çorba kokuyor. Kokuyor mu? Tabağını da içtiğini de koysun makineye. Abla çorbanın koktuğuna emin misin şu anda? Vallahi billahi ya şu an detay vermeyeyim ya. Ceyda sen niye şimdi kalkmadı? Niye? Ya arkadaşlar siz kafayı mı yediniz? Ceyda kalkınca niye kalktın? Ondan sonra kalkmayınca niye kalkmadın? Kalkayım. Mutfağa girince ben olay oluyor. He haklı. Şu anda Ceyda haklı. Masaya gir. Masaya mı gir? Duygu bırak. Nasıl yemek isteyen kendi tabağını kendi koysun. Vallahi millet aç kaldı burada. Melih yazıp 51.00'ı yollayalım chat. Ya bırak hep yeter birlikte. Yeter artık. Hep birlikte otur. Baba triplere bak hareketlere bak. İyi herkesin de birbirini uşak belledi. Kızlar bak hep. Triplere bak sanki dersin bir şey yapıyor. Hepimiz aileye hasretiz. Güzel yemeği, kalabalık yemek yemeye hasretiz. Ya. Ah yavrum ya çok üzüldüm şu an. Çok üzüldüm şu anda vallahi. Vallahi ne kadar yer yandı şu anda bende. Ay manyakım şu anda. Manyakım şu anda. Baba manyak. Birlikte oturalım ya. Yiyelim. Ne aileye hasretiz? Ben hasret falan değilim. Şükür ailem başımda. Abla niye hakikaten öyle bir rollenmeye girdiniz şu anda? Onu anlamadım ya. Her şeyim var. Ercan kırmızı odaya. Ercan kırmızı odaya canım benim. Ercan ne oldu? Uyarı mı alacak Ercan? Söz yerine alacağım sizi. Ercan'cım git artık yavrum benim. Biliyorsun rivayetlere göre Hürrem beyaz. Çirkin, zayıf bir kadınmış. Çirkinmiş ve bu sana uyuyor. Arkadaşlar iletişime olan birisi. Seni çağırıyorlar kırmızı odaya. Bunun içine su katılıyor mu bu sirkenin içine? Katılır mı biraz? Bilmem çok koyu abi. Olmadım acaba. Ben de bilmiyorum. Çok az. Çok az katılabilirdim. Çok da yalnız erkekler evi daha güzel yemek yapıyor artık bunu kabul edelim chat. Biraz katılıyor. Açık ara hem de. Tamam. Erkekler evi bayağı organize yani bu konuda maşallah. Çok az ama. Tamam. Yani hem birbirlerini yiyorlar, hem yemeklerini yiyorlar, mükemmeller. Bunlar sadece birbirlerini yiyorlar. Sen kızlar. Emre diyorsun sonuçta. Tabii ki emre diyorum canım. Niye çünkü emrinin kimse de gözü yok. Yani net adamın fikirleri. Emre'nin kimse de gözü yoktu. Senin fikirlerin net değil ya. Bir de şu kolu indirir. Kolu indirsek abla. Ayçeliçe. Millet gibi herkesi kabul etmemiş. Bu kadar. Ondan emin misin? Eminim. Büyük konuşma. Bu kadar da büyük konuşurum hadi bakalım. Oğlum bunlar konserve mısır mı yiyor lan şu an? Hadi büyük konuştum. Unutmayın bugünü. Çok kaka. Yalnız Ayçeliçe bu konuda haklı çıktı usta. Hadi konuştum. Büyük laf konuşma. Ben büyük konuşuyorum abi. Bundan sonra böyle büyük konuşup büyük oynuyorum. Anlamadım. Neyi büyük konuştun? Yok Ayçeliçe bu konuda haklı çıktı usta. Yani büyük yiyip büyük konuşuyorum derken Whopper menüyü de belli ki büyük yedin. Detay vermek istemiyorum şu anda. Şu an seninle muhatap olmuyorum ben. Tek bana yürüyor Emre diyor. Ne oldu abla durduk yerde niye laf soktun şimdi kadına? Normal bir soru sordu sana ya. Ben de dedim büyük konuşma. Büyük konuşuyorum o kadar inanıyorum abi. Bitti. Evet. Tüyün kadar ömrün olsun inşallah Ayça. Ve doğru at oynuyorum. Sen ne yap biliyor musun ama? Yanlış at oyna. Yanlış atlarla uğraşmıyorum. Cümlelerimi yanlış kurmuş olabilirim. Beyler. Daha yaparız ya. Kanka bir saniye dinler misin? Efendim? Bir şey söylemem gerekiyor da size. Evet. Anlat bebeğim. Şimdi çağrıldık ben ve Serhan. İkimiz de uyarı aldık. Aa, cezanız neymiş? Sabaha kadar bir odada, kırmızı odada, hababam sınıfı
Sabaha kadar Havam Sınıfı Kemal Sunal sahneleri mi izleyeceksiniz sabaha kadar? Cezanız bu mu? Bilginiz olsun sizin de. 3 uyarı alan zaten eleniyor. Evet. Bunu bildirmemi istediler size. Hepinizin bilgisi olsun. Mantıklı. Bence çok güzel bir ceza olurdu ha. Çok güzel ceza olurdu bence. Tamam, ben ve Serhan şu an uyarı aldık. Durup dururken abi. Durup dururken veya başka bir şey. Neyse, aldık, durup dururken veya başka bir şey de Ercan bence bok yolunu gitti. Ercan'ın uyarı almaması gerekiyordu bence. Kapandı. Sadece bilginiz olsun diye söylüyorum. Ercan tamamen Serhan'ın kışkırtmalarına gitti. Bu kadar basit. Herkesin bildiği gibi. Burada bence işkembeyi biraz az doğramışsınız ya. Ben bunu biraz yani, sakalıyorum. Ne anlatıyorsun Murat? Anasını satayım, millet ceza almış. Bu hala işkembeyi az doğramışsın diyor. Başlayacağım şimdi işkembe ne ya? Baksana ben sarımsak yaptım. Sarımsak doğruyorum biraz abi. Sence de. Ben gerçekten o uyarıyı aldığım için çok üzgünüm. Çünkü... Oh yavrum. Ercan sen şu anda uyarıldın değil mi yani? Usta. Yani bayağı uyarıldın yani sen. Çünkü ben bunları yaşamak için gelmedim buraya. Ben buraya gelirken aklıma zerre kadar böyle bir tartışma içinde bulunacağım, böyle bir olay yaşayacağım. Aklımın ucundan geçmezdi. Nereden aklına gelir Ercan'ım? Vallahi bile. Ne haber lan Zerra? Ama maalesef insanlar herkes birbirini anlayamıyor. Evet. Bir rekabet içerisindeyiz. Onu da anlıyorum. Ama olayın bu derece büyüdüğünü görünce üzülüyorum tabii. Uyarı almak ister istemez beni üzdü. Artık kesinlikle ama kesinlikle daha dikkatli olacağım. Hadi inşallah canım benim. Hadi inşallah bebişim benim. Sana güveniyoruz. Ne oluyor? Yalnız şu kapı, abla şu kapıyı kapatınca Adnan'ın kapıyı Adnan'ın kapıya çarptığı görüntü aklıma geldi ya. Z97. Adnan'ın kapıya çarptığı görüntü aklıma geldi şu anda ya. Anlayan anladı ya. Çekiyor musun Cemu? Çekiyorum abi. Yemin et. Kayıtta mısın Doğukan? Kayıttayım abi. Yemin et. Yemin ederim abi. Kayıtta mısın? Kayıttayım abi. Yemin et. Abla vallahi billahi anısı var bu kapının ya. Bu kapının çok büyük anısı var. Yemin et. Kimse gelmesin. Tamam. Bak kendine hakim ol. Bir dakika, Serhan roleplay. Serhan gene burada, Ercan seni şimdi vallahi slaylar ya. Hiç role girmeye çalışma. Sakin sakin konuş, sakin sakin kalk. Şimdi Ercan, ben yıllar önce bir film izlemiştim. Orada Kemal Sunal'ın çok güzel bir rolüne denk geldim. Seninle biraz konuşalım Ercan kardeş. Kimse gelmesin. Kimse gelmesin. Şimdi seninle biraz konuşalım chat kardeş. Allah'ım ne olur kafayı yiyeceğim ya. Chat normalde yani Serhan bu bölümde arkadaşlar bölümün başında siyah pantolonla geldi. Aşırı kasıntılıktan herifin pantolonu işkembe götüne döndü ya. Beyazladı anasını satayım deli olacağım ya. Seninle biraz konuşalım Ercan kardeş. Şimdi seninle biraz konuşalım chat kardeş. Şimdi sen... Şimdi sen benim yastığımı çişledi misin? İyi güzel söylüyorsun. 3 tane üniversite bitirmişsin. Evet. Onu geç ya. Başka yok geçmiyor. Yok yok ben onları dinlemiyorum. Yok onu geç ya. Vallahi bütün rolü bitirdi şu anda. Sen şu anda zannettin ki o mesela sessizce seni dinleyecek. Onu geç dediği anda sen bütün roller çıktın şu anda. Serhan sıçtı şu anda. Güzel söylüyorsun. 3 tane üniversite bitirmişsin. Serhan sıçtı. Onu geç ya. Başka yok geçmiyor. Yok yok ben onları dinlemek istemiyorum sana gerçekten. Benim bak. Konuşacağım cümleler daha bitti. Ya kameraya baktı ya. Allah cezanı vermesin. Bütün rol burada bitti. 2004 girdi ya. Başka yok geçmiyor. Yok yok ben onları dinlemek istemiyorum bak, sana bak. Gerçekten. Benim bak. Konuşacağım cümleler... Allah cezanı vermesin seni. Cemo hayatta mısın Cemo? Allah cezanı vermesin. Yemin et. Yemin et. Çekiyor musun Cemo? Çekiyorum abi. Yemin et. Kayıtta mısın Doğukan? Kayıttayım abi. Yemin et. Yemin ederim abi. Kayıtta mısın? Kayıttayım abi. Yemin et. Yemin ederim. Kayıtta mısın? Kayıtta mısın Cemo? Allah bütün rol gitti şu anda. Ben çıktım rolden ya. Her daha bitmedi. Sen tamam, beni dinle, ben de seni dinleyeyim. Tamam dinlemek istemediğim cümleyi söyleme lütfen. Öyle bir dünya yok. Ben buraya geldim. Bak bir şey söyleyeyim. Ben buraya geldim. Tamam Serhan bir şey söyleyeyim. Bak istemediğin bir şey söylersen istemediğin bir şey işitirsin. Sen de buna göre konuş. Eyvallah. Tamam. Sen 3 tane üniversite bitirmişsin. Adam oraya girme diyor. Hala devam ediyor. Oradan konuşuyor ya. Yasemin'cim iyi ki varsın. Eyvallah. Ben üniversitemi yarım bıraktım. Doğru. Bitirmedim ama. Belli zaten. İyi bir Hayat Üniversitesi'nde çok şey bitirdim. Cezanı vermesin. Vallahi Hayat Üniversitesi'nde çok gerçekten. Hayat Üniversitesi mezunu. Babasının parasını yemekle meşgul. XD. Tamam. Anısı var.
Çok derin anısı var. Allah kahretmesin seni. Tamam. Hakikaten Facebook ya. Sen de 20. Hakikaten anlayan anladı ya. Hayat Üniversitesi'nde de chat ya, çok klişe ya, atlı dışı ya. Üniversitesi'nde çok şey bitirdim. Tamam. Doğrudur. Sen de 26 yaşındasın, değil mi? Doğru. Ben de 26 yaşındayım. Evet, doğru. Dolayısıyla gel biz seninle birlikte bir tanıma yoluna çıkalım. Öyle diyecek galiba en son. Ha Esra, keep your queen. Yalnız şunu bil ki, ben görüyorum ki sen bu hareketlerinle seni bu kadar uyarıyoruz, söylüyoruz. Arkada... Uyarısı sen kimsin? İnsanları niye uyarıyorsun? Senin adamı uyarmaya haddin var mı? Hakkın var mı? Ha? Şimdi seninle biraz konuşalım Serhan kardeşim. Arkadaşların söylüyor, ben söylüyorum. Ya bir şeyleri hala kendi bildiğin gibi yapmaya çalışıyorsun. Bu da senin doğrun. Evet. Ama bu seni yaşça, bence benim kendi görüşüm. Sen ister saygı duy, ister duyma. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Senin 26 yaşında benim nazarımda olmadığını gösteriyor. Sen çok mu 26? Sen de hiç olgun davranmıyorsun. Tamam. Bence Ercan daha olgun geliyor. Ercan en azından düdüklü tencerenin şeyini kapatabildi. Hayatınızı kurtardı sizin. Götünüz vallahi öte öte gezecektiniz bu saatten sonra. O düdüklü tencere patlasaydı var, hepinizin maçoluğu bitmişti. Sen de benim hakkımda istediğini düşünebilirsin. Tamam. Ben şimdi senin gözlerinin içine baka baka sadece şunu söylemek istiyorum. Evet. Seni seviyorum. Sana aşığım. Bu saatten sonra... Bu saatten sonra... Aa vallahi... Vallahi izlenmiş. İzlenmiş de vallahi bilmiyordum bunu. Bu harbiden oraya girecek galiba. Harbiden oraya girecek galiba. Tamam mı? Bu ev... Ne ölün ölüme. Ne sen bu problem yarat bana. Ercan... Allah kahretmesin, doğru lan. Bak ben bunu komple unuttum. Dur doğru söylüyor. Oğlum Bitcoin kaç oldu bu arada chat? Neyse birazcık artmış. Kısmetse olur. Ercan, Esra, Erol doğru söylüyor. Ben onu unuttum komple. Neyse doğru. Ben onu unuttum komple. Baban gide kan. Kısmet bu işler. Bir de Esra abla ben ne hissettim biliyor musunuz şu an? Allah kahretmesin, şu anda çok kötüyüm. Dur, hatta bunlar arkadaşlar, bir dakika dur. Bir dakika dur bakayım, bir de bunlar this arkadaşlar. Door. Bir de bunlar Ceyda ile aynı dönem katıl... Aa bir de aynı dönem, dur. Esma'cım iyi ki varsın. Aynı bir de baksana aynı... Bütün evrenler birbirine girdi abla. Esma abucum iyi ki varsın gülüm benim. Vallahi bile şimdi seninle biraz konuşalım Ercan kardeş. Ne ben sana problem sonra, tamam? Harbiden Hayat Üniversitesi ya. Bu evde ne sen... Ceyda katıldı, bir de Ceyda orada mesela, Ceyda bir de bununla evlendi. Arkadaşlar, Ceyda bir de bu adamla evlendi, Allah hayır olsun inşallah. Ceyda bir de bu adamla evlendi. Hatta şarkıları bile var geçen bölüm baktı ki. Bu problem yarat bana, ne ben sana problem yaratayım? Her türlü. Hani sen diyorsun ya, ben üniversite bitirdim, madem bu kadar kültürlü bir adamsın, evet. Tamam mı? Ben senin yaşının... Tamam, ben senin yaşının... Elimi uzattım tamam, ben sana. Tamam bitir. Elini uzat. Ama şu anda rolden çıkıyor şu anda. Bak bütün rolün anası. Adam şu anda role girmeye çalışıyor. Bütün rolün anasını belirledim. Ben sana elimi uzattım. Ben senin yaşının 26 olmadığını düşünüyorum. Tamam. Ve bundan sonra buna göre hareket ediyorum. Tamam. Sen de benim yaşımın 26 olduğunu bil. Tamam. Ne diyorsun Serhan? Ne demek istiyorsun şu anda chat? Chat bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda 31 yaşında olduğumu Okja, Yeliziriz, Melike Güngör. Şu anda 31 yaşında olduğumu bil. Çünkü ben 31 kardeşim. Tamam mı? Tamam. Sen de buna göre hareket et. Ben de sana son olarak şunu söyleyeyim. Tamam. Söyle abla. Ben senin yaşının 26 olduğuna adım gibi eminim. Evet, siz benim biliyorsunuz arkadaşlar 31 yaşında olduğuma adım gibi eminsiniz yani şu anda. Ama, eyvallah. Dediğim gibi bak yine hakaret olarak algılayacaksın. Yok. İstemediğim bir şey konuşmayı için istemediğim bir şey işitiyorsun. Yok. Ben senin zekanın 26 yaşında olduğuna inanmıyorum. Kusura bakma kardeşim. Hemen... Kama, kemik, bak, sen bak, benim bak, zekama... Bir şey kemiksiz dedi, dur kemiksiz mi diyor, ne diyor, kemik falan dedi, kemik dedi. Bulaşma da. Tamam bak bir şey söyleyeyim, lafımı bitireyim. Bak, sen benim zekama bulaşma mı? Ama şimdi Serhan yani bu adam tekrar söylüyor, Ercan çok sınayı bir karakter, Ercan yemez dedim. Ercan da bu rollere girme dedim, kaldıramazsın dedim. Seni güzel güzel dinledim. Ha. Laflarıyla dövüyor herif ya, kemik dedi. Kemik yaşın 26 olabilir ama zeka olarak kusura bakma ama çok çok rahat olmasın. Bırak insanlar karar versin. Tamam. Kemik yaşı. Tamam, bu benim fikrim bak yine kendi fikrim. Bundan sonra istediğin gibi özgür davran. Bunlar neden kavga etti ben kaçırdım. Serhan tetikledi. Serhan gitti laf soktu Ercan'a, ondan sonra vallahi kavga çıktı. Fakat tamam. Bir de benim son üzerimden, şunu söyleyeyim. Benim üzerimden değil ama tamam. Tamam bir de son olarak şunu söyleyeyim Serhan. Ya otur konuşalım 2 dakika ya. Yok. Ben konuşacağımı konuştum. Ha, tamam. Sen söyle söyleyeceğini. Yok, daha bitmedi o yüzden diyorum. 2 dakika. Yok, sen söyle söyleyeceğini. Ben elimi uzattıktan sonra muhabbet bitmişti zaten. Ya tamam.
Nasıl ya? Muhabbet bitmese git o zaman, yoluna bak. Siktir siktir bay bay çekti. Siktir siktir bay bay çekti chat. 10.000 Adam tek bir cümleyle bölümü bitirdi chat. Sonra muhabbet bitmişti zaten. Ya tamam, muhabbet bitmese git o zaman, yoluna bak. Adam bölümü bitirdi. Bölüm bitti lan chat. Vallahi bölüm bitti, diğer bölüme geçerim abla. Adam bölümü bitirdi tek bir cümleyle. Ya inanılmaz mükemmel bir insan ya. Ercan'a bak ya. Çıktığınızda da ben... Ercan benim ya. Devam edelim abla. Evet, ver abla bölümü. Evet, yeni kombinler gelsin. Yeni Met Gala'mız gelsin chat. Günaydın arkadaşlar. Evet, kara kuru, çirkin, zayıf bir kızmış ve bu sana uyuyor. Günaydın, bırak lütfen. Çok açık. Yine mi acıktınız? Yalnız Dani gene güzel giyiniyor ha chat. Yani Ayçeliçe. Ayça, 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 Ayça. İstiyorum lütfen. Ayşe Nur bak, duyduğuma göre dün duymuşsun. Simple is beautiful chat. Simple is beautiful. Yani simple is beautiful ne demek? Basitlik kolay mı? Ne diyor? Basitlik güzel midir mi? Ne demek bu? 86'da gelmiş. Abi kısmet suları ne zaman bitiyor derken nasıl yani? Bugünkü bölümden mi bahsediyorsun? Söyleyeceğim. Ha? Ne demek arkadaşlar? Basitlik güzeldir mi diyor? Hamur aldım, hamur kızartması nasıl yapacağım size bugün? Harika. Ya beş. Evet, biliyorsunuz bazı kadınlar makyaj yapar, bazı kadınlar sadece. Sen yap hadi. Aynen. Ve bugün bahçede kahvaltı. Vallahi bugün gene 12'yi geçer ya. Saat, bir saat daha izleriz yani. Ya, en az. İstiyorum ben. Tamam. Lütfen hep beraber bahçede yapalım. Aynen, ben yapalım. Açık havayı gelir de kimse kavga etmez. Aynen yapalım. Yapalım abla, hadi inşallah bugün artık organize olun ya. Simple is beautiful chat ya. Hemen hızlı hızlı bir kahvaltı yapacağım. Ben kur. Açım. Ocağın üstü ne yapalım abla. Ya, çay yapacağız ya. Çok açım, Melih'im kurbanım, Melih'i doyurun abla. Melih'e acil birisi Le Menemen yapsın. Le Menemen is beautiful. Simple is Le Menemen. Yıkandı mı onlar? Abi evet. Dün makine yaktık onları, makine olması bak da. Lazım. Ya bu sarımsakların içeriye mi koyalım? Ocağın üstü çöküyor gene orada. Neyse doğru. Sarımsak makinenin içinde abi. Ne haber? Trenchcoat is beautiful. Daniela yabancı mürebbiyelere benziyor. Not Daniela da Akasya... Daniela Akasya Duran'da mı oynamıştı? Allah'ım delireceğim ya. Çok merak ettim şu anda, bir dakika onunla bak. Ona da bakmam lazım ya. Kısmetse olur Daniela. Akasya'nın durağı. Akasya'nın durağı. Dur bakayım. Bir dakika. Allah kahrubeli. Arkada harbiden. Harbiden burada abla biliyorsun. Aha burada. Burada Osman Aga, vallahi billahi devam edelim abla. Yıkandın mı peki? Yıkandın mı peki? Yıkandın mı peki? Makinenin içinde abi. Yıkandın mı peki? Tankuş, Allah kahretmesin. Ya bu nasıl, gerçekten abla bu rahatlık seviyesi, nerelerde gözünü seveyim ya. Yallah maziye yallah, yola çıktık. Harbiden çok güzel yazmış ya. Tamam, en yoga sensin demiş. Hakikaten yani doğru söylüyor ya. Tamam, hafif bir şeyler yiyelim. Leman 01 abi ben çok yorgunum. Uyumaya gidersem ayıp olur mu demiş. Gülüm ayıp olur tabii anasatın, biz buradayken sen uyumaya. Ne haddi ne senin ya. Olur mu gülüm benim, git yat tabii, uykum geldi. Git yat tabii anasatın, böyle bir şey olur mu ya. Yıkandın mı peki? Tamam, hafif bir şeyler yiyelim ya. Daniela dünya. Baştan beri soruyoruz, söylemiyor. Kıza baksan laak diye saranlar. Laak diye mi? Abla ama yani simple is beautiful. Sinsiler çünkü abi, ben diyorum kaç defa diyorum sinsiler ya. Bana inanmıyor. Bunun sinsilikle ne alakası var? İnsanlar Serhan'ı çağırabilir. Simple is beautiful. Next door. Tankuş da çok eskiden MasterChef'e katılmış. Allah'ım yarabbi deli olacağım. Bunların hepsini ben biliyorum gerçi chat. Kısmet soru Tankut, Master, Amster yazdım Allah kahretmesin. Master, Chef. Nasıl yani? Abla var birden vallahi billahi al. Al Tankut da burada. MasterChef değil de ne bu? O MasterChef tarzında bir şey galiba. Evet. Daniel'in listesi sola çıkmıyor. İyi niyet falan hiçbir şeyden haberi yok. Hayır. Yağlı yağlı mı? Biri yağlı ya. O nasıl bir elma tutuş abla? Şimdi iyi niyet... Apple is beautiful. Ne olsa insanın suratına yansır, anladın mı? Suratına da yansımıyor kızım. Belli yani. Bir halticeye belli. Sürekli böyle zaten düşüyor. Bir halticeye belli yani. Öyle bir duruyor ki kaşlar çatılıyor. Süzmeler falan böyle. Süzmeler mi? Abla ben daha çok Mehtap'tan öyle bir vibe alıyorum ama neyse. İsterseniz bundan içebilirsiniz ama bu şişe benim şişem bundan sonra. Senin bardağın şişense... Bardağın da orada, köşede ona senin göre. Senin şişense bol bol içebilirsin sen. Hayır ben söyleyeyim de diyorum yani, baştan söyleyeyim. Yani başkası içerse bu şişeden ondan sonra bilmiyorum ne olur. Bir dakika.
Bir dakika, burada ince bir devrimcilik sezdim şu anda. Bir dakika, burada ince bir başkaldırı sezdim şu anda. Tankuş da yükseliyor, bir dakika. Anlayan anladı şu anda. Bardağımda oynadım. Anladınız mı ne yapmaya çalıştığını şu anda? Ben söyle. Bu arada beni de ya Zeyno'yu. Ben de çok acıkıyorum ya bunları. Sürekli yemek yapıyorlar, yiyorlar falan ya. Ben de acıkıyorum ya. Söyleyeyim. Yani başkası içerse bu şişeden ondan sonra bilmiyorum ne olur. Bardağımda oynadım, onu ne da olur, ne güzel bir... Abi, olacak olur, ben söyleyeyim. Bir çığ başlattım o zaman, ben ne güzel. Ben söyleyeyim yani. Bir çığ mı başlattın? Çığ değil lan o çağ, Allah seni kahretmesin ya, duydunuz mu chat? Ne güzel bir... Abi, olacak olur, ben söyleyeyim. Bir çığ başlattım o zaman, ben ne güzel. Çığ başlattım diyor ya, simple as çığ, Allah kahretmesin seni, vallahi billahi ya. Fatih Sultan Mehmet de biliyorsunuz arkadaşlar, bir çığ kapatıp başka bir çığ açmıştır. Çığ dedi ya, vallahi dedi olacağım ya. Allah'ım yardım et ya. Yani. Pembişim benim ya. Pembişim benim ya. Pembiş Serhan. Böyle bir adam değildin. Oldu sana ya. Abi böyle olduğu müddetçe çok moralini bozmuş. İnsanlar fırıldak gibi şey dönüyorlarmış. Şöyle duydum. Öyle duydum. Dün fırıldak dün, gibi dolaşıyorlarmış etrafında böyle. Bir dakika Tankuş. Dün bir bence sen bayağı içerlemişsin ya. Öğrenmeye çalışıyorum. Biraz da Tankuş'u seçin. Kızlarda ne oluyordur acaba? Ben öğreniyorum abi. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Ne öğreniyorsun sen ya? Senden öğrenmeye çalışıyorum. Tankut'ta birinci kıskançlık başladı hocam. Parmak arası terliksel bazı andropostal mevzular başlamaya başladı. Tankut'ta belli oldu. Yaptın mı? Senden öğrenmeye çalışıyorum moruk. Moruk mu? Uçan kuş var herhalde. Kuş mu? Moruk is beautiful. Kanadını kırarlar ama ha. Ne oluyor chat? Şu anda var ya. Soğuk savaş var ha. Şu anda erkekler evinde fena bir soğuk savaş var, ben sana söyleyeyim moruk. Ne yaparlar? Dolarlar kanatlarını, kırarlar. Uçan bu kuş var diyorsun ya. Hiçbir şey olmaz. Sağlam kanatlar çünkü. Kanat mı? Uçan kış var diyorsun ya. Kış mı? Oğlum sen niye sürekli anasatim A harflerini I'ya çeviriyorsun vallahi? U'ları I, ben I falan filan. Sen niye sürekli I harfinden yürüyorsun? Uçan kış. Evet moruk. Uçan kuş varmış ya. He. Kanat. Ne yapmış? Çığ mı kapatmış? Kanatlarını diyorum, yolarlar. Kanatları yolarlar, o kanatlar kola dönüşür ondan sonra. Onlar da çok kötü, insanı severler. Bu ne diyor abi? Çok iyi kokusal bir laf soktun ya. Şu anda bana kanım çekildi, Allah kahretmesin ya. Ay arkadaşlar, laf sokarken bir numaralı mottonuz ne olmalı biliyor musun? Simple is beautiful. Basitlik güzeldir hocam. Basitlik güzeldir, hiç girmesin oraya. Vallahi şu anda bütün çığ, bir çığ kapattım şu anda. Yolarlar, o kanatlar kola dönüşür ondan sonra. Olmadı, olmadı ya. Olmadı, vallahi olmadı. Sonra onlar da çok kötü... İnsanı severler. Herkes de sana odaklanmış ne güzel. Melih'im bile sana bakıyordu ya. Kader karşılaştırır, karakter yakınlaştırır, melah uzaklaştırır, kısmetse olur. Öyle mi? Kırılan kanat kol olmuş zaten. Kırılan kanat kol mu olmuş? Ne diyor oğlum bu? Bana mı laf sokuyorsun? Etrafı anlatıyorum. Senin anlattığın şeylerin üstüne ben de teoriler çıkartıyorum. Hani o kanatlar kırılırmış. Allah kahretmesin. Bir de ayağını şu anda gümbür gümbür Çetin kafasına koymuş. Tam Çetin üstünde. Tam Çetin üstünde. Yolda kalmaz iznillah. Oy maşallah maşallah. Yarenlere maşallah. Aşk ehliyle hasbihal. Nasip olur inşallah. Ya chatte neler yazıldı ya. Chatte bir dakika boyunca neler aktı ya. Val düşman götüne diyen var. 46 azat diyen var. Allah kahretmesin ya. 47,5 diyen var. Ne bu samimiyet diyen var. Ben... Ayağı bana değmesin diye chat'e yazamadım diyen var. Şu anda tam kafanın üstünde başaktı meteor. Kırılan kanatlar... Fındıklı çikolata sürmelik diyen var ya. Kol olur diyorum yani. Eremim iyi ki varsın. Kırılan kanatlar kol oldu şu anda ya. Kırılan kanatlar kol oldu. Bu bölüm ayaklar bol oldu abla. Aldım. Kısmet olurum bu bölümünü. Tarantino mu çekti abi? Bayağı zoruna gitmiş bunun ya. Zor mu? Chat bu arada yarın şeyi var, kızılcık şerbeti var, kaçmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi ben kızlara söyleyeyim biraz da bunu seçsin. Zor mu gitmedi ya? Neyse o? Ben tersten kalkmışım bugün, sen boş ver kardeşim ya. Sil abla sil, hala oynatıyorsun, hala vıcık vıcık ya. Eyvallah belli zaten bugün. Baksana. Bayağı tersine dönmüşsün böyle. Bayağı tersine dönmüşsün chat ya. Bak bir şey söyleyeceğim chat. Bayağı böyle tersine dönmüşsün yani. Simple is tersine dönmek.
Boş ver kardeşim ya. Ben Allah, belli zaten. Baksana. Bahar çarşamba günü arkadaşlar. Ne istiyor? Çarşamba günü Bahar. Ben bugün yayını Tankut'un ayağını... Ben de hiç ya Rico. Bayağı tersine dönmüşsün. Bayağı tersime döndüm şu anda ya. Tersler kalkmışım ben bugün. Kahvaltıyı kaç gündür biz hazırlıyoruz. Hedef almış kendine yalnız. Çok düşündün mü sabaha kadar? Versene ya. Hocam Tankut bayağı kurulmuş yalnız ha. İnsan bunu tabakla vermez mi? Ya sen de bir şey beğenmiyorsun be kardeşim. Şimdi seninle biraz konuşalım düdüklü tencere kardeş. İnsan olmuyorsun bu durumda abi. Yani... abi bıyıklarının oldu abi. Gülüm döküldü. Sen de bir yaptık, tost yaptık. Nerede tabak? Hizmet edecek kişi Emre değil. Nerede tabak? Evet. Hizmeti 4 tane gelin adayı seçti kardeşim. Yalnız beyler ben size bir şey söyleyeyim mi? Onlara yaptırman lazım. Çok güzel bir tablo ya. Oğlum ne yapıyorsun sen Tankuş'um? Allah'ını seversen çok fazla detay veriyor bugün Tankuş ya. Rüya adına donate atayım dedim. Sana bir gün donate atmak istiyor mu? Çok seviyorsun. Rüyacım sana buradan kokuluyor çocuklar. Canım benim iyi ki varsın. Düşün ben yerim iyi ki varsın. İnanılmaz. Abi gel şuradan bir bak şuraya. Güzel bir tablo yani. Güzel bir tablo tabii. Chat yani anasını satayım. Baksana herkes böyle güzel buradan çalışıyor, yiyor. Ne güzel. Tankut şu anda bayağı arkadaşlar. Tankut şu anda var. İhsan çıkardı ha. Tankut şu anda bayağı bir... Senin Allah cezanı vermesin. Oğlum tangan sarkıyor lan Melih. Melih'in tangası sarkıyor. Allah kah... Bu ne? Askıymış, aktım çıktı. Hani nerede askısı? Ben de araya kaçanlardan zannettim. Allah cezanı vermesin ya. Yalnız beyler şu... Neyse. Şu kullandığımız yerleri temiz bırakmaya çalışalım. Mutfağın dışından diyorum. Bakınca bu köşeden bakınca farklı gözüküyormuş orası. İçindeyken farklı, dışındayken baktı. Onu söylüyorum abi. Evet. Tankurt sen iyi misin? Ha, ilk defa içinden çıktım. Bu konuda çok haklısın çünkü sürekli ilk defa içinden çıktım böyle. Evet abi ya o ne güzelmiş, rahatmış yani. Abicim odada yalnızdım, ağlamayayım diye yayını açtım. Oyun oynuyorum, chat'e akıtamıyor. Estağfurullah gülüm benim Buse'cim. Ben ne demiştim ama? 2 gün sonra sıkılacak bu mutfaktan diye. Herhalde sıkılsın biz Ahmet, her gün adam mı girecek mutfağa? Ha? Tankurt'u şu hale çevirdiniz ya. Herif şu hale döndü, herifi vallahi bile iyice şey zannettiniz ya. Hep aynı poz baksana. Hep aynı poz. Hep aynı poz. Ver bakayım bizi. Aşkına daldın, alem başka, sen başka. Pare pare yandın, kalbime aldın, ondan geldim ben aşka. Hep aynı poz. Yok, bence hiç sıkılmaz o. Bence yani sıkılmış, baksana yani içerlemiş. Bir de diyor buradan diyor izleyeyim ya, nasıl olacak? Ben izledim. Alakası yok. Her gün güneşli olmasa var ya. Bugün de birazcık hava mutlu yani, ne yapayım yani. Bugün de biraz hava ayaklı olsun orasını satayım. Vallahi billahi ya, iyice tersine dönmüşsün. İyice tersine dönmüşsün. Simple is beautiful. Food is beautiful. Dün çorbaya çok emek verdi bu. Bence içine dert olmuş ya. Hayır, mutfakta çalışırken onu gözlemlediğim kadarıyla büyük keyif alıyor. Büyük keyif aldığı için de... Kesinlikle sıkılmayacak bir adam. Evet. Tankut mu? Evet. O çok abi, keyif alıyor abi. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bir şeyi severek yaparsın ama bunun suistimal edildiğini düşündüğün zaman o sevgin kalmaz. Anladın mı? Sonra... Ercan çok doğru. Ercan sürekli doğru konuşuyor. Ercan zaten ilk bu diktatör rejime baş kaldıran Ercan ve Melih'in kulakları. Ben Tankut'ta onu sezdim mesela. İyi niyet var adamda ama bana bu iyi niyeti suistimal yani edildiği zaman evet, adam ister istemez başını koyacak. Dönmemesi gerekiyor. Aynen atıyorum. Herhalde canım adamın o kadar iyi niyetini suistimal ederseniz adam da çıkartır ayağının tabanını size sallar. Ayağının tabanını zottur zottur sallar size böyle anasını satayım. Adam burada her gün yemek yapıyor ama şimdi diyor ki ben burada adamın yatacağım. Arkasından konuşulanlar belki vardır, buradan adamı sevmeyenler vardır, evet, adamın kendisine yani göre duyguları vardır. Hani sen sevgiyle yapıyorsun, ondan sonra o senin görevin oluyor, onu bırak. Evet. Aa diyorlar o... Oradaki adam zaten yani. Mutfakçı yani. Mutfak adamı. Ne alakası var? Ona abi dönüyor. Üstüne ben yapışıyor işe. Evet. Tabii canım. Işte ayak takımı oldun yani Tankut. Tabii ben sevgimden yapıyorum. Sonra görev oluyor. Ama bizde ondan çok şey yok olmadı. İşte onun suyu az olmuş. Ne istiyor? Allah Allah. Kokusu geldi Tankut. Abi, hala oradayız değil mi abla? Sanki ben mecburum yani yemek Tankut yapmaya. Yapın abi. Herkes tabii, kendini doğru yapsın ya. Ben tahmin ediyorum. Abla vallahi billahi dur. Bundan sonra ben de röportajları böyle vereceğim. Bekle chat. Dur. Ben tahmin ediyorum. Adam mont giyinip gelmiş anasını satayım hocam. He? Ben tahmin ediyorum chat. Ben tahmin adam montunu giyip öyle gelmiş. Üşüdün mü lan? Tankut eve çağrılmadığının... Serhan, ha? İşat, amı. Üşüdün mü, ne yaptın anasını satayım? Gerginliğiyle böyle hareketlerde bulunuyor.
Evet. Fakat bu konunun bizimle alakası yok. Sonuçta orada onların bir seçim yapması gerekiyordu. Seçimi onlar yapıyor. Evet bebeğim. Evde böyle bir gerginliğe gerçekten yer yok. Yer yok da ara satım adı. Her gün de lömenemeni tankutu yapacak hali yok. Ben tamiri İrem'in bir iki varsa. Çünkü bizim oraya gitmemizle alakalı herhangi bir seçmiş olduğumuz bir konu olmadığı için. Evet. Bizi kızlar seçtiği için biz oraya gidiyoruz. Ama o birazcık kıskandı galiba. Hakikaten Serhat'a birazcık kıskandı kızların onu çağırması. Bu yönde gelip de erkekler evinde bu şekilde soğuk rüzgarlar estirmeye gerek yok. Tankut'un birazcık arkadaşlar öyle bir kıskançlığı var ya. Tankut popüler insanları genelde kıskanıyor. Bugün ileriki bölümlerde onu daha çok göreceksiniz. Özellikle sonlara doğru. Hava bulutluydu. Yani bugün 47'den sonrasını izleyebilirsek bu seferki arkadaşlar kısmetli olarak başlayışımızda onu göreceğiz yani. Dün kızlar evine seçilmemiş olmam. Masaj terapisti. Yayın terapisti. 1'e 4 gibi dengelerin bozulmuş olması. Evet. Tabii benim de bulutlar altında olmama sebep verdi. Gülüm sen bulutlar altında kalınca chatte ayaklar altında kaldı anı satayım ya. Chat şu anda ayaklar altında kaldı gözünü seveyim yapma Allah'ını sever. Vallahi billahi geç abla birazdan kısmını. Geç abla birazdan. Evet. Geç abla detay verme. Bir konuş. Bir konuş. Bir konuşma yapacağım. Kendimce akşam da gerçekten uyuyamadım da. Bunu bekliyordum zaten zamanında. Şunu düşündüm. Evet, lömen hemen. Bu içinde bulunduğumuz 3-4 günü işte bir toparlayayım. Bununla ilgili kendi şahsi ne hissettiysem. Evet. Bunu paylaşayım istedim. Tanışma sırasında Serhan'ın koltuk mevzusu. Adam tesbihi buraya asmış anasını satayım. Yere mi bir iki varsın. Chat ayaklar altında vallahi billahi ya. Abla ha chat. Adam buraya asmış bunu anasını satayım vallahi billahi ya. Neyse devam edelim. Adam tesbihi çarmıha germiş anasını satayım ya. O anda tepki verebilirdim ben. Vallahi billahi ya. Vermedim. Onu bekledim. Belki. Mehmet'im vallahi. Mehmet'im. Yani git de diyemem sana şimdi. Mehmet kal biraz daha. Vallahi kalkarsın derken bir şey olmaz gene. Sonrasında. Bulutlara esir olduk. Bulutlara boş ver. Ayaklara esir olduk usta ya. Sonra şunu da öğrendim. Dedi ki tabii ki otoyama bana garezine yapmasınlar. Ama buna rağmen mesela ben biraz ters olsam. Eski yayınlardaki samimiyet derken şu anda samimiyetsiz miyiz anasını satayım nasıl yani? Böyle bir şey yok dedim. Burada 7 kişi var. 7'sinin de bunda hakkı var. Sen bunun parasını verip almadın. Dolayısıyla da eski sen, koltuk değişince çok mu değiştin bir şey? Arka plan değişince öyle bir muhabbet vardı. Koltuk değişince çok değiştin abla. Verip almadın. dolayısıyla da tabii inatlaşmaya gittiği zaman geçip oturursun. Gel sıkıyorsa kaldıra döner iş. Ona da. Sen ne diyorsun Murat? Pasif agresif şu anda sen de mi Serhan'a baş kaldırıyorsun ya? Gerek yok. Şu anda Murat senden birazcık tırsık vibe aldım şu anda. Ben Serhan'la ilgili daha... Murat da Serhan'ın Hayat Üniversitesi'ne şu anda baş kaldırmak istiyor. Çok konuşacağım çünkü şöyle bir rahatsızlığım var. Bütün söylediklerimde çok samimiyim. Seninle ilgili röportajda da söylediğim evet. O vicdanının, kalbinin güzelliğini hiçbirini ben bu sözlerimin arkasındayım. Evet bebişim. Sadece şu benim için önemli. Ne? Mesela iki tane Serhan'dan örnek vereceğim çünkü boks yaptığı için biliyorum. Bu ne anlatıyor oğlum bu herif vallahi billahi. Ne boksu ne kakası ya. İki tane kankayız. Çok samimi arkadaşız. Ama ayrı kulüplerdeyiz. Sen Flash Bone sen Fall for Pumpkin misin? Çok değiştik abla vallahi billahi. Koltuktan sonra çok değişti. Eski şey kalmadı. Ercan'ımın ağza bak. Hadi artık anlat anlatacağını. Sen bir şey söyleyebilir miyim? This door. İrem'im iyi ki varsın. Ben de sallıyorum da tesbih diyelim. Tesadüf o ki bir madalya maçı. Ya gözünü seveyim bak. Bu evdeki ilk arkadaşlar çok affedersiniz şu anda açık konuşacağım. Ailesini izleyen varsa lütfen arkadaşlar veya sinkaftan rahatsız olan varsa sesi kıssın. Bu evdeki ilk daşşaklı eylemi Ercan'la Melih yaptı hocam. Ercan'la Melih yaptı. Şimdi siz bu saatten sonra ondan sonra Tankut Serhan'a baş kaldırdı. Arkasından sen şu anda kolpadan yalanlamıyorsun. Sen yalakasın bir kere. Sen geçen bölüm Serhan'a tesbih aldın sen anasını satayım ya. Serhan'a tesbih aldın sen ne anlatıyorsun ya? Denk geldik onunla. Çok kanka yani canımın içi o kadar seviyorum. Şimdi ringe çıktık ne yapacağım ben? Kaçacağım mı ringde? O da veya hani yalandan böyle mi vuracağım? Eğilişim canım benim oyuncu koltuğuna geçince tam herif...
Gittik ringe çıktık. Ne yapacağım ben? Kaçacağım mı ringde? O da veya hani yalandan böyle mi vuracağız? Yalandan böyle mi vuracağız? Nasıl vuracağız? Ne anlatıyor bu? O ringde ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız değil mi? Yani gerçekten ben onu nakavt etmek için vuracağım. O da bana öyle vuracak. Murat'cığım bir yere bağlı artık. Ay hayalindeki kadar nasıl çiğim senin? Evet yavrum ya, söyle. Çünkü kuralları var onun. Evet doğru. O kurallara uyduğun süre, yani bel altı vurmak yasak boksla. Ama röportajı mı bölüyorsun? Buna uyduğun zaman zaten problem yok. Buradaki aslında gerçekleşen de bu. Yani ben gerçekten kendi... Ercan çok iyi ya. Boks bu. Fikrimi söylemedikten sonra, bunu içimde tutup sakladıktan, oyun yaptıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Ya niye buradasın? Niye buradasın? Amacı bunun bu işte. Murat seni hiç dinlemedim ya. Vallahi billahi ya Murat. Ama sonra maç bitti, gong çaldı. Ben yerden kaldırırım veya o beni yerden kaldırır, sarılırız hep beraber. Artık biraz kızlar evine gidelim hadi. Hadi. Ay çok kafa açtı hadi. Kız yani gerçekten rahatsızlık seviyesi, tatsızlık seviyesi şuralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde ya çok tatsız olmaya başladı. Artık zamanı geldi hadi abla. Hadi abla biliyorsun lütfen. Şan, ondan sonra madalya... Kızlar evindeki işkembeyi görelim artık. Başımı şişirdi ya benim de ya. Hocam artık lacivert. Alırsın. Zaten adalet olmak gerekmiyor mu yani? Amenna. Budur yani. Amenna. Rakip sen rakipsin. Amenna. Yarışırsın. Yarışma biter. Yalnız şu Emre'nin yanında şu amenna kelimesini çok kullanmayın. Şunu yapabilirdim. Aslında aynı... 4-0 atladık. Bir saniye ben bir tamamen bitireyim. 4-0 yenik başladık bu maça. Ne yapacağız? Onu sonradan değerlendirirsiniz. Zaten herkes kendi fikrini söylesin. Ay. Sadece konuşmak isteyene gerçekten evet. Müsaade edelim o konuşsun. Ben müsaade senin. Sen de biraz konuşalım Murat kardeş. Ben de kendi fikrimi tam tabii. Murat Hayat Üniversitesi'nde atıldı galiba. Ne anlatıyor? Hadi anlat artık, bitir artık. Ne olur yalvarırım ya. Bir tabii amenna ama ben ay amenna tövbe estağfurullah ya. Bitireyim. Ondan sonra zaten söz hakkı da muhtemelen daha çok Serap... Evet amenna. Bana düşecek. Tabii amenna. Niye seninle direkt konuşuyorum? Peki bir şey söyleyebilir miyim? Amenna. Dün 4 tane kız seni çağırdı. Otomatikman sen burada bir liderlik havasına büründün. Yani öylesin, yapın da öyle. Yetiştirilme tarzına da saygı duyuyorum. Hiç... Amenna. Yani şöyle söyleyeyim, Serhan bir çığ kapatıp bir çığ başlattı. Problem yok. Tamam abi sen ol ya birinci falan. Burada kimse bunu diyecek durumda sanmıyorum yani. Herkesin bir fikri vardır mutlaka. Evet. Tabii. Ya Murat götünün korkusundan lafı ne kadar dolandırdın ya. Son günlere yaklaşınca böyle oluyor sen. yok son günlere yaklaşınca değil. 4 gün falan işte bu gözlemlerden sonra daha doğru analiz yapabildiğime inanıyorum. Evet. Serhan'ın da buradaki o öne çıkması otomatikman hani tartışmalarda... Hala anlatıyor bu arada bu Serhan. ...bizi içine çekmen mesela. Bu senin sorunun aslında. Tamam ben tabii ki haklıdan yanayım ama ona... Ama siz şu anda programın böyle başı ya. Şu anda yani ne derler? Şu anda siz program psikolojisine, yarışma psikolojisine girdiniz muhtemelen. Kıskançlıklar başladı şu anda. Göre fikrim oluşuyor. Düşünsenize o aya Allah kahretmesin neler ya. Bunlar nasıl aklınıza gelebiliyor? Bunlar nasıl hayal dünyanıza yerleşebiliyor? Ama tabii Allah çok Allah. Çok dikleştiği zaman. Fazla oluyor yani bence. Yok şunu söylemeye çalışıyorum. Değil mi? Hiçbir zaman o tartışmaların içinde. %100 bu haklıdır, %100 bu haksızdır diye. Simple is amenna. Diyemiyorsun. Öyle de bir şey çıkıyor çünkü sivrileşiyor. Ondan sonra sen bana bunu söyledin, ben sana bunu söylediğime dönüyorum. Ya gerek yok zaten. Fikrimi söyle, çekil kenara, anladın mı? Bir de benim fikrim beni ilgilendirmez. Amenna. Aynen öyle işte. Herkesin fikri olabilir yani. Ya konuşturacağız abi. Ne istiyor? Ne olur bir şey yani. Siz de dolaptaki sütü görünce kedi oluyor musunuz yorumlara yazın bakalım. Şöyle ya da hatta şöyle bir aralık versin. Aynen, böyle dönelim herkes bir mola versin. Ben başlayayım. O herkes yani kısacası ben... Abi. Sırayla dönelim chat. Sırayla bir dönelim anasını satayım ya. Sonuç yapayım bitireyim. Serhan'ın buradaki o hal tavırları öne çıkışları bizi çek... Ben onunla yine dışarıda görüşürüm. Başka bir şey. Yarışma... Murat ayakkabına sıçayım ya. Vallahi billahi amenna ya. ...madı olduğum için ben bundan mesela böyle bir kendi şahsımca rahatsızlık duyuyorum. Evet bebeş. Hayır. Çünkü niye? Diğerlerinin daha sessiz kaldığını düşünüyorum. Senin tavrından kaynaklanıyor. Hani böyle sert tepkiler baştan başlayınca. Ne yapıyorum ben burada insanlara? Bu benim fikrim işte. Hayır. O burada değil. Katılırsınız katılmazsınız. Bu benim fikrim diyorum. O öbür tarafta bu izlenimi görmüş abi. O öbür taraf. Sultan Süleyman tarihte kara kuru sapık boş konuşan bir adam değil mi? Bu sola... Hakikaten bu sola uyuyor Murat.
Yap bunu böyle algılamış. Şey biz burada ben öyle görmüyorum. Sen, evet. Dur, sıranı bekle. Sen öyle konuştuk. Ama sıranı bekle. Abi sırayla hadi artık insanlar bir konuşsun. Sen ne yap biliyor musun? Yanlış ata oyna. Konuyla alakalı. Tamam. Ama konunun için konu is beautiful. Simple is beautiful. Tut aklında. Yani sonra ama kafamı aklınızdan gidiyor. Söyle. Söyle. Konuyla alakalı. Tabii 2 saattir bekliyorum. Evet. Şimdi, ben söyleyeceğim bunu. Ben de bekliyorum ama. Tamam artık verdin ya. Yeri verdin ama. Evet. Yani. Şimdi burada şimdi koltuk mevzusudur gidiyor. Ay Emre sen de çok yavaş konuşuyorsun. Yeri verdik tamam sana yeri verdik artık hakkımızı verdik de sen de çok yavaş konuşuyorsun be yavru ya. Tamam yani ha. Herkes... Bu adam da yaptı niye söylemiyorsunuz? Ben şimdi... Bu arada Emre'nin bu mor tişörtünün linki var mı? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Öğretmiyor ki konuşmuyor. Ben bugün yalnız evde maçoyu oynayanlar çok bebeksi giymişler ha. Şimdi... İronik. Ben bunu birkaç gün önce de söyledim burada. Yani bunu normal olarak karşıladığımı fikrimi zaten söyledim. Çünkü insanların bir yaşantısı vardır. Ben de bahçede oturmayı seviyorum mesela. Yaşantı eşittir köşe koltuğuna konmak. Bahçedeki sen ne dedin sallanan... mesela bahçedeki ben mevzuyu? Anlasana. Sana soruyorum Serhan. Misal... Köşe koltuğu geldikten sonra Serhan çok bozdu. Diyorum. Şimdi ben dedim ki o bahçedeki salıncak. Hani ben de beyler kendimi orada rahat hissediyorum. Herkes kendi o zaman vallahi billahi. Melih de kendini klozette o zaman rahat hissediyor. Hiçbiriniz sıçmayın o zaman. Ha? Melih de kendini klozette rahat hissediyor. Akraba sıça sıça otursun böyle. Sıça sıça otursun böyle. Klozet geldikten sonra Melih çok bozdu. Hani orada oraya çıktığımızda... Closet is beautiful, simple is beautiful. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Bir tık hani düşünürseniz hani Emre seviyor burayı. Oğlum siz kafayı beğen, böyle bir sistem olabilir mi burası? Ortak alan denen bir şey var hani medeniyet. Ortak alan. Parasını sizin vermediğiniz şeyler sizin değildir ya hani. Hani kafanızdan geçerse, saygı hani saygı işte. Gösterirseniz... Anladım. Ulan ne saygısız, sizin yaptığınız saygısızlık zaten. Vallahi billahi ya ortamın, ortamdaki yani bunların... This door! Arkadaşlar bunların özgüvenini şu şekilde izliyorum ya. Bunların o saçma özgüvenini şu şekilde izliyorum ya. Bebekse iyi ki varsın. Gülüm benim. Ya bu abla siz şaka mısınız anasını? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Vallahi billahi ya. Enteresansınız. Vallahi enteresansınız. Bir de ciddi ciddi bunu savunuyorlar yani. Bir de arkadaşlar onların saygısızlık yaptığını söylüyorlar bile. Bu arada Erdem çok zeki. Ben de oraya geçip oturmak istiyorum dedim. Ki bunu Serhan'a da sordum. Bunda yanlış bir şey gördüğüm yok. İnsanlar kendilerini bazen böyle geride tutmak isteyebilirler. Ve dinlenmek için de bir köşeye çekilmek isteyebilirler. Ben bunu ne hepiniz dedim? Yapabilirsiniz. Senin köşen için. Ama bunu kasti olarak yapmamak tamam, önemli amenna. Olan. İşte ben bak, de bunu amenna. Açıklamasını siz işte isterim. Orada yanılıyorsunuz. İnat yapıyorsunuz şimdi, biraz. İnat yapmadı kardeşim. İnat ben değil inat aslında. Ben sadece senin söylediğinin aynısını stake'ini yaptım. Ben burada dedim ki. Adam stake'ini yaptı aynısını stake'ini yaptı. Bu arada arkadaşlar sizin de gerçekten böyle arkadaş ortamınızda. Etrafınızda böyle gerçekten Serhan gibi Emre gibi hakkı olmayan şeyleri konup. Ondan sonra onları böyle hakkıymış gibi konuşan tarzı insanlar var mı? Şimdi... İnşallah yoktur arkadaşlar vallahi köşe yani etrafınızda böyle insanlar. Allah korusun yani slabatı. Sen inat yap. Senin köşenin amen. Ben ki sabah diyorsun. Aman Allah korusun ya bak mesela Jungkook diyor ki var diyor. Senin söylediğin baba bazı insanlar böyle dedi çünkü bazı insanlar şeydir chat yüzsüzdür. Böyle kendilerinin de bir hak olduğunu iddia ederler mesela inanılmaz ya. Kendisini stake'ini yaptım ben. En güzeli o. Keep your king. Çıkartacaksın, gençleşeceksin. Bitti. Burada dedim ki kardeşim. Ya şimdi sen inat yapmışsın ben ki sabah içinde... diyorsun ki bu da benim. Bana ne ya? Senin kardeşim ya. Tamam bir şey söyleyeceğim. Köşe koltuğu is beautiful. Vallahi billahi. Hayırlı geceler Ayşenur'um canım benim. İyi geceler. Ayşenur oh my god. Kokulu öpücük. Bırakın ben tamam, içeyim. Ama istediğin zaman sor. Herkesin bak, herkesin herkese saygısı var zaten anladın mı? Ceyda'yı alan var ya. Ağır kokuyor. Vallahi kızlar evini özlemişim ya. Kızlar evini özledim ya. Stresten hemen... Dur ne diyor Ceyda? Saygısı var zaten anladın mı? Ceyda'yı alan var ya. Ağır kokuyor yani. Samimi söylüyorum stresten hemen aslan. Ya şeker hastası oluyor ya tansiyonu çıkar. Niye abla Ceyda'yı şu anda biri aldı gayet de mutlular. Allah bozmasın inşallah. Ceyda şu anda gayet mutlu. Çok mu komik? Ha? Arkadan detaylı kıyafet. Benim ne oluyor lan? Yakında şurada şeker. İyi ki Seren izlemiyor. Evet hepinizi affetmeye çalışıyorum ben. Benim yakında şurada şeker. İyi ki Seren izlemiyor. Evet hepinizi affetmeye çalışıyorum ben. Alem bu deli sansın abla biliyorsun ya. Ne oluyor anasını satayım ya? Sen hemen aslan. Ya şeker hastası oluyor. Ceyda'da çok ince bir tel var. O tel koptuğu zaman arkadaşlar gerçekten yani hakikaten burada herkesi
tansiyonu çıkar. Psikopatlığıyla delirtebilecek bir insan yani, mükemmel bir insan. Benim yakında şurada şeker. Evet, evinizi affetmeye çalışıyorum ben. Duygu, ellerine sağlık. Ne olur. Ceyda gerçekten en korkutucuları ya. Hiç kimseye uyma. Sadece şu işe konsantre ol. Uyma. Ben çay bardağı kıyamam sana, buradayım ben. Dur, geliyor geliyor. Vallahi zortlatmaya geliyor hepsini. Evet, hasta mı oluyorsunuz siz bakayım? Yani seni Allah'ım delireceğim vallahi, bile hasta mı oluyorsunuz bakayım falan diyor. Var ya. Bu streste ya şeker hastası olur ya tansiyonu. Duygu'yu kırmaya geliyor şu anda resmen. Çay bardağı ya. Yani yaparım tabii. Ona 20, göre. 21 yaşında genç kız. Ona göre davranacaksınız. Tehdit geldi. Tehdit cümlesi. Gayet normal davranıyorum vallahi. Pes. Normalin buysa anormali merak ediyorum Ceyda sende. Anormali... Ne var abi, bir şey söyleyeceğim. Şu anda Ceyda'yla niye uğraşılıyor? Ben şu anda uyuz oldum Ceyda'yla uğraşmanıza bu arada. Daha görmediniz ki. Anormal halini hakikaten görmedik abla. Yani şöyle söyleyeyim. Topuklu Efe modunu zaten açmadı. Bir de yerde tekmeleme işleri var. Spoiler vermek istemiyorum. Yani yerde tekmeleme işleri var. Spoiler vermek istemiyorum. Bilenler biliyor. Ben de izlemeyenlerin keyfini kaçırmak istemiyorum yani. Anlayan anladı zaten şu anda. Aşağıda yetiştim. Yani öyle bir semtten çıktım. Çocukluğum da öyle geçti. Ya tamam, en taşrasızsınız, en maçosizsiniz. Gene ne anlatıyor bu ya? Üf. Biz de kavga gürültüler içerisinde çıktık. Sen de ben birbirimizi aslında iyi anlıyoruz da. Evet. Ama benim yaşım itibariyle... Şey, Jeonguk 6, Jeonguk 6K. Canım benim, sen küfrü biraz azalt ya. Sen de ben birbirimizi aslında... Yavrum benim sürekli amık yazıyor. ...aslında iyi anlıyoruz da. Amıkı. Ama benim yaşım itibariyle... Ya of, ne ya of lan? Ya of diyor bir de. Biraz daha tecrübelerimden dolayı... Zaten bunu ikinize de diyorum. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani. Benim, evet, benim felsefem şu. En büyük kabadayılık efendiliktir. Yok usta, benim felsefem en büyük kabadayılık kaşmerliktir hocam. Vallahi en büyük kabadayı kaşmer olacaksın aslında. Senin memo ucun alta kaydı ya. Adamın memo ucu kaydı aşağıya ya. Ben kabadayı teşekkür değil. Teşekkür ederim. Senin için söylemiyorum. Kim teşekkür ediyor? Ama bak, direkt oraya sürüklüyorsun şimdi muhabbeti. Hayır hayır. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Murat sen iyiydin Serhan'la, ne oldu şimdi bir tarafa da oynamaya başladı. Hayırdır anasını satayım ya. Yani o havan var ya, kabadayı tabii ki. Ben kabadayı değilim arkadaşlar. Maçolukla kabadayılık arasında dağlar kadar fark var. Amen. Murat. Ömer'im doğduktan sonra... da gene amenna diyor vallahi billahi ya. Ben maço değilim arkadaşlar. Ben gay miyim acaba? Gerçekten sinirleniyorum. Kusura bakma. Bunu kızlar evinde kızlar da söylediler çünkü. Evet. Anladın mı? Hani biz senin o tavırlarını beğeniyoruz demeye getirdi. Aslında iyi bir şey söylüyordu ama ben orada da tepkimi gösterdim. Hani seninle kişisel bir şeyim yok. Yanlış anlama. Biliyorum. Tamamen kabadayı denilmesi. Abla siz Serhan'ı yüksek dozda kıskandınız diye yorumladım ben bunu. Hayat Üniversitesi mezunu Serhan şu anda kıskanılıyor diye yorumladım. İrem Emi 2 varsın. Benim gibi olan bütün adamları rahatsız eder. Çünkü kabadayılık başka bir şey. Serserilik yani. Ben serseri falan değilim. Günaydın beyler, nasılsınız? Oo, serseri deyince Seda Hanım geldi. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, rahatınıza bakın. Her zamanki konuş. Allah kahretmesin, Tankuş araya kaçmış ya. Dün ben de öyle bir görüntü verdim yanlışlıkla ya. Dün yanlışlıkla ben de öyle bir görüntü verdim yanlışlıkla. Vallahi bile araya kaçmış ya. Allah kahretmesin. Beyler nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, rahatınıza bakın. Her zamanki konuşmaya. Emre! Emre! Allah kahrubela Emre! Zaten çatal hep yalan dolan, sonu hep kaşık bıçak, geriye kalan ardından mal bunte olsa da sana değer. Çaylar, keyif çayım bu. Evet. Kayıtta mısın Cemo? Cemo kayıtta mısın? Yemin et. Ama bitti. Çok güzel demlenmiş. Size de şöyle sonra alırım. Ya. Sonra alırım. Senin oyundaki sağlıklı içeceklerden mi yine? Yok abla, sağlıksız içecek bu. Evet. Yani işte sağlıklı bir şey. Öyle diyorsun. Zencefil, limon, bal, su ne kadar sağlıklı. Ne işe yarıyormuş? Sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Valla yani içindeki bal birazcık enerji veriyor. Evet, dişin enerji yapıyor galiba. Senin yüzünde gülerken gülme ifadesi var mesela. İlgiciler gülmeyin. Zencefil deseniz içinizdeki o bakteri tarzı mikropları öldürüyor. Gereksiz mikropları öldürüyor. Evet. Öyle bir... Niye? Serhan hala burada. Çok özür dilerim Serhan. Bu şakayı yapmak zorundaydım, kusura bakma. Öyle. Şu elindeki büyük şey ne gördünüz? Kahvaltı. Elindeki büyük şey mi? Ne?
çok merak ettik abla şu anda. This door. Şu anda elindeki büyük şeyi gerçekten çok merak ettik. Şuralarda bir yerdeyiz yani şu anda. Neymiş abla? Rico Rico Miki varsın. Taraftarlara teşekkür ederim. Hocam küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Anlamadım. Ben küçük Yılmaz Vural hocamın adı, oğlunun adı ya. Ben de küçük Yılmaz Vural deyince aklıma başka şey geldi. Ya Allah seni gör. Hocam yani şu anda böyle kafalar karıştı. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Küçük Yılmaz Vural öpüyorum dedim. Hocam kafalar karıştı. 10 bin liralık çek. Evet. Wow. 10 bin liralık donate. Hiçbiri hak etmiyor. Az sonra. Yani şöyle düşünün chat. Yani 2015'te 100 bin lira. Bu dönemin 100 bin lirası gibi yani. Siz bu çeki alacaksınız, koltuğunuzun altına koyacaksınız. Koltuğumuzun altına mı? Evden çıktığınızda da bozduracaksınız. Bu İnşallah kadar. Ercan koymaz ya. İnşallah Ercan koymaz hamiline. Bu kadar basit. Az sonra. Evet az sonra çünkü artık finale yaklaşıyoruz. Evet. Bugün çok. Sen ne yapıyorsun? Sen de çıkart artık şu vallahi. This door. Yani Meltem'i mi ki? Doja Mükremin şimdi de Emre. Sen de çıkart artık şu vallahi bile birinci bölümden beri. 10 bin liralık çek mi kaçtı götüne? Ne oldu anasını satayım? Melih'im benim ya. Melih Tugay. Ne kaçtı dişinin arkasına? Çıkart artık şunu ya. Önemli bir gün. Haftanın korumaya alınmış kişisini siz seçeceksiniz. Abim şimdi geldim. Ceyda bana küçük hadisi hatırladı. Bu ne demek? Yanıma geliyorsunuz. Teker teker çağırıyorum. Evet abla. Bir isim söylüyorsunuz. Erkek mi bayan mı? Erkek. Erkek mi bayan mı dedi? Allah kahretsin ya, burada bari ayıp olmasın diye kadın deseydin ya. Erkek mi bayan mı dedi ya. This door. Kendi arkadaşlarınızdan bu evden yaşayan. Her yıldızı don olsa gene o da yok abla. Yani gitmesini istemediğiniz kişinin ismini söylüyorsunuz. İlla istemediğin olmayabilir. Belki can ciğer dostundur da evet. Rakip görüyorsundur bir yandan da. Yollamak istersin, o yüzden onun adını da söylememek tamamen sana kalmış. Mantıklı bir strateji. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yok. Aa, ya da en yakın arkadaşındır. Kardeşim rakip olacaksa da o bu evde kalsın dersin. Evet. Peki arkadaşlar bu yani 10 bin lirayı Serhan kazanırsa Hayat Üniversitesi bursunu öder mi? İsmini söylemez. This door. Üstüne alınmıyorum çünkü ben bayan değilim. Chat'te kimse üstüne alınmasın. Hazır mıyız? Hazırız. Ben, hazırız abla. Ben bugün Murat'ı buraya davet ederek başlamak istiyorum. Neden? Gel Murat'cığım. Diyeceksiniz. Sabah çünkü bir abilik yaptı. Evet gel Murat Ceylan. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Sen gene neye gerildin? Gene neye kilitlendin sen ya? Allah'ını seversen sen deli ediyorsun beni ya. Ya bu niye böyle arkadaşlar bu adam ya? Ha? Bu niye sürekli böyle? Neye kilitlendin lan gene? Allah seni kahretmesin. Ver müziği ya. Hoştur, hoştur ey gönül koştur. Sakın aldanma ey can. Boştur. Deli deli oldum da taşa sordum yar oturmuş divanda. Yana yana durdum seni bana buldum vermem artık dünyada. Bile bile. Oğlum ne oldun sen gene anasını satayım vallahi böyle belden sıkınca demek ki arkadaşlar ya altı ya üste gidiyor. Bir konuşma yaptı. Bir konuşma yaptı. Madem öyle Murat gel. Gel abla. Gel Murat Ceylan. Şöyle seni hemen yanıma alayım. Evet. Tankuş'um hala ayak veriyor. Tankuş hala ayak veriyor şu anda arkadaşlar. Melih'im! Kelle papağan! Ha? Vallahi bile sen de böyle bakışlar atmak ister misin? Ha? Sen de böyle bakışlar atacaksın da sen daha vallahi bile arkadaşından şeyi çıkartamadın 3 gündür ya. Lömenemene çıkartamadın ya. Sol tarafıma. Melih hiçbir zaman unutma. Simple is beautiful. Artı ben kolunda Romano ya neyse. İşte arkadaşlarına göz göze de gel böyle. Evet. Hepsine bir bak. Senin bu evde kalmasını istediğin, koruma altına almak istediğin isim kim? Melih. Oo, şu anda gözüme vallahi Melih. Melih Tugay. Kesinlikle Melih kalmalı. Melih. Neden? Çok ciddi bir rakip görmediğim için. Allah belanı vermesin. Allah seni kahretmesin. Ya bir yandan överken bir yandan itin götüne soksular ya. Ya çok üzüldüm şu anda. Allah'ım ne olur yardım et ya. Vallahi bile sana şu şekil kilitlendik şu anda ya. Vallahi bile hayırdır Messi Messi ya. Allah kahretmesin seni ya. Şu şekil kilitlendim sana ya. Arkadaşlar. He? Melih ilk Melih. İlk ismi Melih ismini ilk duyunca Melih'in surat ifadesi. Ciddi rakip görmüyorum dedikten sonra Melih'in surat ifadesi. Gözünü seveyim olmadı. Vallahi olmadı. Bravo. Yani ben yakın arkadaşımı seçeceğim yerine. Serhan da gülüyor. Vallahi dalga geçiyor şu an. Bir yarışmadayız mantığı yürüyoruz. Evet aynen öyle.
Melih. Melih'in adını yazıyoruz efendim. Şu anda Melih'in bir oyu var cepte. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu da bir mantık tabii. Sen... Melih'ciğim enteresan bir şey oldu mu şimdi? Vallahi çok üzüldüm ya. Ben olsam Tankut'un ayağını seçerdim mesela. Evet. Arkadaşların hepsi sana bakıyor. Yüzlerine bak. Serhan oy vermeye kalkarken tespihi oraya mı bıraktın? Hayat Üniversitesi. Son bir kez daha düşün. Ve söyle. Şimdi seninle birazcık konuşalım Seda kardeş. Yalnız şu arkadaşlar şuradaki siyah Erdem'in siyah çorabı da beni rahatsız etti ama neyse. Neyse o? Erdem Allah cezanı vermesin. Kez daha düşün. Ve söyle. Ona da benziyor bu arada Rico Rico. Erdem'e bakın arkadaşlar. Sadece Erdem'i kilitledin. Söyle. Çünkü Erdem de birazdan bize kilitlenecek. Allah kahretmesin. Vallahi bir yakalarım abla. Kameraya bakanı anında yakalarım. Anısı var çünkü. Anısı var, kameraya bakanı anında yakalarım, benim sinirlerimi bozma. Vallahi billahi deli olacağım, iyi hissetmiyorum ya. Kur'an nimet çapsın, vallahi anısı var ya. Neyse devam edelim chat. 04 ya, 04'lüler vallahi anladı ya. İkisi arasında bayağı gidip geliyorum ama. Önemli değil, daha bu ilk hafta. Bu evde evet. Zaten bir kişi gidecek, altınız kalacak, yaşamaya devam edeceksiniz. Ama bu işi çok yapacağız haftalarca, Allah kısmet ederse. O yüzden... O yüzden kalmasını istediğim arkadaşım Erdem. Erdem. Evet. Dur. Neden? Ben seni mesela İkisi Emre'yle... arasında kaldım ya şimdi. Şimdi Emre'yle daha yakın olduğunu düşünmüştüm. O açıklamayı kaçmak için yani yaptım. Belki. Yok kaçma söyle. Tamam. Ben senin hep böyle Emre'yle daha yakın olduğunu düşünmüştüm. Evet. İzlediğim kadarıyla bu evde yaşadıklarıma dayanarak. Emre de birazcık üzüldü şu anda. Ya Emre gerçi, Emre şu anda gülüyor da olabilir mesela. Emre'nin yani bütün surat ifadeleri böyle. Mutluyken Emre. Hüzünlüyken Emre. Whopper menü yiyince Emre. Emre hep böyle yani onun için. Şu anda anlayamıyoruz mimiklerden. Şöyle bir şey var. Ben Erdem'in netliğini her zaman takdir ediyorum. Evet. Erdem ne konuda net ki? Biz burada tanıştık sonuçta herkesle. Herkes burada hoş bir sohbet içerisinde de olduğu yeri geldi tartıştı. Chat yarın akşam 20.00'da sohbet muhabbet kızılcık şerbeti artı istenirse gene kısmet olur. Emre ile de aynı şekilde hoş sohbetim var. Hoş sohbet mi? Fakat bu şu demek değil ki. Evet. Ben Emre'nin gitmeyeceğini belki de düşündüğüm için. Anladım ne demek istediğimi. Yani çünkü ikisinin de... Ha stratejik. Adı bende var. Buraya evet. Yazmak istiyorum. Ama bu hafta, ilk hafta birisi yazılacaksa... Erdem biraz daha kendini geri planda tuttuğu için... Evet. Yani, Emre'yi zaten yoklar korur diyor galiba. Biraz seninle ben daha... Ben zannetmiyorum ya. Daha çok ön plana çıktık gibi hissettim ben. Belki daha az daha çok söz hakkımız oldu. Yani evet. Bir şeylerde daha çok sohbetlere katılabildik diğer arkadaşlarımızla. Evet. Ama ben Erdem'in sohbetini de görmek... Serhan'cığım hay sebebine sıçayım senin tamam yavrum artık be, hadi oturt artık ya. Vallahi pişman ettiyiz. Ne kadar çok uzun cümleler kuruyorsunuz virgülsüz. İstiyorum yani diğer insanlarla. Yani gerçekten korumak yüzden, için Erdem diyorsun. Evet korumak için Erdem diyorum. Tabii Erdem'in kafaya şu anda bir tane kondomu geçirdik abla. Sıkıntı yok devam et. Tamam. Yoksa başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Otur hadi. Rica ederim. Çok da güzel. Çok da mantıksızlık evet. Açıkladın. Evet. Evet şu anda Melih'in bir oyu var. Evet. Erdem'in bir oyu var. Evet abla. Üçüncü olarak yanıma o zaman ben de Ercan'ı çağırayım. Gel Ercan'ım. Ercan kime verecek? Ercan'ın kime vereceği çok önemli. Neden? Nedeni de şu. Dur gelir gelmez söylemiş zaten Allah kahretsin. Kime verdi? Kalmasını istediğim arkadaşım Tankut. Ha direkt söylemiş vallahi bile yeni yeni sıçtım. Neden? Nedeni de şu kendimi kişilik olarak daha yakın görüyorum. Yeri geldiğinde ikimizin dominant tarafları birazcık meydana çıkıyor. Dominant tarafı? Ve fikir olarak da aynı fikirde ilerlediğimizi düşünüyorum. Evet. Zaman ya. Zaman aynı fikirde olmasak da. Doğru ikisi de birazcık böyle... solcugazete.com. Becerikli bir de değil mi? Güzel kahvaltı hazırlığı. Ya bence tam evlenilecek adam tipi. Neyiz doğru? Nasıl yani lan? Feyza'cım iyi ki varsın. Aynı fikirde olmadı. Onu yani şimdi anlatırsam o çünkü yani kısmet olurun en böyle travmatik olaylarından biri. 42 bölüm bekle. Olmasak da. Bir 42 bölüm bekle. Becerikli bir de değil mi? Güzel kahvaltı hazırlığı. Ya bence tam evlenilecek adam tipi. Nasıl oğlum orada bir dakika lan kafalar karıştı. Take me to church. Yani her konuda çünkü. Oo, gerçekten bak. Öyle. Yani ben arkadaş olarak söylüyorum. Benim bir kız kardeşim olsaydı ben seve seve damat olurum. Ne diyorsun oğlum? Yes, doğru. Ne oluyor orası? Mehmet'im iyi ki varsın. Allah kesene bereket versin kardeşim benim. Olarak görmek isterdim. Ne kadar güzel bir şey Ercan rakibinin hakkında bunları konuşabilen herkesin için. Gerçekten öyle şimdi. Söylüyorum şu anda vallahi öyle bacım olsa bacım. Teşekkür ederim Ercan. Mantıklı düşünüyor. Adam geniş düşünüyor. Geniş mi düşünüyor? Adam
Adam gavat düşünüyor. Adam yani adam lavuk. Yeri geldiği zaman ağırlığını koymasını çok iyi biliyor. Evet. Bana bunlar lazım abi. Sürekli... Bana bunlar mı lazım? Böyle diktatör yapacak bir adam. Sana lazım benim değil mi? Sen karıştırdın galiba. Sen karıştırdın. Tankurt vallahi bile seni kırmızı odaya çağırıyor gibi hissettim. Tankurt. Neyiz doğru? Öyle şey. Tankurt gideceğin ıslatı vallahi bile. Chat an itibariyle. Nasıl yapma? Senin adayın bu evlendik karşı evden seçeceksin. Gerçekten ben rakip olarak böyle bir şey istiyorum. Ay rakip olarak böyle bir şey istiyorum. Anladım. Kapışacaksam bile ben böyle bir adamla kapışacağım. Kendi rakip şey olarak görüyorum ama kişilik olarak da bana çok yakın. Evet. Anlıyorum yani sen rakip olarak görüyorum diye elemiyorsun. Aynen. Bana yakın i̇yi olduğu için ileride belki de çok kalsın. İyi bir arkadaşımız olacak, o yüzden kalmasını istiyorum. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Con. Ama o zaman Tankut'a da bir puan gidiyor burada. Bir evet, koruması şeyler. Oluyor. Evet. Tankut'cum sana bir puan gitti şu anda. Ve bakalım dördüncü olarak kim içerim? Hadi gel sen Tankut sen gel. Evet. Onu bırak istersen bir şey. Tankuşum, tankuşum onu da bırak, donunu da bırak. Allah kahretsin, donsuz gelmiş buraya, gel. Saat gel. Ne kadar... Köşeni bırak, ayağınla birlikte gel. Ne kadar güzel sözler söyledi senin için Ercan. Çok zormuş buraya geldi. Zor değil mi? Bak herkes sana bakıyor. Yani. Bir tek Emre bakmıyor. Atıyor. Emre şu anda başka yere kilitlendi muhtemelen. Emre şu anda bakışlarını oradan ayıramıyor yani. Emre bakmıyor. Sen şimdi... Ben direkt söyleyeceğim. Hazır evet. Uzatmayacağım. Hadi. Söyle, direkt söyle. Emre. Neden? Bravo. Çünkü ben Emre'yi inanın çok sevdim. Hı. Yalnız bu arada Ercan'a gönlüm sonuna kadar var. Evet. Fakat şuraya çıktım ben burada şimdi Ercan Tankut deyip ben Ercan'a Ercan demiş olsaydım. Şey gibi olacaktı bu. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin sürekli birbirine puan vermesi gibi olacaktı abla. Bu işte bir gariplik oluyor. İnandırıcı olmaz. Yani. Burada yani Everway'de Tayken. Bir gariplik karşılıklı ama ben bunu içimden söylüyorum. Tabii. Mesela yani Ercan sana verdi. Sen de Emre'ye verdin mesela, o mantıklı. Emre. Ya herkes karşılıklı birbirine vermiş oldu sırayla. Emre diyorum. Emre diyorsun. Sevdiğin bu... için, ne için? Emre'yi seviyorum bir. Evet. Emre benim kardeşim gibi. Benim karakteristiklerimi taşıyor. Karakteristiklerini mi taşıyor? Nasıl yani lan? Yerine geldiği zaman adam gibi adam oluyor. Chat biz birbirimizin karakteristiklerini taşıyor muyuz? Yerine gelmediğinde adam gibi adam değil, olmadığından değil. O nasıl bir cümleydi Allah kahretmesin ya mükemmel. Yerine geldiğinde adam gibi adam oluyor. Yerine gelmediğinde adam gibi adam olmadığından değil. Nasıl yani? Geldiği zaman adam gibi adam oluyor. Yerine gelmediğinde adam gibi adam değil olmadığından değil. Yerine gelmediğinde adam gibi adam değil olmadığından değil. Çok iyi lan vallahi billahi deli olacağım ya. Ama anladıysan anladım. Anladım ben anladım. Adam gibi olmadığından değil anladım. Ama saygısından dolayı saygısını yerine biliyor. Geldiği göre davranmayı biliyor. Saygılı. Duracağı sevdiğim. Zamanı biliyor. Güzel. Emre ilk bölümler birazcık daha şeymiş de sonradan birazcık o cringe dozunu atıyor, açıyor yani. Genç yaşına rağmen ki aranızda yaş farkı var evet, Emre. Bak cringe modunu açıyor diyeyim daha doğrusu. Bunların Türkçesinden benim de Türkçem bozuldu ya. Bakışlar böyle keskin bakışlar. Çok uzaktan ürkütüyor. Aslında içi böyle çiçekler dolu yani. Çiçek kurban olurum. O gülüşe vallahi gülüşe bak vallahi billahi. Ha? Nerede dur bakayım. Erdem'im dur senden bir çıkalım abla Erdem. Yani... Bunun böyle olduğuna bakmayın. Chat. Buna böyle oy verdiğimiz zaman bunun yüzünde böyle çiçekler açar bak. Surata bak. Surata bak. Kurbanım sana vallahi billahi. Neyiz doğru? 47'den önce, 47'den sonra. 47'den önce, 47'den sonra. 47'den önce, evet. O kadar temiz bir hakikaten kalp. Korkuyorum buradan korkuyorum. Ölüm bir iki basın güzelim. Adaylar çıkacak her şeyi unutup diye. Peki ama ne güzel bir kötü şey. Kötü bir şey değil ya. Yani chat dediğiniz açık. Evet evet chat. Ya, chatte birbirinize Instagram vermeyin arkadaşlar. Chatte. Daha sonra özelden verirsiniz ama chatte vermeyin. Etrafını da güzelleştirir. Kadın erkeği boşver. Ondan bahsediyorum önce ben. Önce insan yani değil kötü bir şey söylemeye çalışma. Şimdi arkadaşlar ya, kötü niyetli bazı insanlar olup birden de arkadaşlar zannetmiyorum bizde olacağını da tutar Instagram'ınızda bir şey yazar arkadaşlar. Canınız sıkılır. Özelden verirsiniz. Evet her şey. Discord'dan verin yani. Şey birbirimizin gözüne yani. Önce insan diye bakmıyor muyuz? Evet. Discord bu arada arkadaşlar ünlem DC yazarak Discord'da gelebilirsiniz. İşte başka bir gözle bakan var mı yani? Tabii ya. Var ben başka gözlerle bakıyorum. İşte bu. konuşarak iletişim kurmaya çalışıyoruz. O da bizi insan yapıyor zaten. Dişi erkek. Yani communication. Erkek olmadan önce yani, insanız. Yani dişi erkek mi? Azından. Tamam Emre. Kedi mi lan bu? Emre'ye de bir puan gitsin. Tankut'a teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi bakın çocuklar. Hocam. 3 kişi kaldı yanıma güzel çağıracağım. Abi. Herkesin birer puanı var artık. Çok evet. Kritik. Abla artık birinin teklemesi gerekiyor. Gel abla. Ben şimdi yanına Emre'yi çağırdım. Evet. Emre'cim. Merhaba. Emre o ne güzel bir gelişti ya. Emre geliş roleplay yapayım mı arkadaşlar size? Sırta bak sırt ver. Kanat ver. Aldı mı kanadı? Kanadı aldınız mı chat? Kanadı aldınız mı? Gördünüz mü? Geliyor chat. Ve ben şimdi yanına Emre'yi çağırdım. Geliyor mecbur geliyor abla. Emre'cim. Merhaba.
Zoran geldi, bak bakalım. Emre vallahi billahi çok değişik geldin ya. Emre uçarak geldi buraya resmen ya. Verdi kanat verdi ya. Arkadaşlar bakıyorum. Emre hafif bir şişkinlik de var ha usta, yani böyle bir sağlam sıçsan sanki tam böyle şey olacak gibi ha. Büyük anda rahatlayacaksın gibi yani. Yaklaşıyoruz biliyorsunuz sevgili izleyiciler, yarın final. Evet. Büyük final. Artık bir kişiye veda ediyoruz. Çok iyi duruş ya, vallahi şu duruş muruş çok iyi ya. İşte bugün yakasına bu kalbi taktığım kişi, evet, hem 10 bin liralık şu elimdeki çekin sahibi oluyor, hem de yarın kimse ona dokunamıyor. Yani yarın herkes ter dökerken o gayet rahat bir şekilde burada gününü geçirecek. Hadi inşo. Evet. Ben burada bize sabah da yaptığı açıklamalardan dolayı, gerçi ben ona orada bir tepki de gösterdim ama o da benim kendi şahsi fikrimdi. Evet. Murat demek istiyorum. Allah Allah, herkes birbirine takıyor. Herkes birbirine veriyor anasını satayım ya. Çünkü Murat'ı gerçekten hani hal ve hareketlerini mantıklı buluyorum. Ve evet, öyle yani orada çıkış yapmadı aslında o. Yaşının gerektirdiği şekilde konuştu. Evet. Üsluplu bir şekilde konuştu. Burada. Yani bazen gayrimeşru çocuk yapıyor, bazen de gayrimeşru çocuk yapmasından değil, yapmadığından değil. Da yanlış, kırılmadınız, kimse alınmadı. Ama benim de kendi şahsi düşüncem vardı, onu da zaten, evet, ona belli, güzel, ettim. Hani aramızda bir kırgınlık olsaydı zaten burada onun adını da söylemezdim. Murat diyorum şimdi. Mantıklı Tankurt, Tankurt. Geldi artık. Evet abla, diğerini gönder. Kim kaldı? Erdem şimdi çok zeki olduğu için 3,5 saatte anca oy verir. Evet. Hadi Erdem, bismillahirrahmanirrahim. Tayyip Erdoğan diyorum. Kim ne diyecek? Aslında baktığım zaman değil de hissettiğim zaman aklıma bir isim geliyor. Baktığım zamandan değil de bazen de hissettiğim zamandan değil olmadığından değil. Ve, hislerinle karar vereceğim. Yani hislerimle ve gözlemlerimle aslında ikisini birlikte kompoze edip sunacağım bunu. Ve... Kompoze mi? Hayatımda ilk defa kompoze oldum şu anda ya. Hayatımda ilk defa oturduğum yerde kompoze oldum. Vallahi billahi kompoze oldum şu anda chat. Oturduğum yerde kompozeyim. This door. Evet, yani hislerimle ve gözlemlerimle. Böyle üçgen şekilde birbirimize taktık ya. Sonuç olarak ne olduk biliyor musun İrem Toşko? Kompoze. Şu anda kompozeyim ha. Oturduğum yerde bu aşırı zekadan işte. Eli Zavuski. Aşırı zekadan mı çıktı bu kompoze? Aslında ikisini birlikte kompoze edip sunacağım bunu ve... Abi Sertab Erener tekrar Erevizyon... Her gün çıkıyor mu lan? Bu da bokunu çıkardı anasadım. Gene mi? Nasıl ya? Gene mi çıktı lan? Bir dakika ya. Oğlum her gün de çıkılır mı anasatayım? Bana vallahi bile boku çıktı. Hani? E oğlum canlı yayın yok şu anda. Nasıl çıktı ya? Hani oğlum şu anda mı çıktı? Nerede? Yani hislerimle... Nasıl ya? Bugün yok ki oğlum. Ve gözlemlerimle... Sen nereden salladın onu? Gülüm benim. Kim yazdı onu? Kim yazdı lan onu? Aslında ikisini oğlum, birlikte... Ulan Allah, hepimizi kompoze ettin ya. Hepimizi kompoze ettin şu anda. Vallahi billahi seni Allah kahve. Hepimiz kompoze olduk şu anda ya. Kompoze edip sunacağım bunu ve... Kompoze oldum ya. Benim söylemek istediğim kişi Emre. Ha, öncekini diyor doğru, dünkünü diyor ya muhtemelen. Abi tekrar çıktı derken yıllar sonra tekrar çıktı, dünkünden bahsediyor. Dün zaten izledik. Dün zaten kompoze olduk ona. Çünkü hani Emre'ye biraz daha yakın karakterde hissediyorum kendimi. Evet. Serhan'la aynı şekilde iyi geçiniyorum. Tankut'la, Murat'la, Melih'le iyi geçiniyorum. Ercan'la biraz polemiğim var ama şunu söyleyebilirim. Emre benim rakibim... Melih Tugay. Değil. Yani Emre benim rakibim. Emre benim rakibim olmadığından değil. Emre benimle kompoze olmadığından değil. Birazcık Sertab Erener Everyway detayken olmadığından değil. Everyway detayken kompoze. Fakat... Abla çok uzatıyor. Yani cümleleri gerçekten bilerek uzatıyorlar ya. Taktiksel düşünmüyorsun şu rekabete an. Girmek için birisiyle önce kafamın sakin olması lazım. Güzel. Ve o yüzden huzurlu bir ortam için önce Emre diyorum. Ya Erdem'cim altı üstü kısmet solu programındayız. Bu kadar gerçekten strateji yapmaya gerek var mı ya? Ver gitsin Melih Tugay'a ya. Galiba haftanın kompozisi Emre oldu galiba. Kurban oldum, donu düşmüş. Donu kurban olurum bana. Donu düşmüş Melih'i benim. Şimdi sonuçlar nasıl şu an? Sonuçlar güzel şu anda ve sonuçları söyleyelim sana. Bakalım. Kan grubum 0 RH pozitif olmadığından değil. Birazcık kompozisel mevzular var. Güzel yani şu anda ilk 500'e girmişsin. İki şu an tek herkesin sanırım. Birer oyu herkesin var. Birer oyu var. Herkesin birer oyu yok. Emre'nin iki oyu var. Emre'nin mi iki tane Emre'nin oyu var? Emre'nin iki. Yavrum benim bir yandan da galiba arkadaşlar paçalardan donu çıkarmaya çalışıyor. Kaydıra donu çıkartacak iyice alttan.
heyecanın yok. Hiç yok. Evet, hiç altımda don olmadığından değil, olmadığından değil, altımı kompozisel bazı... Köyü yok. Emrinin köyü var. Nereden biliyorsun ki maçı olmadığımı? Nereden biliyorsun ki maçı olmadığımı? Yani ben de evin içinde tabii hani arkadaşlarımla iyi kötü bir şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Kızla evet bebiş. Evinden bir talip alamadım. Mesela bununla ilgili ben de evde kalmak istiyorum. Neyiz doğru? Kızlar evinden talip alamadım mı? Evin havasında mı bir şey var acaba? Kimse kısa ve mantıklı her... Yok yok kuramıyor. Aynen. Ama bu hafta kızlar tarafından işte seçilen arkadaşımız olduğu için evet. Oyu ben de Emre'ye kullanmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sen de alalım Emre'cim. Emre'cim hayırlı olsun. Vallahi bile Tankut'un ayağını da yanına al. Şu anda kompoze oldun. Gel. Şaşırdın mı? Öpçe bana ne? Şaşkınım. Bak şimdi sana ne takıyoruz? İnşallah göğsüne. Çok abla bu tehdit gibi oldu ya. Vallahi billahi ya. Bak şimdi sana ne takıyoruz? Şaşırdın mı? Şaşkınım. Bak şimdi sana ne takıyoruz? Hocam Küçük Yılmaz Vural'a selam. Küçük Yılmaz Vural'a selam hocam. Ay Küçük Yılmaz Vural hocamın adı oğlun adı. Anlamadım. Ben taraftarlara teşekkür ederim. Hocam Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. İnşallah göğsüne batırmam diye düşünüyorum. Çünkü o kadar dar ki tişörtü. Ama o tişörtümü deler benim. Deler mi? Ya, güzel kalp takıyorum sana. Doğru yere taktım mı sol tarafı? Diye aslında söyledik değil mi? Nasıl yakıştı mı mor tişörtüne kırmızı kalp? Oldu mu hiç abla bu gözünü seveyim. Tövbeler tövbesi ya. Kızıla gönüllüsü gibi geziyor herif ortalıkta ya. Aynen. Nasıl oldu? Serhan bunu hayatta takmaz mesela. Serhan'a göre arkadaşlar kalp, yani kalp bir geylik sembolü. Siber aldım. Ha? Bilerek mi mor kırmızı? Açtı mı? Bilmiyorum da. Zor açtı mı bilmiyorum da kapadı gibi geldi bana daha çok. Nasıl bunu? Gün boyunca burada kaldı, tek. Gün değil. Bu şey değil mi yalnız usta? Kalbini pişiren kadındaki kalp birebir aynısı. Ustalarca takmaya nasıl hissediyorsun? Harika oldu. Gratis poşetine benzedi demiş. Hakikaten aynı gratis poşeti ya. Doğru söylüyor ya. Yok öyle şey. Zaten ben... Arkadaşlar bu arada yarın akşam Kızılcık Şerbeti biliyorsunuz. Hürrem'in Sultan'ı yazınca aklıma geldi. Yarın Kızılcık Şerbeti artık kısmetse olur. Büyük ihtimalle. Bendeki kalp bunu otomatikman dışarı atar. Bendeki kalpte sendeki aşk mı? Buse bir iki varsın. Yani he. Öyle bir atar ki diyorsun. Yani burada açılık alamadım. Ama şimdilik kalsın ki bak 3 net oyla bu evde kalmaya hak kazandın. Hayırlı olsun Emre, vallahi billahi güzel bir 10 bin lira. Neyiz doğru? Nikoliko. Nereden biliyorsun ki kompoze olmadı? De işte. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim, şunu da hatırlatayım. Kompoze is simple. 10 bin lira çek. Ya da simple is beautiful. Paket bulduğunda git bozdur. Biliyorum buradan çıktığında bankalar kapalı. Kapalı mı? Direkt hesabı atsaydınız abla. Hamiline 10 bin lira efendim. Kısmet. Hamiline mi? Hani Emre'ye... Ha hamile. Evet olur olur. İlk çeki Emre'ye gidiyor. Evet. Bundan sonra da bakalım hayırlısı. Evet. Her hafta hepiniz kazanabilirsiniz bunu. Emre'cim hayırlı olsun kardeşim benim. Emre güçlü ol ve çekini al. Hayırlısı. Değil mi? Sağlam hayırlısı. Yani fena değil. Hayırlısı. Sağlam sağlam usta 10 bin lira anasal. Az para mı ya? Sonunda... Bugün bile arkadaşlar asgari ücret 17.002 lira anca. Büyük finalde büyük ödül de alabilirsiniz. Evet. Hanginiz için en hayırlı neyse o olsun diyorum. Çekin. Bu arada chat Allah size inşallah asgari ücretin her sene 10 katını, 20 katını, 30 katını almaya nasip etsin. Şu anda birinden dua adresim geldi öyle. De takdir. Amin deyin chat. 7-7-7 deyin chat. Ediyorum. Teşekkür ederim. Kızlara da aynı şeyi yapmayın. Götüne sokuyor Allah kahretmesin hamileni. Hamileni o götüne değil. Emre. Emre Allah kahretmesin. Benim duadan sonra vallahi bile chat olur gibi. Benim duadan sonra chat olur gibi Allah kahretmesin. Diyorum. Çekini de takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Kızlara da aynı şeyi yapmaya gidiyorum. Allah seni kahretmesin. Burası da patlamış. Burası da bok borusu gibi patlamış. Vallahi billahi ya. Vallahi billahi ya. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Ver müziği abla. Bana kesmiş tüm hesabı. Sendeki kalpte bendeki taş mı? Varsa bir farkı o da günahı. Hayal kurardık telli duvaklı. Ne ara oldu? Bak Nişvan demiş ki arkadaşlar, Nişvan demiş ki 10 bin lirayı o gün Bitcoin'e yatırsaydı şimdi zengin olmuştu demiş. Hakikaten olan Bitcoin demeyin anısı var chat ya. Ya o 10 bin lirayı var ya, 10 bin lirayla gidip Türk Hava Yolları hissesi alsaydı gene zengindi ya. Baksana baba Bitcoin bitik ya, dur bakayım. 5 yıl de bakayım.
5 yıl vallahi 2000 Cahçet 2019'da olsa gene zengin ya baksana baba 7000'den harbiden vallahi billahi ya vay anasını ulan vallahi billahi nereden nereye ya. Dedi dur bakayım max diyelim 2015'te kaçmış abla. 2010 oğlum 2015'te chat şuraya bak 2016 ooo 500 dolar vallahi parayı koymuştu şimdi Emre var ya. Kaç kat yapmış chat? 600 at vay anasını hesaplayamadım bile. Çekil, sağırsa koy tabii. Kısmetse olur diyelim abla. İnşallah bir gün bizim de gerçekten çiçeklerimiz açacak. Bir gün bizim de coinlerimiz patlayacak abla inşallah. Coin is simple is beautiful. Evet, inşallah. Kompoze coin. Kompoze coin. Götüre coin. Kızlarına dikkat edeceksin bana. Dur ne oluyor lan, ne oluyor lan? Dur kızlar evinde kavga çıktı. Dur ne oluyor chat? Chat gece geç hadi ne oluyor chat? Ceyda gene çıldırdı, Ceyda çıldırdı. Sen konuşmalarına dikkat edeceksin bana karşı ama ölçeceksin, biçeceksin, ondan sonra sunacaksın canım. Anlatamam. Ceyda. Konuşmalarına. Ceyda, Bak kırılmış. Aha. Senin muhataba dahi almıyor. Bir şey. Muhataba dahi almam hoca. Seni alıyor muyum ben? Serhan belli ki çok alıyorsun. Belli ki çok alıyorsun. Bura çıldırdın. Bir şey çıldırdın. Bir daha konuşsun. Ayşe Nur gene delirtiyor. Ayşe Nur delirtiyor gene. Sen daha çok çıldırırsın. Bugün sen daha çok çıldırırsın. Marifetin bu mu? Yeme o zaman kardeşim. Bir dakika. Ayşe Nur'la Daniel'le şu anda koalisyon yaptılar. Koalisyon yaptılar. Birlikte Ceyda'yı çıldırtmaya çalışıyorlar. Ceyda'yı şu anda çıldırtmaya çalışıyorlar. Şu şekilde. Şu şekilde. Simple is beautiful. Bak bu mu? Ayakkabılar şaka mı? Güzel de duruyor. Niye ıslak kek gayet güzele benziyor chat? Islak kek gayet güzele benziyor. Aa sen kimsin? Sen Serhan'ın yanına yakışmıyorsun. Sen ne iş yapıyorsun? Serhan patron. Serhan seni mi hak ediyor? Evet Serhan yakışmıyorsun. Serhan seni mi hak ediyor? Seni mi hak ediyor yakışmıyorsun. Serhan? Serhan seni mi hak ediyor değil de abla Serhan'ı yani sen mi hak ediyorsun demen daha mantıklı olurdu. Serhan sizi mi hak ediyor ha? Tamam. Ne yapıyorsun bile diyemeyen ne tamam. Yapıyorsun? Böyle konuşan ya, bir kızın tamam, yani. Nasıl yani ya? Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ay kısmetse olur. İlk mide bulandırıcı kavgası bence bu. Ne yapıyorsun? Yorsun bile diyemeyen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koylu. Böyle konuşan bir kızın yani. Ya sana ne? Herkes şu anda Ceyda'ya kompoti oldu. Veli 07. Ya sana ne? Ne yapıyorsun? Diyorum. Diyorum sana ne? Ben sizin gibi diyorum. Kibar değilim. Ben köylü kızıyım tamam mı? Ne yapıyorsun? Diyorum sana da ben sizin gibi kibar değilim. Chat var mı bu olaya bir caption'ınız? Bu olaya bir caption'ınız var mı chat? Ha? Bu olaya bir caption'ınız var mı? Ben sizin gibi vallahi ben köylü kızıyım chat. Ben köylü kızıyım tamam mı? İlk geldiği günden belli. Köylü kızıyım köylü... Kompoze abla. Vallahi kompoze. Aa kızlar siz ya. Şunlara bak. Siz kimsiniz ki ya? Paranıza mı güveniyorsunuz kardeşim? Paranıza mı güveniyorsunuz chat? Paranıza mı güveniyorsunuz? Köylüyüm chat. Paranıza mı güveniyorsunuz? Evet. Oo bir dakika çok iyiydi yalnız. Paranıza mı güveniyorsunuz? Ayşenur'un cevap evet. Evet. Paranıza mı güveniyorsunuz kardeşim? Güveniyorum. Paranıza mı güveniyorsunuz? Evet. Evet. Ana baba parası yiyin siz. Tamam siz ana baba. Abla söyleyemeden ama chat siz ana bara olmadığından değil kompoze ana bara ben kendi paramı kendi kazanıyorum ya ne saçma bir Ayşe bir bağırma Dani kendi parasını kendi kazanıyor Daniel'e kendi parasını kendi kazanıyor anasını satayım kız vallahi bile aslanlar gibi nerede abla aslanlar gibi vallahi bile var al Akasya durağı Daniel'e Serhan'mış ya. Serhan için kavga çıktı ya. Ama bak sizin yaptığınız da doğru değil ha. İkiniz... Hakikaten ya, hakikaten ya. Birden tek yaşlı bir kızar. Ceyda'dan sen bir canavar çıktı bildiğin. Böyle Ceyda'dan bir de yani. Senin elinde niye çiçek var abla Ayça? O kadar sessiz. Dün Serhan'ın muhabbetinde bile sakin duran kız... ...bugün iki kelimeye takıldığını söyledi. Ben inanmıyorum. Dünkü muhabbeti bugün patlattı. Senin elindeki çiçek ne alaka abla? Vallahi billahi ya. Ya vallahi ne yapıyorsun chat? Ne yapıyorsun? Ben köylüyüm chat. Serhan dedi, patron dedi. Okumuş dedi. Ha? Sen kimsin dedi bana. Allah Allah, bak sen şu arımaya ya. Burama kadar gerçekten geldi. O konu açılınca da ben susmak istemedim yani. O kadar damarıma bastı ki gerçekten uyku uyumadım gece. Gece
uyku girmedi yani gözüme. Allah Allah ya. Bir de bunlar abla biliyorsun ana do, kayıttan mısın Doğukan? Yemin et. Ya Allah aşkına bir sakin ol artık. Böyle bir şey yok ya. Bunu bana söyleyemez. Anladın mı? Söyleyemez. Dur kriz geliyor. Kriz geliyor. Dur abla sakin o köylü kızı. Söyleyemezsin sen bana bunu. Biraz kime diyorsun? Sakin ol. Senin hakkın yok. This door. Abi çabuk bitir tuvalete gideceğim. Sen beni mi bekliyorsun gülüm benim? Yani eğer beni beklersen şu anda çok affedersin ama bir tarafın patlar. Yani benim yayını bitirmemi bekliyorsan bir tarafın patlar. Sen git biz seni bekliyoruz. Git sen bir 5 lira daha at. Yani abi bekleyin de eğer bir 5 liran daha varsa at sen bize. Abi gittim de biz seni bekleyeceğiz bir dakika boyunca. Sen haber ver bana. Patlarsın yavrum benim bir tarafın patlar. Altına sıçarsın ya. Sen gidiyorsan bir söyle bana. Bir 5 lira at bakalım. Biz seni bekleyeceğiz. Dinlemesini bil. Şunlara bak. Muhtemelen Yüce Cücebin şu anda arkadaşlar köylü kızı olduğu için ne yapıyorsun diyor şu anda muhtemelen. Ve ana bara yediği için arkadaşlar şöyle kompoze olamadı galiba. Rahat davranın seni deli etmeye çalışıyor. Sen de sinir oluyorsun arkadaşım ya. Arkadaşım mı? Sen de kompoze oldun galiba Ayça. Bana söyleyemez Ayça. Onu söylemeye ya hakkı tamam. Yok. Bak haklısın. Bunu izleyenler görüyor kardeşim, zaten. Haklısın. Ama bağırarak bir de gösteri konuş. Yapıyorsun diyor bana ya. Tartış. Git o zaman git mutfağa gir bir şey yap ya. Mutfak mı? O da doğru. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dani'nin senin ıslak kekini göstermesi beni çok rahatsız etti. O ıslak kek gayet güzel. This door. Islak keki bekliyor. 125 5 lira 60 bekle demiş. Bekliyoruz gülüm benim. Sen git. Git yavrum benim. 5 4 3 2 Ha gitti muhtemelen. Ha devam. Gitti muhtemelen gitti. Devam edelim oğlum. Daha dinlemiyorsun. Gerçekten bekleyeceğimizi zannetti. Allah aşkına bak lütfen. Gerçekten bekleyeceğimizi zannetti. Biz devam edelim abla. Meral Hanım doğruları söyledim. Objektif şekilde yaklaştım. Evet. Ama yediremediği için bu şekilde tepkiler verdi. Ayşenur sen çok kışkırtıcı bir çarsın ya. Sen gerçekten çok kışkırtıcı bir çarsın ya. Çünkü yarası olan insanlar gocunurmuş diye düşünüyorum ben. Evet. Ben gayet ağırlığımı korudum. O kendini rezil etmekle kaldı. O da doğru. Ceyda'nın ben ama bugün de özellikle oynadığını düşünüyorum. Ama siz çok kışkırtınız abla vallahi biliyorsun ha. Daniela Garoz'da Ravattit. Çünkü dün gayet olaylara sessiz yaklaşırken kıskançlığından bugün doldurulmuş bir vaziyette üzerimize gelmeye çalıştı ama... Ama bize güvenmişti diyordu. Bir dakika chat acımış şu anda ya. Chat acıdığı için o zaman bekleyelim bir dakika. Sadece bir dakika beklerim ama. Sadece bir dakika mola. Kesmiş tüm hesabı. Sendeki kalpte bendeki taş mı? Varsa bir farkı o da günahı. Hayal kurardık telli duvaklı. Ne ara olduk kanlı bıçaklı. Sen... İsim istemeyen izleyici kendime dibe batmış hissediyorum demiş. Yüksel. İki kalpte bendeki taş mı? Ben de bir hap içeyim abi demiş. Hemen hızlıca. Daha buradayız arkadaşlar. Bugün sahur yayını. Bir farkı. Hadi hemen arkadaşlar hemen tazelenin. Kahveler mahveler tazelensin. Kakişler yapasın kakişler. Günahı hayal kurardık. Telli duvaklı. Hadi bir dakikamız var arkadaşlar. Ne ara ol. Jeonguk demiş ki abi ben de bir tuvalete gideyim hemen hızlıca. Hemen çişitolar yapasın çişitolar. Dur bir sigara içip geleyim o zaman demiş. Lord Vader bizim yayında sigara içmek serbest yavrum benim. Diyarbakır'a ses geç gidiyor. Diyarbakır'a yayın geç gidiyor. Sendeki kalpte bendeki taş mı? Varsa bir farkı. İrem Galko demiş ki ben de bir uyuyayım mı? Yarına kadar bekleriz seni. O da günahı. Hadi abla hep beraber. Hayal kurardık. Şu anda burası arkadaşlar club tuvaletine döndü anasını satayım. Herkesin kafası güzel. Herkes şu anda tuvalete kompoze oldu. Duvaklı, abi Diyarbakır'dan donet de geç geliyor demiş. Karan oldu kanlı bıçaklı. Hadi chat çabuk. Aç bir tane Ersay Yüner gir başka bir şarkı gir. Hızlı abla hemen yenilenin abla. Beni benle dağıtacak tek kişi sendin. Artık okunmayan bir hikayede nok. İşeyeceğim gülmekten diyor. Liyana'cığım git tuvalete işe ondan sonra gel. Yayındayız çabuk. Kara papatyan ben de bir evleneyim demiş. Çabuk. Kaken geldiyse söyle. Geliyor mu aklına? Kaken geldiyse söyle. Geldi mi abi?
Gülüm benim, teşekkürlerine kurban diyor galiba. Ben de senin teşekkürlerine kurban, hayatım benim ya. Ben de senin teşekkürlerine kurban. Hemen diğerleri de gelsin, diğerleri de gelsin, devam edeceğiz. Abi Tankut'un ayağı mı, Ercan'ın teri mi? Geliyor mu aklına? Şimdi bu sorunun yeri mi? Acıtı para ara. Ben de dün gibi geçmedi daha. Anıyor musun bizi? Peki kaldı mı bizi? Kısıyor musun sesi şarkımız her çaldığında? Devam, devam, hadi devam chat. Çift sıfır, çift sıfır. Çift sıfır, çift sıfır, hep beraber kompozit olalım, devam. Bu arada pesto sosun insanın doğum gününe girmiş bulunuyoruz. Doğum günün kutlu olsun taklım benim. Abi kızılcık şerbeti iyiydi bugün, yarın. Yarınki bölümde çok varım. Hayat ablaya yapılanların cezasını çektireceğiz yarın. Çok saçmaladı ki. Seda'nın geldi. Hayır olamaz. Sesiniz selam kızlar, sabahtan beri. Seda abla çok şık olmuşsun bugün. Seda abla ben böyleyim. Seda abla kompoze oldum la. İzliyorum. Nasıl korkuyorum girmeye içeri. Nasıl bu? Daha bu ne abla? Daha bu ne kavga? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kaos var ya, hiçbir şey. Ganızdan. Şimdi ben çok güzel bir şey için buradayım. Ne için abla? Şu anda yani köylü kızı olduğum için ne yapıyorsun demek istiyorum sana. Bakın şu elimde tam 10 bin liralık çek var. Bugün, hatta bugün değil, birkaç dakika içinde aranızdan sahibini bulacak evet. Bu çek. Nasıl olacak bu iş? Yarın nasıl olacak? Biliyorsunuz artık büyük final. Evet. Bir kişi veda edecek. Evet. Ondan önce siz birbirinizin isimlerini vererek... Bir... İrem'im abi ben sizi alıp... Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Kızlar evinde çok daha büyük bir kıskançlık, çok daha büyük bir rekabet göreceğimizi şimdiden hissediyorum diyeceğim ama daha önce izlenmiş zaten. Bir koruma altına alacaksınız burada. Evet. O da 10 bin liranın hemen sahibi olacak. En ona... çok ismi yazılan mı birinci olacak? Yok, en az ismi yazılan. Şöyle anlatacağım sabırsız Mehtap'cığım. Şöyle evet. Olacak, tek tek sizi buraya çağıracağım. Bu evden gitmesini istemediğiniz kişinin evet. Adını vereceksiniz. Yakın arkadaşınız olur veya... Bunlar onu anlamaz ki abla. Bunlar ne anlar anasını? Bunlar en çok gitmek istediklerinin ismini verir bu sosyopatlar. Veya da ne bileyim yakın arkadaşındır da rakip görüyorsundur. Sonuçta evet. Yarışmadayız. Gitmesini istiyorsundur evden. Onun adını vermeyeceksin o zaman. İster duygusal yaklaş. Yüreğinin sesini dinle. Abi şehirler arası otobüs terminalindeki gibi alkolsüz kolonya ikram eder misin? Tabii ki canım benim. Hemen arkadaşlar alkolsüz kolonya, eller uzatılsın. Uzun saatleri şey yapmıyoruz. Hemen bir alkolsüz kolonya. Bir arkadaşlar 15-20 dakika daha buradayız, ondan sonra gideriz yavaş yavaş. Yüksel yaklaş, bu bir yarışma de. Tamam de, benim çok yakın kız arkadaşım ama. Evet. Yani bana da sağlam rakip. Ben bunun adını vermeyeyim, gitsin de. Yani tamamen sizin vicdanınız, mantığınızla ilgili bir karar olacak bu. Fakat sizin seçtiğiniz isim koruma altına alınmış olacağı için evet. Yarın kesinlikle final gecesinde elenmeyecek. Mantıklı. Hazırsanız ben ya... Hiçbiri anlamadı muhtemelen abla. İsimleri çağırıyorum. Ay Çeliçim'in ayakkabılara bak, Ayşenur'un ayakkabılara bak. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Vallahi bilmiyorum. Bu ayakkabılar yapay zeka mı abla, ne bunlar? Yoksa geri zeka mı? Tek tek sizi. Siz de koruma... Kompoze fashion. Kompoze fashion. Daniela, senin suratın niye sürekli böyle oluyor abla? Altına almak istediğiniz ismi bana söylüyorsunuz. Hadi bakalım. Hemen duyguyla başlıyorum. Gel. Evet. Gel Emotion abla. Kimin ismini vereceksin çok merak ettim. Bak arkadaşlarının yüzlerine. Gitmesin dediğin kişi. Koruma altına almak istiyor. Evet bak dediğim gibi. Ayşe'nin istiyor. Mat diye söyledik. Peki evet. Neden? Mat diye de söyledin abla, anasını biraz vallahi bile şey olsaydı ya. Ya seviyorum. Yapısı sakin. Hakikaten sakin, yapılarını bozmuyor. Tartışırken bile sakin tartışıyor. Olması gereken de o chat yani. Karşındaki insanlar hakikaten yani mantıklı olarak sakin sakin yükselecek. Hakikaten. Yani ne derler? Çok... Ne derler? Şey hakikaten kompoze. Profesyonel. Tartışması bile. Bravo. Evet. Peki. Teşekkür alalım ederim. Hemen. O zaman... Mantıklı. Şu anda Ayşenur'a bir puan gitmiş oldu. Hakikaten. Evet. İki. Ayça gel. Evet. Ben Seda abla, ben şimdi nasıl vereceğim ki Seda abla? Ay pantolona bak. Evet. En tartışmayı seven isimlerden birisi. Seda abla. Seda abla şöyle söyleyeyim, benim eşim beni çalıştırırsa sıçarım ağzına, kompoze olur mu? Simple is beautiful çünkü. Şimdi bak bakalım arkadaşların yüzüne. Ayvaliçe. Ceyda. Pat diye söyledi ayol. Pat diye abla, herkes pat diye söylüyor vallahi bile chat ya. Sormama fırsat kalmadı. Ceyda, neden? Ceyda'yı kendime yakın buluyorum. Ben aslında Mehtap'la Ceyda'yı çok kalıyorum. Ben Ceyda'yı görmediğin için seçiyorum. Yok hayır, ben Mehtap'la Ceyda'yı çok, çünkü Mehtap'ı da seviyorum. Tartışıyorum onunla ama seviyorum Mehtap'ı da ama evet. Ceyda'yı daha yakın buluyorum. Yani yakın bulduğun için seçtin. Evet, çünkü o da kuvvetli bir aday işte. Evet.
erkekler evine sık çağrılan bir aday. Evet. İki kere çağrılan bir aday. Sen de öyle evet. bir anlamda. O yüzden hani rakip tanımam. Bilmiyorum, ben Ceyda'yı gelen gitmesini istemiyorum. Ceyda'yı simple demek istiyor galiba abla. Tamam, o zaman Ceyda'ya da bir puan geliyor. Senin evet. yerini alıyorum ve görüşünü sormak üzere Demet'ciğim gel. Görüşünü sormak üzere mi? Arkadaşlar, ne haber Safinaz? Arkadaşlarım burada. Gel şöyle yakınımı alayım seni. Şöyle bir bak yüzlerine. Evet. Mehtap. Pat diye söyle. Pat diye abla. Herkes seninle böyle sıçacağım şimdi pat diye. Herkes pat diye söylüyor belli ki. Ne yapacağız abla? Yavaş yavaş mı söyleyeceğiz? Ben galiba Ceyda demek istiyorum. Çünkü benim elim felçli. Elim tutmuyor. Gözüm felçli. Gözüm. Pat diye söyleyeceğiz tabii abla. Kompoze olacağız hep beraber. Ne yapacağız ana satayım ya? 3 saatte bir söyle pat diye söylenir bu. Ne kadar kararlısınız belki. Kararlıyım önceden belli ara satayım vallahi bile. Vallahi bu ne lan bu? Ya bayağı bir yutkundu. Ya sanki içine mi doğar insanın? Ne evet. öyle ya? Gerçekten hissediyorum. Hani ben daha siz söylediğiniz vakit kafamda şey yaptım. Yani öyle aslında hızlı davranmadım. Neden? O an düşündüm. Evet. Yani burada bu ev... Oğlum senin bir şey söyleyeceğim. Senin küpelerin Spider-Man mi lan? Allah kahretmesin. Anısı var lan. Vallahi anısı This var. This door. Anısı var. Detay verme abla biliyorsunuz peki. Vallahi billahi ya. Gözde bir iki varsın güzelim benim. Anısı var. Geliyor. Geliyor. Geldi. Geldi. Yakala chat. Yakala chat. Geliyor. This door. Beni tam eriyor. İrem'im. En baskın onu görüyorum. bu evden giderse her şeyin biteceğini düşünüyorum. Renk gidecek. Her ne kadar şikayetçi olsam da renk gidecek diye düşünüyorum. O yüzden onu koruma altına almak istiyorum. Renkli büyük bir dolar. Renkli Feyza. Abi Ayşenur'un soyadından dolayı bizimkilere sordum. Uzaklığın akrabaymış. Allah Allah. Ayşenur Aydol. Evde renklilik istiyorsun, heyecan istiyorsun, kavga dövüşü. Şöyle. Şöyle, çünkü benim babam 10 yıl bilgisayar programcılığı yaptığı için. Her zaman değil, özellikle sabahları değil, akşama doğru olursa sevinirim. Tamam, seni de yerine alalım. Çocuklar bir şey rica edeceğim. Buraya geldiğinizde... Güzel oldu ama hem cam kenarı hem balkon oldu. Benim hem cam kenarında hem balkonda çıkan kadın da işim. Artık çok kritik dakikalara girdik. Evet, dolayısıyla pat diye söyleyeceğiz abla ismi. Çünkü Demet'le birlikte 3... Yarışmacının evet. birer kez ismi söylenmiş oldu. Evet. Bundan sonra artık evet. iki kere adı söylenen bayağı bir koruma altına alınmaya ve... Uzatma Seda Hanım gelsin. Biraz düşünün. Evet. Ona göre yanıma gelin. Buraya gelir gelmez görev gibi söyleyip gitmeyin. Şimdi... Abla görev gibi ne deme pat diye söyleyeceğiz adı ya. Şimdi Daniela gelsin. Hadi Daniela gel sen de pat diye söyle abla. Bakalım o zaman. Hemen pat diye söyle abla. Bir nefes al. Bir arkadaşlarının yüzüne bak. Ben Demet diyorum. Sakın pat diye deme abla artık ya nefes aldı. Bir arkadaşlarının yüzüne baktı. Bu kadar hızlı. Ay götüne sıçacağım şimdi niye bu kadar hızlı sabahtan beri pat diye pat diye bu kadar hızlı. 3 saat bunu mu düşünecek aslında satayım ben de bir kompoze mi olacak buna ya? Evet. Neden? Teşekkür ederim. Kendisiyle fikirlerimin uyuştuğunu düşünüyorum. Evet abla simple is pat. Simple is kompoze. Ama aynı zamanda çok sürprizleri olan bir evet. rakibim. Yine de burada kalmasını henüz istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Tabii tabii. Şey, KRKMZYRK. İsmini biraz zor okudum ama o birazcık hani heyecan olsun istiyor. Bunlar da bütün rolün anasını belliyorlar şu anda. Cemo hayatta mısın Cemo? Peki. O istiyor ki biraz heyecan olsun falan filan. Peki. Demet böylece bir puan almış oldu. Evet. Böylece 4 yarışmacımızın birer puanı var çocuklar. Ama yapacak bir şey yok abla pat diye. Daniela'dan sonra yanıma alacağım isim Mehtap. Evet. Hadi Mehtap hadi. Hemen pat diye. Şöyle bir gel. Bir nefes al. Bir nefes al. Şu anda çünkü kurgu yapıyoruz şu anda. Burada bir kurgu var ya. Yavaş söylemen gerekiyor ki birazcık heyecan olsun. Daniela. Bir sakin ol. Sen hemen Mehtap laf diye söyler ismi. Söylemeden önce. Evet, tamam. Sakinim. Peki. Evet sakinim şu anda. Ayça. O zaman bak bakalım arkadaşların yüzlerine evet. şöyle tek tek. Ver abla ismi. Kararını şu anda mı veriyorsun daha önce verdin? Daha önce vermedim. Şu an yarışmayı şimdi idrak ediyoruz zaten. Yarışmayı şu an idrak ediyorum. Nasıl bir karar vereceksin? Duygularınla mı mantığınla mı? Abi idrakım geldi. Tuvalete gidebilir miyim? Mantığımla karar vereceğim. Çünkü zaten aslında isim
vereceğim ama mantıkla karar vereceğim. Evet, mantıkla karar vereceğim. Ben Ercan demek istiyorum. O kadar idrak edememiş yani. Hepimiz rakibiz. Evet. Keşke kendimi seçebilseydim. Güzel bak, dürüst. Yani gel. Güzel, en mantıklı. O vallahi bile. Mesela son seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı atmış mesela. O da bir demokratik bir tercihtir arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ı atmış mesela. Gerçekten keşke kendimi seçebilseydim, kendim derdim. Evet. Ama benden sonra Ayşenur'un da paraya ihtiyacı olmadığını düşündüğüm için hani birinci seçilmesini istemem. Ayşenur'la aran iyi yoksa? İyi, evet, Ayşenur'u da seviyorum. Aslında hepsini seviyorum. Diyarbakır için tuvalet molası. Diyarbakır hala bizim Ramazan yayınlarını izliyor. Diyarbakır hala sahur yayını gelir mi yazıyor? Seviyorum, hepimiz rakip. Çok iyi. Diyarbakır yeni yeni kompoze oluyor şu anda. Kesin. Diyarbakır'a buradan selamlar. Neyse doğru. Abi beni Toy'in LinkedIn hesabı varmış. Allah Allah. Dur bakalım, hemen bir kontrol edelim hocam. Melih Tugay. Evet abla, yazamadık. Melih İlker Tugay. Kahve fabrikası. Sana kurban olurum ben. Sana ben kurban olurum. Allah seni kahretmesin rezil. Bir insan yıllar içinde hiç mi değişmez? Hiç mi değişmez? Ah, kahretmesin seni. Seni Allah kahretmesin, hiç mi değişmez? Ver müziği abla, biliyorsun. Ver müziği. Hayat yokuşlarında, yalan savaşçılarıyla kimse gerçeğini görmüyor. Yıllar sonra anıların üzülerek hatırlanacak. Pişmanlık ne kaderini ne de peşini bırakmayacak. Aşkın kor soğuk sularına kapılmayacak. O an bir daha yaşanmayacak. Gidecek yerin yok, çalacak bir kapın yok. Anlarsın yalnız kaldın mı bu dünyada. Diyecek sözüm çok. Oğlum Melih'e bakalım derken Serhan Çeliker çıktı lan. Taşkent. İyi, evet, Taşkent. Şınır'ı da seviyorum. Aslında hepsini seviyorum. Hepimiz rakibiz ve kesinlikle kimseye buradaki tartışmalardan dolayı kim beslemiyorum. Hepiniz de bilin. Evet, neyse doğru. Ne diyor? Abi söylemeyi unuttum. Çıttır gibi olmuşsun. Saatler olsun. Saatler mi olsun? Bir de Diyarbakır'da. Sen Diyarbakır'dan izlediğin için sana saatler olsun bence de. yoksa yayın geç düşüyor. Ama normalde sıhhatler olsun gülüm. Sıhhat. Kesinlikle kim? Sıhhat. Kimseye buradaki tartışmalardan dolayı kim beslemiyorum. Hepiniz de bilin. Fizik. Senin galiba klavyen bozuldu yavrum. Fizik sürekli sana benziyor lan. Fizik şu anda galiba koylu kızı oynuyor. Sana benziyor lan. Lan sana benziyor lan. Lan gıdı lan lan. Ramella demiş ki abi Halil İşko izleyelim. Hay senin kafana. Hay senin gecenin bir vakti senin için niye şimdi durduk yerde Halil İşko açayım. Kafasının şunun timeout'unu bir kaldırsanıza. Şunu Allah aşkına timeout'unu bir kaldırın. Gerçekten şu anda bütün işin gücün ortasında gecenin Allah aşkına şunu bir kaldırsanıza. Gecenin gerçekten, alo duyuyor musun beni? Gecenin bir vakti gerçekten şu anda birden abi ne seçeyim? Ne ya abi lan? Ne ya abi? Gecenin bir vakti gerçekten senin için durduk yerde Halil İşko açacağımı mı zannettin? Gecenin saat .00'unda. Bence Eda. Ciddi bunu bekledin mi şu anda benden? Usta çok merak ediyorum şu anda. Şu anda savunmanı merak ediyorum. Aç abi diyor. Kapat şunu ya. Kapat, banla gitsin şunu ya. Banla direkt, timeout'la yok buna. Ban. Ban çiki ban. Şamsak göveci. Ban. Demek istiyor. Aç abi, niye olmasın diyor bir de ya. Miray da diyor ki abi çok kırıcısın diyor ya. Aç o zaman hadi. Chat hep beraber. Hep beraber hadi. Kapat o zaman şu anda. Kısmetse oluru. Kırıcı olmama kadar hep beraber Halil İşko izleyelim abla. Halil İşko yazınca ben çıktım. Allah kahretmesin ya. Vay Malbonte vay ya. Çünkü Ceyda. Adam ciddi gece vallahi bile durduk yerde içeriğin ortasında bir şey izlerken Halil İşko yazdı ya.
Halil Eşko yazınca da ben çıktım bir de. Münevver hiç sorma anasını. Ben çıktım bir de ya. Ahmet Kale'ye gider misin? Bizde yayın açar mısın? Oradan bilet parası. İnşallah gülüm benim Nisvan. İnşallah. Deminden beri yokluktan gel. Ne oluyor lan? Aaa! Umay bir kişiye bilet verdi. Kime verdi? Mehmetciğim hayırlı olsun kardeşim benim. Mehmet'im Umay'ım iyi ki varsın güzelim benim. Mehmetciğim hayırlı olsun. Çünkü Umay'ım iyi ki varsın taklım. Ceyda deminden beri yokluktan gel. Devam arkadaşlar, biz kısmet soruları devam ya. Çünkü... Neyse dur çok koptuk abi. Hadi devam. Neyse dur. İlk geldiği günden belli köylü kızıyım şu anda. İnterlokin. Demet ve Ayça Liçe'de kuaför. Onu biliyorum. Evet. Ceyda deminden beri yokluktan geldiğini söyleyip hani tartışma içinde. Bunlar ona çok koymuş. Yanlış anlama Ceyda. İhtiyacın olduğu için değil. Yok. Ben de senin gibi öyle yerlerden geldim. Ben de biliyorum haddimi. O yüzden susuyorum ve kim beslemiyorum. İnsanın gönlü zengin olsun. Maddiyat hiç önemli değil. Bu sadece ufak bir motivasyon. Ufak bir motivasyon. Şu anda abla yani şu anda gerçekten evrenden yani şöyle 350 milyon dolarlık falan bir motivasyona ihtiyacım var ya anlık. Anlık 350 milyon dolarlık bir motivasyon. Yani beni en az şöyle 350 milyon adım ileri atar mesela. Lütfen böyle bir motivasyon hepimize, bütün çete. Burada kalıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, ter akıtıyorsunuz. Ufak bir motivasyon diyelim bana Fatma Nur. Ailelerinizden, sevdiklerinizden uzak. O zaman için büyüğü boş verme, hadi bırakın, çok büyük hem de. Yani şöyle düşün, bence bu devrin arkadaşlar, yani 100 bin demesek de ne kadar oluyor bunu? Aslında matematiksel olarak da hesaplayabiliriz de chat. Yani bence bir 50-60 bin yani bence. Yani bence 2024'ün 50-60 bini bence. Neyse doğru. Sinir sistemini. Tamerim senin oyun kime mesela? Pat diye söyleme ama yavaş yavaş. Yani benim oyun. Biz Melih'e. Geriliyor. Bunca ışığın altındasınız. Bizimle özelinizi paylaşıyorsunuz açık yüreklilikle. Bu sadece ufak bir motivasyon. Teşekkür ediyorum ben de sana açık yürekliliğin için. Son yarışmacılara şu anda, son iki yarışmacıya geçtiğim için şu anlar da kritik. Biraz da artık mantık çalıştırmak lazım. O yüzden efendim Mehtap'tan sonra Ayşenur'u çağırıyorum. Ayşenur çünkü gel bakalım. Gel abla biliyorsun. Pat diye söylemeyin yalnız, pat diye. Sinirler bozuk biraz. Şarkının anası vardı, şimdi gidip çamaşır... Abla. Ya ben çok sakin bir insanımdır, hiç de takmam. Hele evet. Şov yapan insanlara hiç takmam. Duygunun dediği gibi. Hala kompoze ya, hala kışkırtıyor, mükemmel bir çağrı ya. Gibi yani, kavga etmeyi bile biliyor diyorsun. Allah'tan siz varsınız. Allah'tan siz varsınız da bu arada Seda Hanım senden nefret ediyor. Niye bile korktum Ceyda, yapmayın Allah aşkına. Evet. Şimdi Seda Hanım arkadaşlar inanılmaz taraf tutuyor. İnanılmaz Ceyda düşmanı. Önce mantığını mı kullanacaksın, duygularını bana bunu söyle. İkisi birlikte aslında benim. Evet. Hem mantığım hem duygum. Peki Ayşenur bir şey söyleyeceğim. Abi Halil Eşko'yu izleyecek mi lan? Öncelikle evdeki en nezih insanlardan biri Duygu Hanım olduğunu düşünüyorum. Bu bana isim verdiği için değil. Gerçekten bir toplayıcı, bir anaç düşünceyle yaklaşıyor hepimize birlikte. Chat ben de öyleyim. Onun için diyorum yani hafta sonu, pazar günü benim anneler günümü kutlayın diye ya. Benim bir anaç, baboç bir yapım var yani arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar aynı düşünceyle devam ediyor. Benim bir babaç, anaç bir yapım var yani. Vallahi abi emzireceğim mi diyor hala. Allah'ım yardım et ya Rabbi ya Resulallah ya. Çoğu kişi böyle düşünüyor bu evi. Anneler günü dedikçe abi emzireceğim mi yazıyor ya. İçinde. Onun için o şekilde görüyorum. Ben Duygu Hanım diyorum. Pekala. O zaman siz birbirinize oylarınızı vermiş oluyorsunuz evet. Bu şekilde. Evet. Ama menfaatle değil. Yok hayır. Bırakın. Ben de aynen demiştim ya sakin yapısından. Çünkü tartışmanın da bir kalitesi vardır, adabı evet. Vardır. Doğru. Yani çok şiddetli bağırmalara rağmen çok sakin bir yapısı var. Takdir ettiğim bir huy. İlk defa böyle bir huyla karşılaşıyorum. Teşekkür ederim. İlk defa abla. Yani sakin sakin kışkırtıyor herkesi. Mükemmel. Gerçekten beğendim i̇şte yani. Ben de yakın evet. Bulduğum için ondan dolayı hem. Tamam, saygı duyuyoruz. Ayşenur'cum senin yerini alalım ve şimdi son olarak çağıracağım isimle birlikte birçok şey değişebilir. Şu anda çağıracağım isim Ceyda, iki koruması. Evet Ceyda. Ceyda gel, senin iki koruman olduğu için bir tane hiç oy almamış birine ver, sen birinci ol. Var, iki kez ismi söylendi. Ceyda'cım gel canım. Evet. Kime Daniela'ya kimse vermedi mesela, ver Daniela'ya gitsin. Neyse doğru. Ceyda ilk geldiğin gün. Pazara kalmadan anneler günü, canım benim iyi ki varsın, isimsiz. Allah keser vereceksin aklım. Ve şu an arasında öyle bir ifade farkı var ki. Artık şu şöyle dudak kenarı. Aaa! Umay can. Kyrox 45, Yaren 91, Gülce 0, Slosh, bizim moderatörümüz, Aleyhan. Aleyhan arkadaşlar, işte böyle gece yani bu saatlere kalanlar arkadaşlar, bu saatlerde böyle havada gerçekten vallahi bile kapabiliyorlar ya. Havada bu saatlerde kapabiliyorlar arkadaşlar şeyi.
Umayım hiç varsın güzelim benim, Allah keser bereket versin ya. Günde şu an... Oh my god, oh my god diyorum, başka da bir şey demiyorum ya. Arasında öyle bir ifade... İnşallah, inşallah, Elif Aker. ...de farkı var ki. Artık şu şöyle dudak kenarlarını yukarıda görmek istiyorum ben. İnşallah, Metin Çetin dudak kenarlarını yukarıda görmek istiyorum ya. Umaycığım çok teşekkür ederim güzelim benim. Tamam, zor şeyler yaşıyorsunuz. Ama zor şeyler yaşayacağınızı bile bile geldiniz buraya. Evet, tam yayını kapatacaktım, yayın uzadı. Ben duygumu kullanmak istiyorum. Peki. Neyi? Duygunu mu? Ayça... diyorum. Ayça'ya kendimi daha çok yakın hissediyorum. O da aynı şekilde zaten söyledi. Evet. Ama Ayça'ya tabii dargınlıklarım oluyor evin için ama belli etmiyorum Ayça'ya bazen. İki kız kardeşle. Neyiz doğru? Bazen belli etmiyorum. Abi oradaki en para kötü kişi Can... diyorum. Mehtap... Bir Cansel gelsin onu bir daha analiz ederiz usta. Üstüne alınmasa... Valla ben söylemiştim. Sabah yaptım yemeğe. Mehtap'la çok kavga ediyorum ama Mehtap'ı çok yakın ama görüyorum. Ama şimdi senin... İkisini çok yakın görüyordum kendime. Ben Ceyda'dan yana kullandım şansımı. Sen evet. İki tane olsa Mehtap'ı seçerdim zaten onun ürününü. Tamam güzel. Ama Mehtap da şimdi. Net söylüyorum ben. Böyle çok üzülüyorum ya. Üzülmeyeceksin. Böyle üzülüyorsun ya diye bir şey yok. Ne istiyor? O zaman verseydim Mehtap'a. Sıhhat olduğunu ben de biliyorum, şaka mı anlamadım? Çünkü bakın. Sıhhat olduğunu ben de biliyorum, şakamı anlamadım. Ben daha donate atmam demiş. Yücücü bir ne olur at. Allah'ını seversen yoksa nasıl gerçekten? Vallahi aç karnımızı doyurmuş. Ulan sen götün patlamasın diye sıçacaksın diye. Sen zottur zottur sıçacaksın diye bir dakika boyunca burada yayını beklettik. Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Kimi tehdit ediyorsun sen? Oyun mu oynuyoruz burada? Oturduk bir de gecelin bir vakti bunun tribini çekiyoruz. Altına sıçacaktın, biz götürdük seni tuvalete. Elinden tuttuk, sıçırttık seni. Bir kişi gidiyor. Haksız mıyım chat ya? Böyle bir şey olabilir mi? Oturdu bir de bize trip atıyor ya. Güzel. Nankör abi, vallahi bile ben boşuna demedim beklemeyelim diye. Şımarır. Nefise, insanlar böyledir. İnsanları böyle böyle şımardı şımardı. İnanılmaz şımardı, çok değişti. Sıçtıktan sonra çok değişti. Sıçtıktan sonra eski samimiyeti kalmadı. Hah, ERB 0 mi? Aynısı. Vallahi billahi. Yüz verdik. Aaaaaa! İnşallah yüz yüz cebine gitmemiştir. Umay! Umay! Dur Umay, inşallah yüz yüz cebine gitmemiştir Umay. İnşallah, dur bakalım kimlere gitti. Melike, Ginger, Melike, İrem 777, Pimpanella, Sedis, Jeongok. Jeongok da bugün yeni mi gelmişti? Vallahi biri kuralları bilmediği için sürekli küfür ediyordu, artık küfür de etmiyor. Sana abonelik de geldi, taklım benim. Tatlış. Vallahi hayırlı olsun. Umay'ım iyi ki varsın, taklım benim ya. Bence... Allah keseni bereket versin canım benim. Ceyda'dan yana kullandım şansımı sen. İki... Flash boğazı bir şey. Kimi verdi? Nez Aliyeva. Nez Aliyeva'cım hayırlı olsun canım benim. Nez Aliyeva. Kokulu öpücük. Ben olsa Metin. Allah keseni bereket versin. İkisini çok yakın görüyordum kendime. Ben Ceyda'dan yana kullandım şansımı sen. İki evet. Tane olsa Mehtap'ı seçerdim zaten onun ürününü. Tamam güzel. Mehtap. Kesenize bereket arkadaşlar. İyi ki varsınız vallahi billahi ya. Yani şöyle söyleyeyim, sabaha kadar buradayız biz arkadaşlar. Bugün sabaha kadar köpekler gibi arkadaşlar yayın yapacağım diyor. Neyi söylüyorum ben? Çok... Abi bak, sana donate atmam, donate. Üzülüyorum ya. Üzülmeyeceksiniz çünkü bakın. Ben sana donate atmak yerine donate atmayacağımdan değil. Sana kompoze olduğum için tuvalete gideceğim. Bir kişi gidecek bu ev. Yalnız Mehtap trip attı. İlk bugün ve bundan sonra zaten eve yeni adaylar gelecek. Belki haftalarca burada kalacaksınız. Bu ödülün aynısını üst üste defa... Ömer'im, Emre'nin başının koptuğu bölümü geçebilirsek o bölümü izlerken... bu. İşte o bölüm 47'de çok var. ...alacaksınız. Şu anda iki kere adını okuduğumuz bir aday var, Ceyda. O da ilk çekimizin sahibi oluyor. Belki yüzünü biraz güldürür. 10 bin lira, al bakalım. Chat vallahi billahi ya, 10 bin liradan önce, 10 bin liradan sonra, 10 bin liradan önce, 10 bin liradan sonra. Vallahi bile 5 abonelik yok. 5 abonelik yok. Evet. Ben de dursun. Şu anda. Siz... Taş yiyin inşallah sizde, taş. Bozdurduğun zaman senin. Senin hesabınları. Şunu da takmak istiyorum sana müsaade edersen. Peki. Takalım. Yok, müsaade etmiyorum ama bana hiç kimse bir şey takamaz. Bana bu hayatta kimse bir şey takamaz. Yalnız kızlarda bir ince kıskançlık sezdim. Özellikle canım annem dövmeli Ayça Liçe'de. Kıyafetine de çok uyacak. Aynen. Bu haftanın koruma altına alınan ismi evet. Dediğim gibi Ceyda. O yarın rahat. Finalde ter dökmüyor. Kimse ona eleyemiyor. SMS. Ne yapıyorsun Ceyda? Derle de elenemiyor. Siz kendiniz karar verdiniz buna. Her hafta da böyle olacak. Evet. Ben birazdan yine geleceğim.
okuyalım. Hemen okuyalım bakalım kimlere denk geldi. Arkadaşlar dinliyor musunuz beni? Umay'ım iyi ki varsın gülüm benim. Vallahi Allah razı olsun. Arkadaşlar okuyoruz, geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor abla. Duygu ve Nisa, Zurnacı, Lara Metonya, Dalin Kolonyası, Elif Hacker. Elif Hacker daha demin vallahi başka bir şey isteseymiş olacakmış ha. Seval, RWYLM, Bennis, Fatma Nur, Dorati, Nis One. Arkadaşlar hayırlı olsun canlarım benim. Hep de chatte gördüğüm isimler ya. Bugün muhteşem. Vallahi billahi ya. Asıl sen sağ ol canım benim ya. Vallahi ya umayım. Allah kesene bereket versin vallahi. Al ayım seni Ceyda'cığım. Testos olsun olsun Nisa, Umay evlen benimle demiş. Bırak. Yüce cüce bine gelmemiş. Yüce cüce bine gelmemiş. Allah'ım şükürler olsun Rabbim. Rabbim yüce cüce bine gelmemiş. Ben birazdan yine geleceğim. Çok şükür, çok şükür. Bugün... Çok şükür chat, 7-7-7. Muhteşem. Al, ayım seni Ceyda'cığım. Teşekkür ederim. Bugün muhteşem bir oyunumuz var. Rüyaya bak, abi deme öyle ya, üzülüyordur diyor. Bizim kırılan kalbimiz ne olacak Rüya? Ha? Bizim kırılan kalbimiz, herif bize trip attı. Sıçmasına izin verdiğim insan... Tuvalet, onun için tuvalet molası verdiğim insan bize trip attı. Kompoze oldum şu anda. Bu oyun... Vallahi billahi... Yücücü, arkadaşlar yücücü de bir banlayın onu. Yüce cüce beni banlayın gitsin. Banlayın 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 arkadaşlar. O bayağı hakikaten bayağı şımarıkmış. Abi iyi küfür yedim benden falan yazıyor. Banlayın banlayın onu. O hakikaten arkadaşlar, o hakikaten şımarıkmış ya. Oyunun sonu. Yok ben onu hakikaten böyle arkadaşlar işin makarasında şakasında zannettim de o yok ya. O hakikaten götü başı oynuyormuş yani. Bunda da dediğim gibi. Evet devam edelim arkadaşlar. Gerçek. Yok yok, o harbiden şımarıkmış yani. Gerçekten size oh be dedirtecek. İnsanlar böyle loparız. Yani insanlar... Ne derler? Ya insanlığa olan inancımı gene de kaybetmiyorum yani, kompoze olmuyorum şu anda ama insanlar hakikaten, bazı insanlar yavuşak. Bazı insanlar hakikaten yavuşak. Dolayısıyla arkadaşlar böyle yani mesela ben en uyuz olduğum şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bu tarz böyle ergen tavırlarda bulunan şımaran insanlara arkadaşlar tepki gösterdiğim zaman abi ne olur kıymayalım ya. Ya neye kıymayalım ya ulan? Zeynep Ergül'ün inşaatında yaşıyorsun. Niye kıymayalım ya? Kıyacaksa arkadaşlar böyle insanlara da anasatın, birazcık da şey yapın ya. Herkese de öyle, herkese de şımartmayın. Ondan sonra diyorsunuz ki arkadaşlar arkadaşım beni ekti. Ondan sonra üzülüyorsunuz arkadaşlar. İnsanları hayatınızdan kolay çıkartabilin. Yapacak bir şey yok abla. Gerçekten size oh be dedirtecek bir ödül var. Böyle abla yani, bu tarz insanlar yani şey oluyor. Neyse devam edin arkadaşlar. Bu kadar yani, bu bir de iyilik de değil arkadaşlar zaten. İrem 777. Bu kadar iyi olmayın diyorsun ya, bu iyilik değil yani, bu şeylik. Neyse. O yüzden bu motivasyon. Öyle abla, deveye diken insana. Motivasyonla. Neyse devam. Güzel saatler geçirin. Keyfinize bakın. Kolay gelsin. Yok abi ben suistimal ettirmem ya. Artık geldim 36 yaşına chat. 36 yaşına geldim artık yani. Görev için burada olacağım sonra. Hadi kolay gelsin. Evet abla. Burada bir oylama yaparsak bence tek... Ay Murat gene başladın, açtın çeneni gene abla. ...kalacaksın bu oylamada. Sıkıntı. Hiç kimse senin gibi düşünmüyor işte. Sıkıntı burada aslında. Benim için sen sıkıntı. Sen kendin böyle düşündüğün için de devam ettiriyorsun. Mesela benim bu kanıya nereden vardığımı ben sana dün de söyledim, şimdi de söylüyorum. Hani orada kalkıp dedin ya sen, evet. Nasıl olsa vuramazsın yani. Hatırlıyor musun bir tartışmada? Evet. Ne var bunda? Gayet normal böyle. Konseptiyle ilgili evet, programı doğru. Vuramaz. Doğru. Bunun üzerine ben işte senin planlama yaptığını... Ama bak şöyle bir şey var. Ne planlaması, ne alakası var? Nasıl olsa vuramazsın. Ne var bunda? Vuramadı hakikaten. Vurdu mu? Kasıtlı yaptığını hayır, düşünüyorum. Bak, onu niye çünkü o kadar ki? Sinir anında ama bunu düşünmez insan. Hayır şöyle... Bizim yayınlar gece saat 11.30, 12'den sonra çok farklı evrelere gerçekten umayım iyi ki varsın gülüm benim, Allah kesene bereket versin. Hemen okuyorum chat. Arkadaşlar ayık mısınız şu anda? Duyuyor musunuz beni? Tek tek isim okuyacağım, geliyor arkadaşlar. Umay Cancan, Bibiko 6, Yüce Cüce 1000, neyse Bibiko 6, Münevver, Morbi Dessas, Leyla, Yaren Ren, Buse ve Naz, Duygu Toşko, Duygu. A diyen köpek balığısı. Nestor. Kamerin mimisi. Metrael Grill. Vallahi canlarım benim, iyi ki varsınız ya. Abi sen gitsen kime talip olurdun? Kimse deme. Ben Daniela kötün. Ben gitsem. Yok vallahi hakikaten yemin ederim kimse ya. Ama yemin ederim kimse ya. Babangide Kaan.
söyleyeyim ben sana? Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu random atılan abonelikler var ya. Bu random atıyorlar ya abonelikler. Bu arkadaşlar yani mesela tesadüf gidiyor ya. İlk kime gidiyor biliyor musunuz? Öyle random attı. Çete en çok kim yazıyorsa ona gidiyor önce. İşte benim için komik olan... Anladın mı arkadaşlar ya? Mesela diyelim arkadaşlar Tisigalco'nun nar tanesi mesela az yazdığı için ona gitmiyor. Doğru mu? Onun için aklınızda olsun yani. En çok kime yazıyorsa Umay Kız ismi bir arkadaşım. Umay Kız ismi. O. Tabii oh my god. Bir anında bunu ama düşünmez insan. Hayır şöyle bir şey söyleyeyim ben. En çok kim yazıyorsa ona gidiyor arkadaşlar. O hep okuduğum isimler benim chatte gördüğüm isimler zaten. Tanıyorum yani. Tamam. İşte benim için komik olan durum o. Ama o günlük. Mesela o gün kim yazdıysa. Yani bütün genel toplam değil. O gün. O gün mesela diyelim Lara Metonya bugün çok yazdı. En çok yorumu o attı chat'e. Ona denk geliyor önce. Vuramayacağını bile bile bir insan gelip de pat küt mas... Ama siz ama spam yapmayın gene de. Gene de arkadaşlar. Ya o bu. Bunu yapması komik ya. Düşünsene bir şey yapamayacağını sen... Evet neyse devam edelim. Şöyle bir şey söyleyeyim ben sana? İşte benim için komik olan... Chat çok hızlandı. Chat gereksiz hızlandı. Durum o. Anladın mı? Neyse içerikle ilgili yazalım arkadaşlar. Vuramayacağını bile bile bir insan gelip de pat küt masaya uduğu bu. Bunu yapması komik ya. Düşünsene. Doğru bu arada hakikaten Serhan sen de hakikaten kolpalı hareketler bir takım tatlı sürprizler ya. Yani bir şey yapamayacağını sen de biliyorsun. Biliyoruz abla yani hakikaten Ercan doğru sılayılıyor. Tavır ne? Ben ikiniz açısından da üzüldüm intihar almanıza. Murat ben bir dahil olayım da. Oldu. Sen bir dahil ol abla. Ben geldim. Dedim bir hava aldım, bir sakinleştim de. Bir Hayat Üniversitesi'ne gittim. Hayat Üniversitesi kampüsüne. Şarj oldum. Düşündüm. İyi geldi. Şarj... Kahret, oyuncu koltuğunda şey atmaya kalktım ya. Oyuncu koltuğunda gerçekten tweet atmaya kalktım da vallahi yemedi ya. Oyuncu koltuğunda atacaktım da yemedi abla. Kimlere gitti abla? Drunk Baba Boy, Rüya, Babaannesinin İnci Tanesi, Duygulu Duygu, Tuğçe 124, Gülü 98, Meryem, Meyrem Kıpril, Meryem, KPRL, Dicle, Alpaslan, 34-34, Fizik. Ya chat bak buranın mesela şöyle bir güzel bir avantajı var. Buse Benaz sana da hayırlı olsun gülüm benim. Senin de okuduk abla biliyorsun sana da denk geldi. Buranın şöyle bir güzelliği var. Twitch'te öyle değildi mesela. Twitch'te yayında olmayan kişilere gidiyordu arkadaşlar. Twitch'te yayında olmayan kişilere gidiyordu. Burada yayındaysanız arkadaşlar en çok yorumu kim yapıyorsa ona gidiyor. En çok kim yazıyorsa chat'e ona gidiyor. Mesela. Dedim bir hava aldım, bir sakinleştim. Umay'ım vallahi çok teşekkür ederim. Allah keseni bereket versin binlerce kez. Güzelim benim ya. Şimdi şarj oldum, düşündüm bir takım şeylere. Geldim buraya. Vallahi herkese... Arkadaşlar bu arada rozetleri ayarlardan eklemeniz gerekiyormuş. Bunu da arkadaşlar ismini saydıklarım, Alpaslancım hayırlı olsun. İsmini saydıklarım alsınlar yani bir şekilde. Arkadaşa dedim ki ben sana... Umay'ım Allah razı olsun. Allah keseni bekletmesin canım benim. İyi ki varsın ya. Burada elimi uzatıyorum. Bu konuyu kapatıyorum. Aha. Ama dedim senden bir şey rica edeceğim. Akşam Bitcoin'de yer bu. Arkadaşlar bu akşam Bitcoin 57 bine düşüyor hocam. Bitcoin dolar. Hocam bu akşam 60'tan 57'ye düşürüyoruz Bitcoin'i inşallah. Hadi inşallah chat. İnşallah chat. Ben sana harcı oldum. Neyse devam abla. Oldu. Dün ben geldim. Ne diyor? İzmir'den İstanbul'a giderken otobüste bile izliyorum. Bir şey kaçırdım. Oğlum neler ki de Elif Toşkom neler kaçırdın abla. Dedim bir hava aldım, bir sakinleştim, deşarj oldum, düşündüm. İyi geldin. Deşarj olduk hepimiz, deşarj olduk. Geldim buraya. Arkadaşa dedim ki ben sana burada elimi uzatıyorum, bu konuyu kapatıyorum. Ama dedim senden bir şey rica edeceğim. Yapabileceğine dedim inandığım için söylüyorum. Tamam. Bir iki varsın gülüm. Yapamadığını görüyorum. Yap bence. Konuyu bak arkadaşlarla açma. Açma. Çok güzel. Konuyu ben açmadım ki. Çok açma. Açma. Niye açıyorsun ayol? Açma. Üst katılıyorum sana. O adam orada diyorsa eğer sana burada tek kalırsın. O da onun fikri. Üstüne çıkmaya da çıkıyor. Konuyu açıyorsun bana söz hakkı doğuyor. Arkadaşlar siz şaka mısınız? Siz niye sürekli Ercan'a gerçekten bir şeyler böyle bir Ercan'a bir baskı uyguluyorsunuz ve Ercan sürekli bunun altında kalmıyor. Üst katılıyorum sana. Ben Serhan'la olan kısma girdim mi burada? Murat buradaydın. Evet doğru. Serhan'la olan kısma girdin mi ben? Girdi mi chat? Ha bir şey söyleyeceğim. Chat buradaydı, şey buradaydı. Jungkook buradaydı, Elif Aker buradaydı, Iça buradaydı. Girdi mi chat? Ha? Yanlış ata oynadı mı chat? Ben seninle benimle söyledim. Aramda geçen tamam, tartışmayı hayır, şunu söyledim. Bak şunu söyledim. Sen oradan Serhan'ı örnek verdin sonradan. Içeri. Tamam abi, şimdi abi, Serhan bitti istediğinizi konuşalım. Şunu söyledi evet. Emre. Abi siz şaka mısınız? Siz istiyorsunuz ki mesela Ercan'a biz her şeyi söyleyelim ama Ercan bizi sılaylemesin.
Bunlar şaka mı, anasını satayım ya? Ercan'ım, dedin ki dünkü tartışmayı kastetti yaptığınızı bak, düşünüyorum. Bir daha söylüyorum. Dünkü tartışmayla alakalı bir şey demedim. İlk gün senin abi, bana göstermiş vallahi, olduğun tavırlar hakkında konuştum. Tavırla işte konuşuyoruz. Sonra sana sıkıntı yok. Ben lavaboya gideceğim. Gerçi Serhan gitti. Ben de o da mı gideceğim? Abi lavaboya şey gitti ya. Yüce bin gitti ya. Yok yok, ben gideceğim. Bazen beni kırsan da var ya. Yalnız bombine çok işine yarayacak seni falan yani. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim. Çok bir kıskançlık seziyorum bu 10 bin lira işinde. Özellikle Daniel'e çok büyük patladı. Tipe bak. Ben bu işten bir şey anlamadım. Ne gibi? Herkes Ceyda'dan şikayetçiydi bu evde. Ceyda haftanın birincisi oldu. Ben de bunu anlamadım. Abla ne alakası var? İlk geldiği günden beri köylü kızıyım diye geziyor işte. Çünkü şov yaptı. Şov mu yaptı? Ben arkadaşlar ödülün Ceyda'ya gitmesi beni rahatsız etmedi nedense. Efendim? Anlamadım. Hem şov... Bunların bir ince zort olması benim hoşuma gitti nedense. Şov yaptı, hem de duygusal yaklaşıldı. Hani ihtiyaç. Herkes Ceyda'dan bu hafta şikayetçiydi ama haftanın birincisi Ceyda oldu. Bence enteresan bir durum. Evet. Ve biz yok, yaptık bunu. Ben onun hak ettiğini düşünüyorum. Hak etti abla, bence de verin gitsin Ceyda'ya. Mehtap yine her... Ceyda neticeyi ne yapıyorsun, ne yapıyorsun diye konuşan bir köylü kızı. Her zamanki gibi son dakika golü attı. Yine bana göre duygusallığını kullandı. Çünkü evet. Ceyda ona karşı daha önceden oynamış. Bildiğim kadarıyla evet. Maddi anlamda o da ona oy verdi. Birinciliğimi hepsi hazmedemedi. Birinciliğimi hepsi hazmedemedi diğerini hiçbiri hazmedemedi daha mantıklı olurdu ama neyse kompozit olduk şu anda. Özellikle Duygu değil, Ayşenur özellikle ve Dani. Üçü kesinlikle hazmedemedi ve ileriki zamanlarda da üstüme oynayacaklarına eminim. Belli abla daha dur. Anneler günü kutlu olsun Tamer'im. Umar mı? Durank baba boyucum, iyi ki varsın canım benim. Allah keseyinize bereket versin. Zengin mi oluruz chat? Şey söyleyeceğim, şu çekin tadını çıkartalım. Neden? Evet chat ya, şu aboneliklerin çekin, donate'in tadını çıkartalım. Allah keseyinize bereket versin. Şu vallahi aboneliklerin tadını çıkartalım chat. Sakin olun. Sakin olun. Neyse kavga yok, dövüş yok. Bizde de arkadaşlar az önce ince bir kaos çıktı. İnce ama. Güzel, hemen engelledik. Sakin olalım. Vallahi umayım, iyi ki varsın güzelim benim. İlk defa bu kadar geç saate kadar yayında kaldım. Ben de ilk defa bu kadar geç saate kadar yayında kaldım. Bizim de yayın bu kadar ilk defa uzun sürdü. Çünkü Ceyda yani birinci olduğu ya, için. Bu ne şimdi bak, bu ne? Onu da birinci olması istedim. Bu nedir yani, ne bu? Bu nedir yani chat, bu nedir yani, ne demek nedir? 10 bin lira güzel para abla, sen de bu nedir diye şimdi küçümse mi yalanlar? Hiç o rollere girme şimdi. Sen de şu anda yani birazcık tatlı su kurnazlığı yapıyorsun. 10 bin liralık çek. Ne bu ya? Ne bu yani, ne bu? 10 bin liralık çek. Bu ne şimdi bak? Hakikaten. Bu ne? Onu da birinci olması istedim. Bu nedir yani, ne bu? 10 bin liralık çek. Ne bu yani? Fakirdim diyorsun, 10 ne bin liralık ben çek. Para, ben dedim ki para önemli değil bu hayatta. Şey, Duygu da alttan laf sokuyor ha. Duygu da fakirdim diyordun, 10 bin liralık çek diyor. Dedim. Ya Ceyda, ben bu hayatta para önemli değil dedim. Yani. Ceyda çok şov yapıyorsun. Paradan çok önemli, şov yapıyorsun hayatım ya. Evet Ceyda, birazcık kolpa yaptın hakikaten ya. Yani ne istiyor? 10 bin liraya senin an, bu nedir yani? Ne bu chat yani? Bu nedir yani? Paradan önemli daha şey yapıyor. Siz okulu ne biliyorsunuz? Hangi okul? Ya? Kolpa yapıyor ya. Hakikaten birazcık kolpa yapıyor şu anda. Nereden biliyorsun? Ben okulunu mu okudun? Ne yaptın? Sen beni ne kadar tanıyorsun? Tiyatroyu mu okumuş? Sen beni ne kadar tanıyorsun? Nasıl karar veriyorsun o zaman? Veririm. Belki ben o bana gerçekten o şekilde konuşursa, çektim. Ayşenur bana öyle konuşursa ben de böyle bir şey söylerim. Söyleyeceğim. Para... Arkadaşlar nasıl yokluk çektim, siz de demiyor muydunuz? 5000 lira ben bakım masrafı harcıyorum diye aylık. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Paranın önemi... Bence hepiniz birinci yolundasınız ya. Hocam küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Önemi yok diyorsun. Yok tabi. Herkes... Nasıl yok abla, Allah'ını seversen manyak mısın? Ben para için ölürüm ya. Gerçekçi olalım, paranın köpeğiyim abla ya. Az önce 10 abonelik attıktan sonra şey oyuncu koltuğunun, oyuncu koltuğunun üstüne çıktım Gözde ya. Üstüne çıktım ya. Para için uğraşıyor canım. Öyle. Para... Öyleyiz abla, para için, yoksa abla vallahi billahi ya. Ben daha... Önemi yok diyorsun. Yok tabi. Herkes para için uğraşıyor canım. Öyle. Paradan daha değerli şeyler oradan... var bu hayatta. Abla bir şey söyleyeceğim. Yani hakikaten şeyinde de köylüyüm demiyor muydun abla? Köylüyüm demiyor muydun? Hatta. Gel ver. O zaman ne mesela yaparsın? Saygı. Ooh, respect. Ama siz çok mu saygılısınız sanki ya? Ha? Daniela. Aynen. Sizin Dani. Yaptığınız değil mi saygı? Yani bak yaşlı saygı büyük, sizin yaptığınızda ya saygı denir değil mi? Yeterin ya. Yeterin ya Allah aşkına chat, yeterin ya. Yeterin, hakikaten yeterin ya. Ceyda. Sizin yaptığınıza saygı deniyor değil mi? Ceyda. Bravo. Artık biz sana bravo. Ayşenur'un söylediğini ben söyledim, izleyeceksiniz. Yani. Göreceksiniz. Hakikaten bunu aldım abla. Vallahi billahi yeterin ya. Yeterin ya. Siz bana ne dediğini. Duygu Hanım da galiba şu anda birazcık çok sinirlendi. Kompoze bir şekilde lezbiyen, homoseksüel kim varsa açıklayacak galiba. Neden böyle çıldırdığımı söylediniz? Göreceksiniz ne? Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Neden böyle? İyi. Sen ne oldu? Sana ne oldu? Bilmiyorum yani. Ceyda bugün şov yaptı. Amerişko parayı için götürüp...
Abla sen neler söylüyorsun? Allah Ceyda veriyor Ceyda. Ne diyorsun oğlum sen? Arka ne diyorsun Elif Toşko? Yaptı. Show business yaptı hatta. O kadar da değil oğlum. Manyak mısın aslanım? Show da yapmadı. Show'un üstüne geçti. Business'ına da geldi. Ne yazıyor oğlum bu? Geldi konu. Çünkü 15 dakika geçti. Ben fakirim, ben bilmem, ben etmem dedi. Abi abla yok ben fakirim. Yok Galaxy J7'm var. Yok bilmem ne. Çet anasını satayım. Hep kolpadan işler bunlar. Yemez ye. Ama nedense 5 gündür o buzdolabını ilk açan... Evet, evet komik değil hakikaten böyle şeyler arkadaşlar. Saçma sapan şeyler komik değil yani. İnsanlar da gülmüyor yani bunlara söyleyeyim. Ceyda, o makineyi ilk çalıştıran Ceyda. Nedense hiç bilmemiş. Evinde makinesi yokmuş ama makineyi çalıştıran da Ceyda. Ben de bu olayı anlamıyorum işte. Evinde makinesi mi yokmuş? Neyle yıkıyormuş abla? Makineyi. Ulan oğlum Zeynep Ergül'ün inşaatında makine var ana satayım ya. Zeynep Ergül'ün inşaatında var ya. Ben bugün yokluktan geldim derken son... Sigar kolonlar tanesi o bir tık komik gibiyse o sana göre komik yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Derece ciddi. Senin hoşuna, senin hoşuna gitti herhalde o tarz şakalar daha çok senin hoşuna gidiyor herhalde. Anladın abi sen seviyorsun demek ki öyle şakalar. Umay'ın aboneliklere denk gelmeden bu ne ki bu ne hayatta daha önemli şeyler var. Pusiletto. Olayı anlamıyorum işte. Ben bugün yokluktan geldim derken son derece ciddiydim. Ayşenur gibi gökten zembille inmedim yani. Doğduğundan beri el bebek gül bebek Ayşenur. Evet. Geçmiş koltuğun baş köşesine işte ben şunu yapmam, şunu getirin bana. Ben... Böyle yazan mı var? Bir dakika dur bir dakika. Arkadaşlar bir dakika Babangida Kaan iyi ki varsın. Abi o güzel kesinlikle. Yayını kapat uykumuz geldi diyen mi var? Allah'ım kafayı yersin ya. Ya gerçekten vallahi billahi arkadaşlar nasıl yapacağız böyle? Bir saatten sonra gerçekten insanların beyin yapısı kompoze oluyor galiba. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım diyorum başka da bir şey demiyorum vallahi billahi ya. Şey yok ben sabaha kadar böyle gözüm var ya böyle şey gibi olacak. Dur bakayım nerede o? Dur bakayım. Bir dakika. Tom ve Jerry göz. This door. Ha, abla böyle sabaha kadar bekleyeceksin yok. Uyku yok bugün. Sırf sana inat. Buradaki gibi böyle vallahi bile bu şekilde kalacaksın. 22 varsın. Abi inanılmaz bir kafa yapısı ya. Şurayı temizlemem. Bak. Mesela yayından çıkıp uyumak gibi bir çılgınlık yapmıyor. Yayından çıkayım da uyuyayım gibi bir çılgınlık yapmıyor arkadaşlar. Vallahi billahi. Hayatta mutfağa girmem. O alsın anca... Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz sabaha kadar buradayız. Yani makine yakı. Biz sabaha kadar kompozeyiz abla. Yapacak bir şey yok. Ben şurayı temizlemem. Ben hayatta mutfağa girmem. O alsın anca magazin dergileri çevirsin, okusun. Koca beklesin, zengin koca beklesin, patron olsun, patron içi hanımefendi. Oo. Baba baksana ben bunu nasıl kapatabilirim? Yani buradaki muhabbetleri nasıl kapatabilirim? İnanılmaz muhabbetler dönüyor bu bölüm. Kızılcık şarba fragman çıkmış diyor, daha bölümü izlemedik. Bu. Allah'ım ne olur sabır ver. Dünyada yokluk görmediği için. Hakikaten ne olur arkadaşlar, gerçekten ne olur uyuyun uyuyun. Uyuyun baba vallahi billahi. Maalesef. Uykusu gelen varsa uyusun rica ediyorum. Maalesef dünyayı bilmiyor bence o. Vallahi billahi birazdan abla. Hadi hadi abla vallahi billahi hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar uykusu gelen uyusun. Haydi çocuklar uykuya. Anne. Uykuya arkadaşlar. Büyüğüne hitap etmesini biliyor. Evet saygılı en azından. Hani kavga da kaliteli tartışıyor. Saygılı tartışıyor. Evet profesyonel. Ya abla sen ben anlamadım siz şimdi yani... This door! Hani... ...bitmesini biliyor. Elif Toşko sen daha demin attığın o saçma sapan donetten sonra bir de hala anasını satayım. Enteresan bir kafa yapısındasın sen ya Elif Toşko. Sadece Sen şaka mısın? Tarzı saygılanma. Ya ben de onu söylüyorum anladın mı? Kalkıp Dani, şey yapmıyorsun. O zaman bak Duygu abla. Demeyeceksin abla durdu oturup Ayşenur sen bir şey yapmıyorsun diye. Sen o kıza oy veriyorsan katlanacaksın. O da doğru. Nasıl katlanacaksın derken nasıl yani? Ben yine vereceğim. Nasıl vereceğim? Tamam sen veriyorsan katlanacaksın. Abla bir şey söyleyeceğim sen ona oy veriyorsun bir de hizmet alamıyorsun nasıl olacak bu? Ya şimdi çıkaramazsın. Bir şey söyleyeceğim kime ver? Ayşenur bu evde hiçbir şeye yardım etmiyor ki. Vereceğim. Kime istiyorsan ben sana söylüyorum. Sen o zaman bir dakika sen... Bak ben Ayşenur'un duruşunu Ceyda'ya çok seviyorum. Ceyda'ya niye verdin? Niye Ayşenur'a vermedin? Ben Ceyda'nın duruşunu seviyorum. Ben de Ayşenur'a yakınım. O da doğru gerçi. Yani burası da demokratik bir, özgür bir alan. Sen... Burası özgür bir alan yani. Niye Ceyda'ya oy verdin? Ben de Ayşenur'u seviyorum. Ona bakarsan ben diye keşke iki oy hakkımız diye de Mehtap'a verecektim. Ona bakarsan iki oy hakkım olsaydı ben de gider sana verirdim. Ben de... Ya ona kalsa benim de üç oy hakkım olsa ben de gider çete verirdim. Usta benim üç oy hakkım olsa. Onu söylemeye çalışıyorum ablacığım sana. Hayır diyorsun da Ayşenur'a oy verdin bundan sonra Ayşenur iş yapmasa da beklemeyeceksin diyorsun evet, ya. Evet onu diyorum. Ama öyle de bir sistem yok bu arada. Yani Ayçeliçe. Öyle bir şey yok. Sen Ayşenur'un oturuşuna oy verdin. Ceyda'ya oy verdiniz de ben...
Sen Ayşenur'un oturuşunu mu uyardın? Ayşenur. 22 varsın. Oy vermişim, temizlik beklemeyecekmiş. Evet öyle. Çünkü sen ona oy verdin. Vermiş? Veriyorum kardeşim, bana yakın. Tamam ablacığım, o zaman konuşmayacaksın. Ben mutfağa giriyorum her gün diye. Ay, ulan sen giriyor musun mutfağa peki Ayça? He? Senin de ben mutfağa girdiğini görmedim çakkal. Ben bunu konuşmuyorum. Anca boru boru konuşuyor vallahi billahi. Ya senin sıçarım ağzına şimdi ha. Salak salak şeyler yazıyorsun gecenin bir vakti, beni şimdi delirtme ha. Vallahi bile şimdi küfür edeceğim en sonuna. Dur şunu arkadaşlar. Sen canım benim. Bak arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu arada. Şimdi Elif Toşka, sen zaten babalara getirdim ben seni. Bayno Game üzerinden atılan arkadaşlar. Bel altı aptal aptal mesajlar orada boru gibi yazıyor arkadaşlar. Direkt zaten şeyinizi veriyoruz diye. Sen şimdi sıçtın ben senin ağzına Elif Toşko. Sen şimdi babalara geldin. Sen şimdi seni bir banlamayayım ben. Sen orada bir kal. Sen şimdi boku yedin yani. Ben seni öttüreceğim. Onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Chatten de banlanmışsın bu arada. Olmuyorum. Abla sen değil. Onu da söyleyeyim yani abla. Aklında olsun yani. Naneyi yedin. Ben hani bir yandan aklında bulunsun yani. Ben giriyorum her gün diye. Ben bunu konuşmuyorum. Ben bunu... Evet devam edelim abla. Ben rahatsız olmuyorum. Abla sen değil misin? Sen konu duygusallık yani. Ben de onu söylüyorum. Ayşenur'un duruşunu ben de seviyorum diyorum. Bana ne dediğini duymadınız mı dünya? Ne dedi abla? Günden belli köylü kızı oldum ya. Birdenbire tiyatroyu mu bitirdin? Ne oluyor lan? Ne tiyatrosu ya? Geldi sabahtan beri tiyatro yapıyorsun. Ne tiyatrosu ya? Ne tiyatrosu? Ben uyuyamadım diyor. Abi ne oluyor lan? Kendine gel. Kendine gel. Chat ne oluyor? Kendine gel. Uyuyamadım ben. Onu söyleme. Uyuyamadım. Sen git. Chat ne oluyor? Uyuyamadım. Vallahi bile yayından dolayı uyuyamadım diyenler olur gibi. Yayın var diye uyuyamadım diyenler olur gibi. Ne tiyatrosu? Ben gel, uyuyamadım biraz. Diyor. Duygu Hanım hakikaten sinir krizine girdi ha. Kendine gel. Uyuyamadım ben. Onu söyleme. Uyuyamadım. Sen git. Uyuyamadım. Canımı sıkma beni. Uyuyamadım. Dedi, abi yıkanırken bile ayrı son ses açtı. Irmakçı bir iki varsın canım benim. Dokundu, kendine burama gel. Dokundu. Anladın mı? Dokundu, burama kadar dokundu. Benim canımı sıkma chat. Vallahi bile benim canımı sıkma. O bana öyle konuşamaz. Sabah gülüyordu. Kim ki o? Kızım kaç saattir ne yapıyorsun? Gider misin? Kim ki o? Kim bana öyle davranabiliyor ya? Kim o ya? Ya git bahçeye. Kim o? Seviyesine düşme şunun ya. Bir de hala oynuyorsun ya. Lütfen alır mısın şunu? Ya ne oynaması ya? Abla bir şey söyleyeceğim. Siz kafanız mı güzel şu anda Ceyda 10 bin lirayı aldı diye? Gerçekten niye bu kadar yükleniyorsunuz ya? Oynuyorsunuz ya. Oynuyorsunuz. Tamam Ceyda da bir tık oynuyor eyvallah da. Ceyda da bir tık oynuyor ayrı mevzu da. Saygılı ol. Böyle hanım hanım oturunca siz oynuyorsunuz işte. Saygılı ol. Hanım hanım oturunca siz oynuyorsunuz. Tamam mı? Gerçekler bunlar. Sahte insanlarsınız. Sahte, vallahi doğru söylüyor. Kompoze insanlarsınız, sahte insanlarsınız abla. Tam bir sahtesiniz. Hayatınız Ceyda. Sahte sizin. Ceyda. Ceyda da sıfır geri vites ya. Ceyda asla geri vites yapmıyor ya. Bak şimdi çıkarım. Büyük. Ya çık. Nereye çıkarsın ya? Yönetime mi çıkacaksın? Nereye, kime şikayet edeceksin bizi? Gerçekten. Ya büyük de o da küçük. Çıkarım derken nereye çıkarım? Bizi şey yapacağını zannediyor galiba. Büyüklerine saygı olsun ki ben onun büyüklerine saygı olsun. Hayır. Ama hakikaten kötü hissediyorum vallahi bile. Benim canımı sıkma. Uyuyamadın sen git. Kardeş ayıp yani ya. Ayıp yani ya chat. Ayıp yani ya. Tayyip yok mu Cimin ya? Vallahi billahi ya. Cimin diyor ya. Ayıp yani ya. Ayıp yani ya. Vallahi billahi chat ya. Ayıp yani ya. Ayıp yani yapma. Ayıp yani chat. Vallahi kompoze oldum ya chat ya. Ayıp yani ya. Herkes görüyor herkes görüyor. Ağla bir de Duygu dedesi ağlıyor zaten şu anda. Gümbür gümbür ağlıyor. Yani ya. Ayıp yani yapmayın bana ya. Herkes görüyor herkes. Abla lezbiyen homoseksüel kim varsa açıkta gitsin ya. Açıkta gitsin ya. Herkes görüyor. Bak Ceyda bak benim sinirlerim. Görüyor. Lütfen gider misin bahçeye? Ben niye gidiyorum? Siz gidin ya. Ay saygısız şey ya. Çıkar mısın? Sinirimi bozuyorsun ya. Hayır, ben neden gidiyorum ya? Ama bak abla, artık sinir at. Tamam yeter. Sabah girdiğinden beri ara buluyorum. Yapmayın diyorum. Abla bir tık abarttın gibi geldi hakikaten. Bir tık abarttı gibi geldi bana şu anda. Ne oluyor oğlum? 22 varsın hakikaten. Duygu, yapmayın ya. Sen de diyorsun ki kültürlü diyorsun. Ya sen kalkıp da bana saygısız diyemezsin. Niye diyemezsin? Saygısızsın abla. Psikopat mısın abla sen? Kız 10 bin lira aldı diye. Tamam arkadaşlar kız 10 bin lirayı aldı. Ceyda birazcık yalandan koylu rollerine giriyor. Yok evde çamaşır makinem yok. falan filan. O birazcık kolpa. Eyvallah da. Bu kadar da ağlayıp zırlamaya ne gerek vardı ya? Hanginize saygısızlık yapmadın? Tamam, hakikaten kötü hissediyorum gece. Uyumadıysan git. Saygısız demedim. Saygısızlık sana diyorsun ya. Ben sana saygısızsın demedim. Ben sana saygısızsın demedim. Benim ikinize saygısız. Ayıp yani. Hakikaten lafı söylemedim. Ayıp yani ya. Uyumadım ya. Ayıp yani ya. Tipe bak Allah kahretmesin. Vallahi bile delireceğim ya. Ceyda. Ben çok saygısız demedim. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kadın var ya bu gerginlikle lezbiyen homoseksüel kim varsa açıklara. Sana diyorum Ayşenur'a diyorum saygısız.
Abi Zeynep Hanım, Ceyda yapma. Hangi bize saygısızlık yaptım ya? Allah aşkına. Abi ağlıyor zaten. Ay saçmalama. Oo Ceyda hala saldırıyor. Abi ağla. Duygu bence önceden başka bir şey üzülmüş herhalde. Önceden değil abla, o birazcık kuruldu. O birazcık sosyopatlık var onda. 10 dakika önce senin, bu arada 10 dakika önce bunu savunup Ayşenur ve Daniela'yla kavga etmiyor muydu arkadaşlar? Herhalde Murat'a üzüldü, şey yaptı. Bence ona ağladı diye düşünüyorum. Çünkü benim çıkıştığım nokta Ayşenur. Duygu. Abla en son mesela Duygu senin tarafındandı. Kimin kimle olduğu belli değil ki, anasını satayım ya. Diye değildi. Duygu bir anda girdi olaya. Ayşenur'a... Tabii bu tam para gitti diye ya, ona takıldı zaten ya flash mob. Normal tepki, bana yes, bağırarak doğru. Tepki. Anksiyetemin tavan yaptı ve hiç uyuyamadım bugünlerde sabah YouTube'a. Canım benim Nazlıcığım, iyi ki varsın, Allah kesene bereket versin canım benim ya. Ben anlamadım, ben kendi hakkımı savundum. Çok teşekkür ederim balım benim. Bugün Duygu abla... Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın, chatte bazen böyle bazı arkadaşlarımız da, chatte olsun, donette olsun, böyle bazı arkadaşlarımız şey yapıyor, götü başı ayrı oynuyor, kusura bakmayın. Onlara biz tepki gösterirken arkadaşlar hani hem önce benim moralim dalmasın hem de böyle yayın çok gevşemesin. Bazı insanlar çok gevşiyor. Yayının da kalitesi düşüyor. Öyle sevmiyoruz yani öyle şeyleri, biliyorsunuz chat'im. Yani yayının şeyi düşmesin diye. Yoksa biz biliyorsunuz, biz eğlenmemize devam yani. Siz biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Öyle 1-2 tane. 3-5 tanedir böyle soytarı. 3-5 soytarı bunlar, fazla değil. Çok sinirli. Yani takmayın kafayı. Ben takmıyorum. Biz yani zaten direkt banlıyoruz onları sağ olsun moderatörlerimiz. Kokulu öpüyorum sizi. Sinirlendirdi Ceyda ama saygısız şekilde sinirlendirdi. Normal, bunlar chat normal ya. Böyle 4 saatlik 5 saatlik yayınlarda, bir de gece ya. Artık gece saat 1 ya, milletin de beyni birazcık arkadaşlar gerçekten mıncıklanıyor galiba. Birazcık bazıları bokunu çıkartıyor. Böyle saygısızlık yapanlar arkadaşlar hepimize saygısızlık yapmış gibi oluyor. Onları mecbur uzaklaştırıyoruz direkt anasını. Yapacak bir şey yok. Saygısızlık yaptı. Saygısızlık yaptı aynı Ayşe, onu söylüyorum. Yani kalitemiz düşmesin chat. Yayının kalitesi düşmesin yani. Yani tabii ki bel altı şakalar yapıyoruz, yapmıyor değiliz de arkadaşlar. Çok mide bulandırıcı seviyeye gelince biliyorsunuz arkadaşlar, sevmiyoruz yani. Orada bir yaş ortalaması var. Tabii ki rakibimiz bizim, ona bir lafımız yok. Fakat bir daha yapmazsan sevinirim canım benim. Allah keseni bereket versin. Bir daha da donate dağıtma. Sağ ol. Devam. Seviye bir saygı olması lazım arada. Bir seviye, ondan bahsediyorum ben. Bir seviye bir saygı olması lazım abla. Vallahi çok yerine denk geldi ya. Hakikaten ya. Diye düşünüyorum. İnsanların saygısı çerçevesinde ben insanlara bakarım. Öyle değerlendiririm. Evet. Yani profesyonel bir şekilde tartışalım ilk. Kompoze bir şekilde. Ceyda saygısızca bayanı çok sinirlendirdi. Bayan çok sinirlendi ama bayan yani hepimiz sinirlendik ya. Beyler ortalığı dağınık bırakmayalım. Buradaki bulaşıklar, bardaklar kiminse. Neyse, özür dilediğin için de teşekkür ederim bu arada canım benim yani. Tamam, sıkıntı yok da arkadaşlar yani dediğim gibi yani bir şımarma moduna geçmesin yani bazı arkadaşlar. Herkes kendi abi. Lütfen. Erdem Bey nerede? Elbam elimde. This door. Ben yediğimi yıkadım koydum, o yüzden kendimden çıkartıp işte herkese söylüyorum. Abi. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Sağ ol, var ol Erdemciğim. Erdem ne yaptı gene? Beyler herkes kendi işini yaparsa burada bir chaos olmaz. Burada... Evet arkadaşlar, bizim yayınlarda da biliyorsunuz böyle normalde chaos olmuyor. Yayınlarda chaos olmasın diye arkadaşlar. Sağ ol, var ol. Yani dikkatli olunuz ama chaos olmaz arkadaşlar. Beyler herkes kendi işini yaparsa burada bir chaos olmaz. Chaos abla yani, yeter ki chaos olmasın abla. Burada çorba var abi. Neyiz çorbanın şeyi. Abi mob okey zamandan beri izliyor kendim. Canım benim, iyi ki varsın Duygu ve Nisam. Allah kesinize bereket versin. İyi ki varsınız canlarım benim. Bir de şu bitcoinler batmazsa çok güzel. Chat inşallah. Tencereyesi. Burada bir tabak var. Bana chaos. Ne diyorsun, ben mi koyayım çorbayı içeri? Koyarım. Yo, ben kimin koyduğunu bunları söylemiyorum. Söylesene. Sen niye bugün sende ne var ya? Her şeyi yanlış söylüyorsun. Her şeyi hava yanlış bulutlu. Oldu. Hava bulutlu. Bir tık chaos. Hava bulutlu mu? Hava bulutlu. Bugün biraz alınganız chat. Hava bulutlu. Bugün biraz chaos. Hava bize de bulutlu. Bugün biraz kompoze. Bulutlu. Hava bize de bulutlu. Demek ki benim... Ooo, Melih'ime de bulutluymuş hava chat. Hava daha şimşekli ve bulutlu. O zaman yağarsa hepimiz benim paratonerim var ya. Hadi. Emre. Ben... Peki topraklamaya mı alıyor? Toprağa gidiyor yani. Bana da lazım. Erdem çok zeki olduğu için topraklama falan yaptı şu anda. Tamam, yaprağım. Evet, sana da bir para toner lazım. Para mı toner? Toprakla enerjini al. İkiniz de saygısız. Bu hala ağlıyor lan bu. Hakikaten ya. Sizin dedi ya. Bana ben bu yaşıma kadar hiç kimseye yapmadım, duymadım da. Ben duymadım. Ama hakikaten erkeklere mi? Saygısızsın. Saygısızsın ama abla, saygısızsın. Krize girdi şu anda Hürrem'in sultanı.
Depresif kedi. Duygu Toşko. Ayıp ya. Ayıp the war. Ayıp ya. Emotional. Ayıp ya. Bak yalnızsın. Ama düşünürüm olurum. Evet. Hassas anlatabiliyor muyum? Bak etkileyini. Hassas değilim arkadaşım. Saygısızsınız. İkiniz de terbiyesizsiniz. Aşağılıyorsunuz bizi dedi ya. Ne var bunda abla anasını satayım. Buna mı bu kadar tetiklendin ya? Gözdeci bir iki varsın. Melih yazı belli bir çift sıfıra yolladım bunun üstüne ya. Bunun üstüne sanki hakikaten küfür etti hakikaten ya bu kez 05. Şey, hanginiz aşağıladım ya? Bu kız kızmıştım ki dalga ver fakirlere bilmem ne şey yapar. Hanginiz aşağıladım gözünüzü seveyim ya. Fakirlere bilmem ne... Fakirlere bilmem neler mi? Zaten. Hayır biz ne zaman dedik ona sen fakirsin ya da sen böylesin şöylesin. Ne zaman böyle bir kelime geçti? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman geçirmem de. Ulan sen hakikaten dolandırıcısın Daniela. Daha demin demedin mi lan köylü diye? Ha? Ne yapıyorsun? Köylü. Ne yapıyorsun? Demedin mi? Aa şu anda chaos çıktı şu anda. Yani kimse... Domuz... Tövbe estağfurullah. Kimsenin hayatını bilmiyor ki burada ya. Evet bir sen ya ben... hangi geçmişini biliyorsun kimin yani? Ben aşağıladım mı sizi? Saygısızlık hayır, hiçbir... yap... İnanım iyi ki basın gülüm. Bir zaman, hayır, hiçbir her zaman. Her biri saygısızlık yapsa da alttan aldım, güldüm, farklı şeyler yaptım. Yaptın mı ya? Yaptın mı ya? Yaptım mı ya? Neyi store? Meltem 01 ya. Yaptın mı ya? Yap. Elim tutmuyor ya. Yaptıysam söyleyeyim bana. Ayıp ya. Ayıp ya. Benim de hatam vardı. Vardır özür dilerim ben. Ben yani 15 yaşındaki çocuktan da özür diliyorum. Kızlara çok da fazla inanmayın yani. Alakasızlık seviyesi bortu şu anda. Ne alaka? Bak bu konuda katılıyorum sana. Siz hiç benimle oturup kızlar hakkında konuşmayı denemediniz ya çünkü. Ya hakikaten bak ben unuttum. Ve hakikaten bu... unuttuk Çetoğlu bir ara yapalım ya. Onu bir ara arkadaşlar unutmayın da bir ara Serhan'la kızlar hakkında konuşalım. Bu kararları belki de yanlış verdiniz. Hep Serhan koruma altında Serhan. Nereden biliyorsun kardeşim? Sen... Kızlar konuşuyor doktor.com. Sen kızlara güveniyor mu? Ben güveniyorum usta diye. Niye güvenmeyesin ya? Dinlemedik mesela. Ben senin gibi... Sen şu anda erkekler evindeki baskı... Elif Toşku canım benim iyi ki varsın. Estağfurullah estağfurullah tamam sıkıntı yok. Siz çok ayıp ettiniz yani bir yerden. Abi çok ayıp ettin Elif Toşku bir yerden anladın. Tamam sıkıntı yok canım benim. Allah keselim herkese. Ben kızlara güvenim yok. Ben sadece iki gündür onların ön yargıları için sizinle... senin gibi... Sen şimdi erkekler evi böyle bir örgütlerip bu işler böyledir arkadaşlar. Neyi store? Nefise mi iyi ki varsın? Şimdi Serhan'ın burada bir iktidarı var ama... Olmak istiyorum abi. Elim tutmuyor. Serhan'ın burada bir iktidarı, burada bir otoritesi, burada bir diktatör hareketi var ama Serhan şu anda arkadaşlar kendisine baş kaldıranları gördüğü için, baş kaldıranları gördüğü için, ayaklananları gördüğü için birazcık geri vites yapıp arkadaşlar kendini açıklamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu hayatta yani başımıza gelen haksızlıklara karşı demek ki ses çıkarmamız gerekiyor. Ben... Ne oldu baskı yiyince şimdi vallahi bile orada kedi gibi konuşuyorsun Serhan. Ben konuşuyorum şu an. Pardon. Münazara yapmaya çalışıyorum ki buna hakkım var. Münazara mı? Evet. Oradan her gelen dinlenilmeli bence. Evet arkadaşlar hep beraber şöyle bir dinleyelim Serhan'ı. Hep beraber şu... Evet. Şöyle bir tankut gibi arkadaşlar. Evet abla. Yoksa neyin ne olduğunu öğrenemezsin burada. Evet doğru katılıyorum anasatayım. Dinleyelim abla. Dinliyorum. Lavantacım ilgiciler canım benim. Biz kardeşim. O evde yaşamıyoruz haksız mıyım? Doğru. Yani şimdi oraya giden bir adam dinlenmesi gerekiyor. Katılıyorum katılıyorum. Ben bunu sen tankut olduğun için ya da Ercan olduğun için dinlemem. Orayla alakalı bilgi evet. Sahibi olmak için dinlerim. Bugün... Serhan o kadar boş konuştun ki vallahi prodüksiyon kesti artık ya. Prodüksiyon kesti artık vallahi billahi ya. Bugün stratejik bir hata yaptığımı düşündüm. Çünkü Emre'yi koruma altına aldım. Korona mı? Daha o zamanlar yok bile anasını satayım. Nereden aklına geldi ya? Bir hata yaptığımı düşündüm. Çünkü... Emre'yi koruma altına aldım. Fakat evet, 4 kızın Saran'ı çağırması bir anlam ifade etmiyor. Çünkü kızlara o kadar güvenmemiz ve Saran'ın anlattıklarından yola çıkmamız bana evet. Hata gibi gözüktü. Ama umarım Serhan kalacaktır ve benim için güzel bir rakip olacaktır. Enteresan. Bugün geldi gene montlu. Geldi gene trench coat. Arkadaşlarımın strateji hatalarından dolayı evet. Benim adımın korumada çıkmadığını düşünüyorum. Bu durum beni bir hayli rahatsız etti. Çünkü kızların evinden geldikten sonra kimse beni dinlemedi. Evet iş alt amı. Belki de kızlar görüşmeye benimle ilgilendikleri için gelmemişlerdir. Belki ne için canım? Onlarla ilgili sorular yönetmeye gelmişlerdir diye onlara olan tepkim de açıkçası. Evet. Bunu da yerinde yaptığımı düşünüyorum. Belki de Emre ile kafa kafaya giderdim. Belki de Emre'yi de geçebilirdim orada.
Ben bundan dolayı kırgınım arkadaşlarım. Allah Allah! Ulan kendi en yakın arkadaşın değil miydi Emre? Şimdi böyle mi oldu? Yarışma psikolojisine mi girdin? Bir takım tatlı sürprizler. Mehtap sen niye ağlıyorsun? Bu niye ağlıyor? Ağlıyor. Hani ben ağlamıyorum. Benim burada ben ağlamıyorum ya. Hayır, kadın üstüne gittikçe daha fenalaşıyor. Farkında değilsin. Ben de ilk başta yapıyor falan zannettim. İrem'i bir iki varsın. Vallahi delireceğim. Tamam arkadaşlar hadi. Hadi arkadaşlar yarın gece de buradayız chat.